Apatya'nın Yaprakları Yazan: Funda Akosman Erman Türü: Röportaj Basım Yılı: 2019 Ön Söz Merhaba sevgili dostlar. Yaklaşık 20 yıldır yazılarıma hep bu hitapla başlarım. Çünkü yaptığım her işte bana katkılar sağladınız, beraber büyüdük. Apatya dergimiz bundan 14 yıl önce Bahçeşehir'de doğduğunda Tüm yurda yayılıp papatya tarlalarına ulaşacağını bilmiyordum. Düzenlediğim sosyal sorumluluk içerikli organizasyonlarda da hep el ele, göz göze, gönül gönüle hayatı paylaştık. Dostlarım en büyük zenginliğimsiniz. Vatan televizyonunu kurduğumuzda sizler için zengin bir kadın programı hazırlayıp sundum. Papatyalı sabahlar ile sokak röportajlarında da yanında oldunuz. Diğer kanallarda da yine hazırlayıp sunduğum sağlık programı ile de tüm bilgileri fayda amaçlı sizlere ulaştırmak isteğimden doğdu, sağlıklı papatyalar. Öğrendiğim bilgileri hep sizlerle paylaşmak istedim, aracı oldu televizyon programları. Alışveriş merkezlerinde de doktorundan, eğitimciye, sihirbazına, sanatçısına, müzikte sohbetlerle çocuklarımızla hep yan yanaydık. Önce vatan gazetemiz ile başladı bu macera elbette ki. Gazete kokusuna doğdum ben, çok severim kokusunu da, gazeteciliği de ve her şey merakla başlar, heyecanla. Babam camianın aksakallılarından, şimdilerde. Mücadeleyi, azmi, sabrı, adaleti, vermeyi ondan öğrendim, sevgiyi, inancı, anaçlığı annemden, var olsunlar. Biricik ailem, eşim, can dostlarım iyi ki varsınız, İyi ki birbirimizin hayatlarına dokunduk. Yılların birikimini derleyip hatıra amaçlık içinde çok değerli bilgilerde barındırmakta, sunmak istedim, belki başucu kitabı olur sizlere. Oğlum Mert ve kızım Damla için bir anı, bu yaşamda hoş bir seda, güzel anlamlı bir iz bırakmak istedim. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'dan, Atatürk'ümüzün sayesinde özgürce yaşadığımız cennet vatanımızda, Allah'ın izniyle kardeşlik, barış, huzur içinde mutlu yaşamımızı, farkındalıklarımızı pozitif enerjiyle beslediğimiz bir yaşam kuralım el birliğiyle. Sayfalara sığmayan özel isimlere diğer sayılarda yer vereceğim inşallah. Bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimle. Bu kitapta çok farklı isimler var ama hepsi birbirinden özel ve değerli. Sizlerin beğenisine sunarken, gelirinin belli bir kısmını da, hep yanında olduğum down sendromlu çocuklara ileteceğimizi de gururla belirtmek istiyorum. Bunca ödülümün içinde en önemlisi sizlerin güveni ve içten sevgisi oldu. Minnettarım. Hiçbir şeye değişmem. Sevgi dolu gönlümden sağlıkla sevgiyle nice buluşmalara diyorum. Bir pop divası, enerji deposu Füsun Önal. Füsun Önal ile tanıştığımız andan itibaren çok yakın arkadaş olduk. Öyle tatlı, öyle içten ki sevmemek elde değil. Tabi enerjisinden etkilenmemek mümkün değil ama bir o kadar da romantik, duygusal, eski aşklarını anlatırken gözleri o anlara kayıyor, hafif buruk, hafiften de, iyi ki yaşanmış der gibi. Yıllar sonra Vatan TV kanalımızda kendi programın papatyalı sabahlara katıldı. Öyle titiz, hassas ve naifti ki ben çok şahit oldum. Sahnede devleşen sanatçıların kuliste nasıl heyecan ve dikkatle hazırlandıklarına. İşlerine saygıları hiç bitmiyor ondan marka olmuş, Halka mal olmuş sanatçılar. Yine bir gün sohbet ederken evine de davet etmişti. Hemen tarif etti, hiç unutmam. Çok doğal şekilde hoşuma gitmişti bu samimiyeti. Yine bir imza gününde buluştuk. Hep enerjik, hep gözlerinde mutluluk pırıltısı. Bana papatyaların çoğalsın. Çok emek veriyorsun. Sevgiyle çağlasın. Papatya tarlaları olsun demişti hiç unutmam, tiyatro sahnesinde, bir sitede yazılarında hep müthiş bir heyecan bize aktardığı ve gerçekten çok çalışkan bir kadın, kendini çok doğru, çok güzel aktarıyor. Sizi seviyorum, İyi ki varsınız, çok teşekkürler. Füsun Önal'la tanıştığınızda, okyanusla bütünleşen yağmur damlası gibi onunla bir anda kaynaşıverirsiniz. Dostluk, sevgi her şeyden önce gelir onun için, içtendir hep. Bu içtenliği, yaptığı her işe, şarkıcılığına, söz yazarlığına, tiyatroculuğuna, yazarlığına, fotoğrafçılığına, insan ilişkilerine, hayatına yansır. Füsun Önal, üç nesle hitap etti, sevildi, sayıldı, önce oldu, takip edildi. Füsun Önal'ı sürekli güler yüzü, bitmez tükenmez enerjisi, hayat sevinci ve ölmez şarkılarıyla biliyoruz. Türk pop müziğinin dama taşlarından biri olmayı başarmış Füsun Önal'ın nedir bu başarısının sırrı? Gelin hep beraber söyleşelim. Füsun Önal, elinizi hangi konuya atsanız başarılı oklunuz. Şarkı olarak biri dolsunuz, şarkılarınız klasikler arasında, yıllarca zirvede kalmak nasıl bir duygu? Bunu başarmanın yolu nedir? Evet, sanatın pek çok dalında çalışmalar yaptım şarkıcılığımın dışında 14 fotoğraf sergisi açtım. Kelebekler özgürdür, hayır, durdurun dünyaya inecek var. Evita, Ateşli Aşıkların Sonuncusu Üç Kadın Bir Çapkın gibi dünyanın ünlü oyunlarının ve müzikallerinin Türkiye versiyonlarında başroller oynadım. Zirve tehlikelidir. Yüksek bir yere çıktığında insanın yükseklikten dolayı başı döner. Metrelerce yukarıdaki ip cambazı, dengesini kaybetse düşer. Zirveye birdenbire fırlamayı istemek, oraya çıkan kişiye çok hoş gelir ama oraya çıkmış olmanın sarhoşluğu içindeyken, havaya girip işin sonunda dengeyi kaybedip yuvarlanıvermek de var. İşte sarhoş olmadan bu dengeyi sağlam bir şekilde yakalayabilmek için gereken şeyleri toparlamaya çalışayım. Halka yakın olmak çok önemli. Ekran önünde olsun, sahnede olsun seyirciyle sıkı fıkı olup, aynı şeker, ne miş gibi görünüp, ekran gerisinde ve sahne dışında burnundan kıl aldırmayanları çok gördüm. Şöhretle, kazanılan ödüllerle, paralarla ne oldum delisi olup, ben artık oldum, havalarına girip şımaranlarda bir süre sonra hızla çıktıkları zirveden paldır biliyor. Bunun örneklerini de çok gördük. Kısaca, ayağı yerden kesmemek lazım. Sonra düzgün bir yaşam yapılan işe saygı şart diye düşünüyorum. Size hayranım, çünkü çok pozitif bir insansınız ve bunu çevrenize de yayıyorsunuz. Şarkılarınızla, kitaplarınızla, söyleşilerinizle insanlara ulaşıp doğruyu güzeli anlatıyorsunuz. Bu misyonu nasıl yüklendiniz? Bu konuda, tanıştığımdan ölümüne kadar geçen 5 yıl içinde Aziz Nesin'in benim üzerimde çok etkisi oldu. mutlaka söyleşiler yapmamı, imza günlerine gitmem gerektiğini söyleyip dururdu. Bir yazarın, bir sanatçının okuyucusu ile bire bir yüz yüze geldiği anlar bunlardır. Az okuyan Türkiye'de okuyucundan kopmayacaksın. Bak ben bu yaşımda bile imza gününden imza gününe koşup duruyorum, demişti Aziz Bey. Çok haklıydı. Bir şarkıcı olarak halk beni TV ekranında görüyor, sahnede seyrediyor. Gazete ve dergilerde çıkan ama doğru ama eri haberlerle tanıyordu. Oysa 16 yıldır imza günlerim, söyleşilerimle halkla daha yakın olduğumu fark ediyorum. Kendi tecrübelerimi onlara aktarabiliyorum. Zaten yapı itibarıyla pozitif enerji yayan biriyim. Halkla birlikte olduğum bu anlarda üzerimdeki pozitif enerjiyi de onlara iletip onların görmediği Bilmediği şeyleri onlarla paylaşıyorum. Kısacası bu misyonu bana Aziz Nesin yükledi. Bundan dolayı gururlu ve mutluyum. Yazmak size ne hissettiriyor? Yazmak insanı başka alemlere götürüyor. Beyinden parmaklara, oradan bilgisayar tuşlarına dökülen kelimeler, cümleler insanı güçlü hissettiriyor. Çünkü yazdıklarınız belki de hayatta hiç yapmadığınız şeyler yapmak istediklerinizi yazıyor, özlemlerinize hayat veriyorsunuz. Söyleyemediklerinizi yazarak haykırabiliyorsunuz. Bu cesaretli satırlar, okuyucuya da yansıyor. Onlara cesaret veriyor. Yol gösteriyor. Ayrıca düşünsenize, kitabınızdaki baş karakterden, en küçük karaktere kadar tipiyle, huyuyla suyuyla, aşkıyla meşkiyle yüzlerce, 16 kitabım olduğuna göre, Belki de binlerce insan yaratıyorsunuz. Binlerce doğum yapmış gibi. Bu harika bir şey. İnternetteki yazılarınız müthiş. Kadın erkek ilişkilerini, kadınların hissettiklerini, düşüncelerini, duygularını öylesine duru bir dille aktarıyorsunuz ki doktor, psikolog danışmanlığının yanında sizinle sohbet çok daha keyifli. İyi ki varsınız. Nasıl zaman buluyorsunuz tüm bunlara? Bir koltuğa kaç karpuz sığdırıyorsunuz? www.etrekolaybölükadın.net web sitesinde 4 yıldır yazıyorum. Her konuya değindiğim yazılar var. Romantik yazılar, seksi yazılar, eğlenceli yazılar, gönderme yapan yazılar. Yurt içi, yurt dışından çok iyi tepkiler alıyorum. İnternet çok geniş bir alana ulaşıyor. Bir ilkokul arkadaşım Arizona'da yaşıyormuş kendisi oradan bana ulaştı. İzini kaybettiğim bir başka arkadaşım Avustralya'dan köşeme mail yolladı. Yılbaşından bu yana, İstanbul kazan füsun kepçe diye bir başka sayfam daha var ey kolay kadında. Tiyatrolar, sinemalar, kafeler, barlar, mağazalar hakkında dolaşıp gördüklerimi yazıyorum. Zaten yıllardır ey kolay tatil portalinde de gezi yazılarım var. Okuyucu maillerini tek tek okuyup Geç de olsa cevap yazıyorum. Bunlar çok zamanımı alıyor. Buna bir de her yıl yazdığım kitabımı eklerseniz günlerim dopdolu geçiyor. Sonra kedilerimle köpeği de bunlara ekleyin. Yaz gelince bahçeyle uğraşmak var sonra. Bu yoğunlukta aşka zaman kalıyor mu? Kalmaz mı? Ben ilkokuldan beri aşksız, sevgisiz kalmadım. Bu konuda şanslıyım. İki evliliğimin dışında hayatımda hep birileri olmuştur. Uzun zamandır da çok sevdiğim bir sevgilim var. E bu arada talipler de oluyor. Teşekkürler ama sevgilim bana yeter. Sevgilimin de benim de işlerimiz çok yoğun ama sevgiye zaman kalıyor mutlaka. Tüm hanımlar merak ediyor. Bu süper enerjinizin sırrı nedir? Yıllardır genç ve dinamiksiniz. Neye borçlusunuz bunu? Aşka mı? Vallahi botoks yerine aşk kavgi yaşamak insanın gözlerini parlatıyor, cildine iyi geliyor. Sevip sevilmenin bunda tabii ki etkisi vardır ama ben çocukluğumdan beri hiperaktif bir bünyeye sahibim. Belki de bunun formülü annemle babamda gizli demem daha doğru olur. C bu işin şakası ama et balık tavuk yemeyen klasik bir vejetaryen olmamın, sigarayı bir buçuk paket içerken, 10 küsur yıl önce pat diye bırakmamın, çok uzun yıllardır her sabah çeşitli vitaminler almamın enerjim üzerinde büyük payı vardır diye düşünüyorum. Türkiye'de kadınların konumu gerçek anlamda nedir sizce? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Dünyada kadının yeri nedir? Neler söyleyeceksiniz? Ben Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Hayvanları Koruma Günü, Öğretmenler Günü vs gibi bir güne sıkıştırılmış günleri pek sevmem. Bu günler para tuzağı günler gibi gelir bana. Tek bir günle sevgi, ilgi göstermek yetmez. Yılın bir gününün Kadınlar Günü olması da bana ters geliyor. Bir günde ne kadar ses duyurulabilir ki? Kadınlar bu bir günde "Kadınız, hakkımızı söke söke alırız." diye yürüyüşler yapıp meydanlarda toplanıyorlar ama ne yazık ki haklarını bir türlü alamıyorlar. Kadınlarımız toplumda hep ikinci planda. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama bu ne yazık ki böyle. Ezilen, taciz edilen kadınlar dünyanın her tarafında var. Ama ileri, çağ yakalamış ülkelerde kadınlar daha çok söz sahibi. En azından dünya üzerinde kadın devlet başkanları var. Kadın bakanlar, oralarda devlet yönetiminde daha çok söz sahibi. Biz bir türlü bunu tam yerleştiremedik. Meclise giren az sayıdaki milletvekilleri ya da kabinede yer alan çok az sayıdaki kadın bakanlar, ne yazık ki tarih yazamadılar, önemli kararlara, uygulamalara imza atamadılar. Onlar kadar birçok olana, avantaja sahip olan kadınlar seslerini meclisten duyuramadılarsa, toplumdaki ezilen kadınlar ne yapabilir ki? Edis Hun. O bir aktör. O bir çevreci. O bir öğretim görevlisi. O bir baba. Yakışıklı, tam bir İstanbul beyefendisi ve bence asla yaşlanmayacak çünkü bu hissi size veriyor. Hem zekası, hem çalışkanlığı, hem duyarlılığı, hem bir erkek olarak yakışıklı duruşu, kibarlığı ve hep tecrübelerini aktarımı ile var olacak. Karizmatik duayen aktör ile Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünde çevrecilik dersi verdiği sınıfta çok samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Sonra deniz kenarına, bahçesine indiğimiz an, etrafımızı hayranları sardı. Sakin, sabırlı, alışık, mutlu ve olgun bir şekilde hepsiyle ilgilendi. Espriler bile yaptı. Böyle aydınlık beyinlere ülkemizin ihtiyacı var. Elbette bir ediz hum, Türk sinemasına zor gelir. Tüm heyecanımı, müşfik, içten tavırları, zeki, olgun konuşmalarıyla geçiştirdi. Düşünsenize bir dev ile karşı karşıyaydım, ama öyle mütevazı, doğal ve içten ki çok rahat ettim yanında. Hatta bir gün Anadolu yakasında bir dizi çekiminin setine davet etmişti beni, bir köşteydi, tüm arka planları, kameraları, ünlüleri, çalışanları aşıp yukarı yanına çıktım, sohbet ettik, en jön haliyle ve babacan beni uyardı. Sen çok iyi niyetli, güler yüzlü bir kadınsın ama karşındakinin niyetini bilemezsin. Bu da kulağıma küpe oldu. Çok seviyor sayıyorum kendisini, tüm milletimiz gibi, onlar bir ekol, hep var olsunlar. Yakınlığınız için çok teşekkürler, saygılar. Edis Hun kültürüyle, kibarlığıyla, dinçliği ve akıcı zekasıyla beni çok etkiledi. Bakışlarındaki derinlik, yaşanmışlıkları anlatıyordu. Edis Hun tam bir İstanbul beyefendisi. Yaptığın işin en iyisini yapan, konu her ne olursa olsun hakkını veren, tanımadığı insanlara bile hayata dair dersler ya da bilgi birikiminden küçük bir şelale akıtarak her an çevresine faydalı olmak gayretinde ve bunu yüreğindeki sevgiseliyle başaran bir insan. Edis Hun Onu tanımak şansına eriştim ve dünyada böylesine kibar insanların olması beni mutlu etti. Edis Hun ile röportajımızın ardından fotoğraf çekimi için sahile indik. Oradaki tüm insanlar Ediz Bey'in etrafında sevgi çemberi oluşturdular, küçük sohbetler gerçekleştirdiler, hatıra fotoğrafları çektirdiler. Şöhreti yıllardır böylesi tevazu ile karşılayan ve taşıyan ender insanlardan, gerçek sanatçı Ediz Hun. Her şeyin sabun köpüğü gibi yaşandığı günümüzde gerçek insan ve gerçek sanatçılara değer vermeliyiz. Sayın Ediz Hun, sizi üç kuşaktır insanlar tanıyor. Hayatınız bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçse, bize neler anlatırdınız? Dediğiniz gibi, üç kuşak da bizi tanıyor. Hatta birçok yerde konuşma yaptığım zaman sizin gibi genç kızlar gelip, resim istiyorlar. Ben de kendi kendime bak ediz, hala senden resim istediklerine göre sana karşı beğenileri devam ediyor, diyorum. Genç kız, anneannem de sizi çok sever de onun için resminizi istiyorum, deyince, hiç önemli değil, diyorum, ama daha sonra telafi ediyor, ben de ve annem de sizi çok seviyoruz, diyor. 1963 yılında girdiğime göre şöhretler dünyasına, şu anda ders verdiğim çocuklar üçüncü kuşakta, 1980 doğumlular. Zaten 80 doğumlu, 60 doğumlu, 40 doğumlu, tabii 20, 25'er sene bir kuşak oluştuğuna göre evet, 3 kuşak var. Sevilmek güzel bir şey, sevmek de güzel ama sevilmek yeterli değil. Sevgiye karşılık verecek şekilde davranışta sergilemek önem taşıyor. Kaç film çektiniz, en beğendiniz, sizde iz bırakan filminiz hangisidir? Günümüzde Türk sinemasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sinemanın aktif olduğu dönemlerde aşağı yukarı 160 film çektim. En beğendiğim diye bir şey söz konusu değil, birçok filmimi çok severek çektim. O zamanlar titiz bir çalışma içindeydik. Şimdiki gibi dizi oyuncuları olmadığı için sinema ön planda, halka hitap eden bir sanat dalı olarak önemsenmekteydi. Çok güzel şeyler yaptık, Ankara Ekspresi, Güllü gibi filmlerde çeşitli konular işledik, komedisi var, dramı var, biraz macerası olanı var, onun için herhangi bir şekilde ayrım yapmak zor. Yaptığımız çalışmalar bizim çocuklarımız gibiydi. Günümüz Türk sinemasını çok fazla takip etmiyorum. Ettiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim. Çok yetenekli sanatçılar var, genç sanatçılar var. Zaten sanat kimsenin tekelinde değildir. Kişilere özel bir şey değildir. Evrensel boyutta soyut bir kavramdır sanat. Mühim olan sanatı iyi yorumlayabilmektir. İyi yorumcularımız var. Gençlerden de, orta yaşlılardan da, yaşlılardan da. Bizde eksiklik diyebileceğimiz kurum başlığı senaryodur. Senaryo bana göre en önemli konudur. Mesela bir senaryo yazdınız. O senaryoyu topluma en iyi şekilde aktaracak iyi bir yönetmen bulmanız lazım. O yönetmen senaryo eğer iyi ise ve oyuncular da o konuya uygun seçilmişlerse o zaman iyi bir yapıt ortaya çıkar. Yani ekip işidir. Senaryo kadar önemli olan bir faktör daha var. Filmlerin ve dizilerin müziği insanoğlu gözüyle izleyebildiği bir emeği aynı zamanda kulağıyla da izler göze hoş görünse bile kulağa tırmalayıcı bir müzik işlenmişse, sanat ortaya çıkamayabilir. Senaryo konuyla ilgili çok iyi şekilde hazırlanacak, yönetmen iyi olacak, oyuncular konuyla ilgili seçilecek ama bütün bunların yanında çok önemli bir faktör müzik. Bunlar olduğu takdirde güzel bir seyre insanlar hakikaten koşa koşa giderler. Saydığımız bu faktörler olmadığı takdirde yarım yamalak bir şey ortaya çıkmış olur. Mesleğinizde çok başarılı bir bilim adamısınız, çok kültürlü ve araştırmacısınız. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisisiniz, gençlerimizin hayata bakışını, eğitim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gençlerimiz hayata değer veren insanlar ama istikbalden endişe duyuyorlar. Çünkü Türkiye'de genç nüfus sayısı oldukça fazla, hepsi üniversite mezunu olmak istiyor ve bunun için çalışıyor, ama acaba iş imkanı tam manasıyla yaratılabilecek mi? Geçim, giyim kuşam, yaşam, evlilik, alışveriş için yeterli ekonomik boyuta ulaşabilecekler mi? Acaba hayatta para kazanabilecek, kendi ayakları üzerinde sağlam durabilecek bir duruma ne zaman gelecekler? Örneğin, Bahçeşehir'de bu sene 250 öğrenciden 200'ü ya da 150'si mezun oluyorsa, Türkiye'de 50-60 tane üniversiteden toplam 5000 kişi mezun oluyor demektir. Bakalım geçen senelerin mezunları iş kurabilecek mi? Türkiye'de genç nüfus potansiyeli yüksek ama olumlu değerlendiremiyoruz. Bence yalnız üniversite eğitimi yeterli değil, eğitim okulları açmak lazım, meslek yüksek okullarını artırmak lazım, el sanatları üzerinde çok yoğun bir eğitim sistemi hazırlamamız lazım. Herkes üniversite mezunu olmak istiyor, çünkü üniversite mezunu olanların statüsü daha çok yükseliyordu, ama şu an o kadar çok üniversite mezunu var. El sanatlarının ahşap doğramasında ya da elektrik üzerinde gelişebilecek bir insan, 3-4 aylık kurslar sonucunda elektrik sertifikası almış ya da ahşap doğrama sertifikası almış insanlar oldukça fazla ama bunun da bir eğitimi var. Almanya'da, Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da bunun da yüksek eğitimi var. Türkiye'de gençlerin sorunu istikballeri, üretim fazla olmadığı için gençler çoğu kez işsiz kalıyor siz aynı zamanda iyi bir babasınız. Nasıl çocuklarınızla ilişkiniz, nasıl bir babasınız? Evet, iyi bir babayımdır, iki çocuğum var, oğlum 1981 doğumlu, şu an Avustralya'da, bu sene üniversiteyi bitiriyor. Bir de kızım var 1974 doğumlu, şu an benimle birlikte kızım, annesi oğlanın yanına gitti, biz baba kız beraberiz. Sevgi dolu yüreği ışıldayan gözleriyle sanatçı Nilgün Belgün. Sıcacık kişiliğiyle, doğal tavırlarıyla bizi enerjik ve pozitif dünyasına çeken Nilgün Hanım. Zeki, hamarat, dişi, becerikli, yazar, oyuncu ve anne. Nilgün Hanım'ı çok seviyorum. Hep çok pozitif ve güler yüzlü, hayata bakışı daima olumlu ve etrafına da bu neşesini saçıyor. Yabancı Damat dizisinin çekim setine gitmiştik röportaj için. Papatya dergimizi görünce en sevdiğim çiçek papatya'dır demişti. Biz röportaj yaparken odanın önünden geçen dizideki Yabancı Damat bizi görünce gencim yakışıklıyım diye yüksek sesle bize duyurmuştu kendini. Gülümsedik tabii. Nilgün Hanım yüreği insan sevgisiyle dolu bir kadın. Tiyatro, televizyon, sinema hayatı çok çok başarılı gerçekten. İyi ki tanımışım dediğim daha sonra da görüştüğüm anneciğinin cenazesine de gittiğim, sevdiğimiz ortak dostlarımız olan can kadın. İyi günde kötü günde yanında olabilmektir dostluk. Çok teşekkürler Nilgün Belgün. Nilgün Belgün ile Yabancı Damat dizisinin setinde buluştuk. Tüm ekip o kadar sıcak, samimi ve alçak gönüllüydü ki dizinin reyting rekorları kırmasının nedenini anladım. Tabii ki her biri usta oyuncular, tüm karakterler oturmuş ve ekip olarak çok başarılılar. Öyle ki başarıları yurt dışına bile taştı. Sevgili Nilgün Belgün, yüreği sevgi dolu, akıllı, sevecen, titiz, evinde de işinde de becerikli, hayat dolu bir hanımefendi. Nilgün Hanım'ın gözlerinden o ışıltıyı alıyordum. Ama tanışınca gördüm ki yüreği insan sevgisiyle dolu, dört dörtlük bir kadın, tam bir sanatçı. Onunla yaşamak, çalışmak, dost olmak çok keyifli olmalı, çünkü hayata olumlu bakan ve etrafa pozitif enerji yayan bir insan. Güzel, dişi, bakımlı, hamarat, çalışkan. Nilgün Hanım, siz iyi bir tiyatro sanatçısı ve dizilerde aranan bir oyuncusunuz. Hayatınızın bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçtiğini düşünürseniz bize neler anlatırsınız? Ailenin tek çocuğuyum, bunu belirtmek isterim, çünkü tek çocuk olmak, büyümek biraz zor kolay değil. Ona rağmen egoist ve şımarık yetiştirilmedim. Paylaşmayı çok seven biri olarak yetiştirildim. Ama tabii yalnız büyümenin verdiği zorluklar oldu. Onun dışında liseyi bitirdikten sonra bir özlemle konservatuvara girmek istedim, tiyatro oyuncusu olmak üzere. Babam kıyamet kopardı. O beni avukat ya da doktor düşünüyormuş hayatında. Çünkü iyi okuyan bir talebeydim. Konservatuvar'a tiyatro bölümüne girdim. Ondan sonra ilk 1973 yılında Devekuşu Kabare'de profesyonel oyunculuğa başladım. O zamandan bu zamana tiyatro benim yaşam biçimim oldu. 3 kere evlendim. iki tane kızım var. Hayatıma televizyon ve tiyatroyla devam ediyorum. Ama tiyatrodan asla vazgeçmedim. O çok önemliydi. Kendi mesleğimle ilgili birçok iş yaptım ama tiyatro benim vazgeçilmezim. Tiyatro deyince dünya durur benim için. Arkamdan Nilgün Belgün tiyatro oyuncusu diye bahsettikleri zaman çok gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten ben önce bir tiyatro oyuncusuyum. Tiyatro kökenli olmayan oyuncuların başarısını neye bağlıyorsunuz? Bu bir yetenek işi biliyorsunuz. Gerçekten çok yetenekliyse gayet iyi buluyorum televizyon için zaten ille de tiyatro kökenli olmak gerekmiyor. Biraz yeteneği varsa, kamera onu seviyorsa, biraz da akıllı ve zeki ise ki oyunculukta zeka çok önemlidir, başarmamak mümkün değil. Zeka ve aynı zamanda sabır. Oyunculuk büyük sabır, fedakarlık işi, 10 dakikalık sahne için biz 3 gün çalışabiliyoruz. Ama tiyatroda maalesef tiyatro oyuncusu olması lazım. Tiyatroda dışarıdan biri gelip biraz zor oynar, kolay iş değil. Bizim mesleğin er meydanı tiyatro oyunculuğudur. Siz çok cana yakın, esprili, fıkır fıkır bir hanımsınız. Bu hayat enerjisini nereden buluyorsunuz? Çevrenize de olumlu bir elektrik yayıyorsunuz. Bu hayat enerjisi bir kere hayatı sevmekten geliyor, yani sevgi dolu olmaktan geliyor. Benim öyle hırslarım yok, etrafımdaki insanları kırmam kırmayı sevmem, kırılmayı da sevmem. Hep saygılı ve sevgilidir ilişkilerim, sahiciyseniz böyle oluyorsunuz. Ben sahici bir kadınım, benim her şeyim sahici. Ben oyunculuğumda da oyun oynarken, o kadını çok seviyor, yaşıyorum ve oynuyorum. Onu yapmak için yapmıyorum, onun için sahici olmak çok önemli. Gerçek sevgi maddiyatçı ve karşılıksız olduğu için, o sevgi size pozitif enerji olarak geliyor, siz de ona pozitif davranıyorsunuz. Ben negatif duyguları olan insanlarla pek görüşmem. Özel hayatınıza girelim mi biraz? Üç kez evlendim, dört kez boşandım diye söyleminiz var, bunu açıklar mısınız? Günümüzde evliliklere nasıl bakıyorsunuz? Türk toplumunda evlilik kurumu nereye gidiyor? Ben dört kere nikah masasına oturdum ama üç kişiyle evlendim. Biriyle iki kere evlendim. Eskiden insanlar daha sabırlıydı, şimdi o sabrın kalmadığını görüyorum. Gençlerde de o sabır yok, o fedakarlık yok, gerçek sevgi çok az, her şey birazcık sahte ve yalan üzerine kurulmuş, maddiyat çok önde. Bizim zamanımızda bir erkek dürüstse, yakışıklıysa, iyi bir mesleği olsun, derdik, altında son model arabası olsun, katı olsun, yatı olsun diye düşünmezdik. Ama şimdiki ilişkilerde önce adamın işi ne, arabası ne marka diye soruluyor. Önce mesleği nedir, adam gibi adam mıdır? Ben kızlarıma da bunu öğütlerim zenginlik şart değil, iyi bir mesleği olsun, nasıl olsa seni geçindirir, insan olsun, dürüst olsun. Şimdi böyle duygular kalmadı. Böyle bakılınca da sevgiler yalancı oluyor. Yalancı sevgilerin sonunda mutsuzluklar oluyor. Biz bir kitap yazmıştık Sayın Cengiz Özakıncı ile Bir Kadın ve Bir Erkek Düet ve Düello diye. Orada zaten bu konuyu işlemiştik. Eski aşklar ve günümüz aşkları, yani aşkı irdelemiştik. Gençlere bakıyorum. Daha materyalist düşünüyorlar. Mutlu olmak için aşk ve sevgi şart bence. Çünkü onun içinde saygı var, fedakarlık var, özveri var, hoşgörü var, öbür türlü hiçbir şey yok. Hanımlara ne önermek istersiniz? Bir kere her hanımın kendi ayakları üzerinde durmasını öneririm. Bir mesleği olsun ne olursa olsun üç kuruş, beş kuruş ne kazanırsa, ama yeter ki tek başına kaldığı zaman kimseye muhtaç olmayacak şekilde bir işi olmasını öneririm. Çünkü maalesef sevgi gibi güven duygusu yok, çok az kimse kimseye güvenecek durumda, herkes en ufak şeyde, hadi Allah ısmarladık deyip gidebilecek durumda. Önce kendi ayakları üzerinde durmalarını ondan sonra da onurlarından fedakarlık etmemelerini öneririm. Onurdan fedakarlık ettiği zaman sonuç aynı sonuçtur, hiçbir şey değişmez. Peki Nilgün Belgün nasıl bir ev hanımı, nasıl bir anne? Nilgün Belgün çok titiz bir kadın, korkunç titiz, 5 dakika gün içinde duramam, evime haftada bir kadın gelir. Evimin içinde ayak altında insan sevmem, evdeki yalnızlığımı çok severim, çünkü huzur duyarım, istediğim zaman kalabalığa karışıyorum zaten. Evimi çok severim, evimde bir kedim var, onu çok severim, evin içinde kedisiz bir hayat asla düşünemem, benim hayatımda kediler çok önemli. Küçüklüğümden beri dışarıdan gizli gizli kedi getirir, kitaplarımın arasına saklardım, mecburen kabul ederlerdi. Demek ki çocukluğumu tek başına yaşadığım için o kediyle paylaşmışım hayatımı. Bu bir alışkanlık, çocuklarım oldu. Kaç yaşına geldim hala kediyle yaşıyorum. Kızlarımla çok iyi ilişkilerim var. Tabii kızlarımla da çok iyiyim. Kızlarımla arkadaş gibiyiz. 20 yaşında anne oldum. Çok küçük bir yaş, hep annem destekledi, hep annem büyüttü. Onun çok yardımını ve desteğini gördüm. Küçük kızımda da baba çok becerikli ve destek olan bir babaydı. Küçük kızımı da onunla çok rahat büyüttüm. Çalıştığım için hep yardımcım bir tanesinde annem, küçüğünde ise babası oldu. Kızlarımdan biri 30, diğeri ise 26 yaşında. Her zaman güzel, her zaman çekici ve illaki çok hoş sohbetsiniz. Güzelliğiniz için özel reçeteleriniz mi var? Onlara mı borçlusunuz? Madem ki bu mesleği yapıyorum, madem ki televizyona çıkıyorum, kendime bakmak zorundayım. Belki bu işi yapmasam özel hayatımda bu kadar bakımlı olmayabilirdim. Benim için hayatta en önemli şey kuafördür. Saçım dağınık hiçbir yere gitmedim bugüne kadar. Onun dışında gündüz hafif bir allık, ruj yüzümü idare ediyor. Makyajsız tanınmayacak halde değilim. Benim için bu kadarı yeterli oluyor. Aynı zamanda formunu korumak için spor yapıyorum. Aysel Gürel Filozof, zeki, kelimelerin efendisi, Ozan O bizler için bir şans. Ben bu kadar tatlı, çok çılgın, hassas, zeki, çok zeki, duygusal, sevgi dolu kadını az tanıdım. Yazdığı şarkı sözlerinden de belli ama rahmetliyle iyi ki tanışma fırsatına erişmişim. Bir televizyon programında tanışmıştık, Öyle sıcak ve samimi ki hemen sohbete dalmıştık. Ben de onunla özelimi paylaştım. Hiç unutmadı. Her görüştüğümüzde sordu. Çok yakın, alçak gönüllü, neşeli bir kadındı rahmetli. Bir gün evine davet etmişti. Amerikan hastanesine yakın evi. Yine çok güzel sohbetimiz ve komik anılarımız var ama onlar bende saklı. Şunu söyleyebilirim. Evi de kendi gibi perukları gibi rengarenkti hep hayat dolu bir kadındı. Seni hep çok seveceğim, o kocaman sevgi dolu yüreğin için çok teşekkürler, ışıklarda uyu. Sevgili Aysel Gürel ile tanışır tanışmaz birbirimizi çok sevdik ve koyu bir sohbete başladık, burada ancak küçük bir kısmını yayınlıyoruz, bol bitli bir röportaj oldu. O kadar çılgın ve tatlı bir insan ki o kadar kültürlü, gözlemci, insan sarrafı ve tecrübeli ki yasaklı toplumda özgür olan cesur, akıllı, deli kadın. Aysel Gürel, kimselerin giremediği evinin kapılarını papatyaya açtı ve sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Aysel Gürel'i tanımayan yok ama biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Biliyorsunuz kız veya erkek çocuklarda 6 yaşta beyin bütün kayıtları yapıyor ve karakter oluşuyor. Benim annem ve babam tahsilli insanlardı. Annem beni severken, benim kızım paşalara, zenginlere deniyordu, gidecek derdi. Ve o çocuklarda beyin bunu kaydetmeye başlıyor ve çocuk altı yaşında kapanıyor. İlk sokağa çıktığı zaman da beynine kaydedilen o zengin adamı aramaya başlıyor. Ben iki bin ciltlik bir kütüphane içinde emekledim, orada yürüdüm. Her anne gibi benim annem de genç bir kızın çeyizinde olması gereken her şeyi hazırlıyordu. 17-18 yaşıma geldiğim zaman herkes kocaya gitti. Ben, evde kaldım gibi korkularla 25 yaşına kadar evlenmedim. Zaten o sıralar tiyatro ve sinema hayatım başlamıştı. 1979 Kıbrıs çıkartmasında tiyatrolar stopa geçti. Oyunlarımızı bile karanlıkta oynuyorduk. O sıralar ben de müzik sektörüne geçmeye karar verdim. İlk plağım çıktığı zaman plağımı gördüğüm zaman inanamadım ve bayıldım. Türkiye'de ben tekim, benzerim de yok ve tekrar gelebilecek bir model de yok, bunun farkına vardım. Örnek vermek gerekirse, nasıl ki Zeki Müren bir daha gelmezse, bir Aysel Gürel de bir daha gelmez. Aysel Gürel, bugünkü kültürel faaliyetler hakkında ne düşünüyor? Kızım Mehtap Arın, Kültür Bakanlığından alınmış ödüllü bir çilem hayatı var ama televizyonlara bunlar çıkmıyor. Örneğin, bir operayı, bir baleyi o da TRT'den sabaha karşı üçte seyredebiliyorsunuz. Kültürel faaliyetler topluma yansıtılmıyor. Televizyonda ne seyrediyorsun derseniz, haberleri takip ediyor ve belgesel seyrediyorum. Sizce Türk toplumu nereye gidiyor? Bugün Türkiye'de imam nikahlı olan kişilere eş diyebiliyorlar. Aslında bu çok yanlış bir şey, zineye giriyor. Bugün kadınlarımız kendi üzerlerine gelen ikinci eşi, kendi rahatlıklarından olmamak için gayet olumlu karşılayabiliyor. Aysel Hanım, boş zamanlarınızı nasıl geçiriyorsunuz? İnanın ki tuvalete gidecek vaktim bile yok. 24 saati vücut ritmime, Yorgunluğuma ve dinlenmiş halime göre kullanıyorum. Bu arada çok iyi bir annesiniz. Türkiye'ye çok iyi evlatlar yetiştirdiniz. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? 25 yaşında evlendim. Annelik kendine benzeyen ama kendinden daha mükemmel bir şey yaratmaktır. Bugün çocuğunu terk eden ya da çocuğunu pencereden atan anneler de var. Ama bunlar kendini kabul etmemiş, kendi değerlerinin farkında olmayan yani hasta ruhlu olan insanlar bunlar. Belki onlar da emin oldukları bir hayatın içinde olsalardı bunları yapmazlardı. Çünkü annelik güdüsü bütün canlılarda olan bir şey. Aysel Gürel'in başarısının sırrı nedir? Özgür olmam. Şu kısıtlanmış toplumda ben özgür bir insanım. Aysel Güreli her zaman renkli kişiliğiyle görüyoruz. Bunu nasıl beceriyorsunuz? Ben kendi içimde bir Aysel Gürel yarattım. Yazarı, oyuncusu, yönetmeni benim. Bugün ben saçlarımı siyaha boyatsam, bir takım elbise giysem, gözüme de bir gözlük taksam kabul edilmem mümkün olmayacaktır. Bu güne kadar birçok star olmuş isimle başarılı işlere imza attınız. Bir nevi onların yükselmelerine yardımcı oldunuz. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? onlar zaten yükselebilecek kabiliyete sahip olan insanlardı. Örneğin Sezen Aksu, bana geldiği zaman kaybolan yıllar adlı şarkısıyla şöhretti zaten. Ceyhun Yılmaz Sevgi adamı Çok şeker, çok esprili Radyo programına katılmıştık, çok keyifliydi, sevgili magazin müdürüm Kıvanç Terzioğlu ile. Hem Ceyhun bizimle söyleşi yaptı hem biz onunla röportaj yaptık, bir de papatya dergimiz yayımlanınca baktık ki radyo adını yanlış yazmışım. Kendisine verene kadar da fark etmedim. O söyledi, mahcup oldum ama bol bol güldük üstüne. Daha sonra yine ziyaret ettik kendisini, papatya dergimizin ikinci yıl dönümü için gece yapacaktık ve görüşlerini almak istedik. Kendine özgü doğaçlama bir şekilde şarkı mırıldandı, sözleri de şöyleydi, siz deli misiniz? Daha ikinci yıldasınız, daha neis nice yirmi? 30, 40 yıllara inşallah. Çok tatlı bir insan, gönlü çok güzel, anneciği vefat ettiğinde doğum gününde, çok çok üzülmüştüm, çünkü biliyorum ne kadar yüreği hassas biri olduğunu. Tüm dilekleri gerçek olsun, hep mutlu olsun, sevgili Ceyhun'a da teşekkürler, sevgiler. Ceyhun Yılmaz'dan şiir. Yüklenmeden hüzünleri yaşamak. Portakal ağaçları gibi. Herkes hayranlıkla dolaşırken etrafında, gözleri parlayacak sana yaklaşırken, onların övgülerine aldanma, seni dalından koparmak için geliyorlar. Hep sevinmeleri ondan. İdam. Bir kravat boynumda. Ne zaman ayaklarımın altındaki sandalye çekilecek diye bekliyorum. Ellerim arkadan bağlandığı için. Giderken alkışlayamıyorum bu hayatı. Boynumu kırabilir bu ip. Ama bil ki gülümseyişime engel değil bu kırılma. Değil ki ben sen gittiğinde daha çok kırılmıştım. Üstelik ayaklarımın altından zaten kaymıştı hayat. Ceyhun Yılmazı, ayın başarılı radyocusu seçtik. Kıvrak bir zekaya sahip, çok yönlü, kültürlü, hayatı seven, işiyle bütünleşen, dahası yaşam tarzını oluşturan ve sımsıcak bir insan beni en çok etkileyen yönü ise insancılığı ve çok duygu yüklü bir insan olması. Hem radyoda hem TV'de, dizilerde, sinemada, sahnede eline hangi konuya attıysa başarılı olmuş. Herkesin sevgisini kazanmış, özellikle de genç kızların gözdesi şair, müthiş bir yetenek. Bazen de yaramaz bir çocuk gibi muzır, yerinde duramayan, hiperaktif, sevimli. Ceyhun Bey, içinizdeki yeteneği keşfedip, nasıl başladınız sanat yolculuğuna ve bugünlere nasıl geldiniz? bu yeteneğe sahip olmak için bir kere, birkaç şeyin bir arada olması gerekiyor. Her şeyden önce doğuştan Allah vergisi olan bir merak olması, daha sonra öğrenme aşaması, daha sonra da çalışma aşaması geliyor. Bu aslında bir hayat tarzı. Sadece yetenekle yapılmayacağı gibi yeteneği olmadığı yerde de çalışarak da bu işler yapılamaz. Bu saymış olduğum üç özelliğin bir arada bulunması gerekiyor. Zannederim ki meraktan dolayı, öğrenmek istediğimden dolayı buradayım. Showman, stand-upçı, DJ, şair, oyuncu, muhabir. Ve program yapımcılığı yapıyorsunuz. Bunlardan hangisi içinizi daha çok ısıtıyor? Kendinizi en iyi hangisinde ifade ettiğinizi düşünüyorsunuz? Bir de çilingirciyim bence, birincisi, eskiden muhabirdim, şu anda yapmıyorum, DJ ve stand-upçı değilim, ben komedyenim. Bu komediyi radyoda, televizyonda ve sahnede yapıyorum. Yanı sıra şiir kitapları yazan, kendini şair gibi hisseden, şair gibi yaşayan bir adamım. Hayatınızda hiç keşkeleriniz oldu mu? Bu keşke durumunun çok pahalı bir durum olduğunu erken yaşlarda keşfettiğim için çok az keşke derim. Yaşanmışlık çok önemli şeyler verir insana, bir hadisenin başında ne hissediyorsanız sonunda pişman olmamanız lazım. Çünkü temeli, kaybedişinizle bile sonuçlansa eğer doğru düşünüp, iyi çözerseniz kazançlarınızla bulacaksanız o kaybedilişlerinizin hikayelerinde. Ceyhun Bey, boş vakitlerinizi nasıl geçirirsiniz? Her şeyden önce bu iş doktorluk, avukatlık, mühendislik veya inşaat işçiliği gibi bir meslek değil. Bu mesleğin mesaisi yok, önlüğü yok, aksesuarı yok. Bu benim bir yaşam tarzım. Ben her gün buraya yalnızca iş olsun diye gelmiyorum. Hiç tanımadığım herhangi bir insana, çok kibar ve çok seveceğim bir şekilde kollarımı açıp sarılabiliyorsam hayat tarzım olduğu içindir bu. Eğer bunu bir yaşam tarzı olarak hissediyor ve her işi evinizin bir köşesi gibi olarak hissediyorsanız, o zaman özel hayat ya da boş zaman diye bir şey kalmıyor. Canlı yayında yapamadığım iki şey var, onları da yapmıyorum. Hayat felsefeniz nedir? Bu iki şeyi yapabilmekçe şey, hayat felsefemi sürekli söylüyorum, sevgi. Ben her il ve ilçe girişlerinde kalp olmasını istiyorum. Herkesin sevgiyle konuşmasını istiyorum. Bütün kuzey-güney, samol kavgaları, bütün dini inanç kavgaları, bütün bireysel kavgalar sadece sevgiyle halledilir gibi geliyor bana, o yüzden başka bir felsefe yok. Felsefenin zemini sevgidir, sevgi zemininde olmayan her şey mutlaka birilerine zarar verir. Görünüşünüzün arkasında çok duygusal bir insansınız. Duygusal şiirlerinizin ardında bir aşk acısı mı var? Şiir yazmak için böyle bir aşk acısı çekmeye ihtiyaç duyan kişiye aşık ya da ozan deniyor. Şair ise bambaşka bir şey. Şair olunca bütün duyguları ifade edebilen bir kişi şair olabiliyor. Bir kıza, bir adama değil, bir kitleye hitap edebiliyorsanız adınız şair oluyor. Ben yürekten gelen sıcak şeylerle yaşıyorum. Benim bir kişiye şiir yazıp onu kitaba koyacak bir tarzım yok. Tabii ki bunlara benzer birçok şairin var. Onlara da saygı duyuyorum. Ben kendime şair diyebiliyorsam bir çay kaşığından bakabiliyorum dünyaya. Kitaplarımda bunu görebilirsiniz. Bir kız çocuğu üzerine şiir yazmışımdır. Ölmüş bir adamın şiiri ya da yaşamakta olan bir insanın, eşi ölmüş bir adamın şiir vardır kitabında. Kadın okuyucularımıza bir mesajınız var mı? Bence kadın, Allah'ın yarattıklarının en güzelidir. Bu ülkenin kadınları şu anda bizim konuştuğumuz dili anlayabilen kadınlar çok özel kadınlar, çünkü Avrupa'da bile hakları henüz oturmamışken bu cumhuriyette onların hakları vardı. Kolay aldığınızı kolay bırakmayın. Süper FM'de Ceyhun Show'da canlı yayındaki röportajımıza iki radyo dinleyicisi de katıldı, biri Bahçeşehir'dendi. İtiraf etmeliyim canlı yayında ve usta bir komedyenin karşısında laf yetiştirmek ve iyi bir röportaj yapmak kolay değildi ama o kadar canlı, samimi ve keyifli geçti ki kaçıranlar için burada yayınlıyoruz. Dinleyicilerin soruları, bundan sonraki hayatınızın tamamını bir kadınla geçirebilmek için o kadının en büyük özelliğinin ne olması gerekir? Kesinlikle en büyük şartım. Her sözü belli bir zeka seviyesine sahip olmalıdır. Yani benimle kavga ediyorsa bile zekice kavga etmeli, ben de onu oturup dinleyebilmeliyim. Gerçek yaşam tarzınızı şiirlerinize ne kadar yansıtabiliyorsunuz? Çok söylemek gerekirse şiirler benim yaşam tarzımı aşıyorlar. Benim yaşam tarzım daha çok çekirdek gibi kalır. İlk şiirimi sekiz yaşında, üç inşaat işçisini karpuz yerken gördüğümde yazdım. Onlara neden karpuz yiyorsunuz, dedim, onlar da başka yiyecek bir şeyleri olmadığını söylediler ve ben ağlamıştım. Ceyhun Yılmaz çok özel biri, onu tanıdıkça daha da çok sevdik ve günün anısına anlamlı şiirlerini, o güzel yorumu ve etkileyici sesiyle paylaştı tüm dinleyenleriyle, bir de şarkı kaldı zihinlerimizde. İmkansız aşk, imkansızlık var mıdır ki çok istedikten, inandıktan sonra, konu her ne olursa olsun. Zeynep Kasımlıoğlu Öztüran Zeynep Kasımlıoğlu Öztüran ile röportajımızı, davet ettiği evinde hazırladığı harika sofranın başında yaptık. Çok sıcak bir kadın, çok başarılı bir televizyoncu, çocuklarına çok düşkün bir anne. Bu sıcak aile ortamında annesi ve çocukları ile de tanıştığımız, daha sonra eşi Dilaver Bey'in de katıldığı gün çok renkli geçti. Apatya dergimizin kapak fotoğrafını sevgili dostum, ünlülerin fotoğrafçısı Ali Eşitmez titizlikle çekmiş, şahane bir kapak çalışması yapmıştık. Neşeli, samimi, zeki, alçak gönüllü Zeynep Hanım ile çok güzel bir gün geçirdik. Yıllar sonra oğlumun burun ameliyatını, başarılı doktor, eşi Dilaver Öztüran'ın yapacağını bilemeden, Sevgili dostlar iyi ki varsınız, çok teşekkürler. Zeynep Kasımlıoğlu Özturan, her sabah o gülen yüzüyle evlerimize konuk olarak güne iyi ve dinamik başlamamızı sağlıyor. Gazeteci Güzel, uzun yıllar ATV'de kahvaltı haberleri hazırladı, sundu, şimdi de kadın programı sunuyor TGRT'de, müthiş zeki, güzel, sıcak, çocuklarına çok düşkün, bu sebeple de anneler gününü onu ayın annesi seçtik. Röportaj için evine konuk olduğumuz sevgili Zeynep, ne kadar hamarat bir ev hanımı olduğunu da kısa sürede donattığı masa ile gösterdi. Adeta hiperaktif, hiç yerinde duramıyor, sürekli bizlere gülücükler dağıtıyor ve her sorulana içtenlikle cevap veriyor. Gerçekten de iyi bir programcı, özverili anne ve çok güzel bir kadın. Zeynep Hanım, bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 22 Mart 1970'ten 23 Temmuz 2002'ye kadar Zeynep Kasımlıoğlu'ydum yaptığım bütün işlerde, televizyon programlarında, gazetede vs. böyleyken, evlendikten sonra ilk programımda, sanki soyadımın değişmesini bekliyormuşum gibi yayının başladığı andan itibaren Zeynep Öztüran adını kullanmaya başladım C. Öztüran olarak hayatımın öncelikleri tabii ki eşim ve çocuklar oluyor. Meslek olarak nereden nereye geldin diye sorarsanız. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum, 1992. Gazetecilik ve halkla ilişkiler okuyup televizyon üzerine master yaptım. İlk televizyon programlarımı CNBC televizyonunda yaptım. İlk programım bir kadın programıydı. O zaman yaptığım programın ismi de Kardelendi. Daha sonra haber merkezine geçtim. Bu arada eş zamanlı olarak rahmetli Kemal Alacak ve sevgili hocam Oktay Verel ile tanıştım ve Tercüman gazetesinde yazı yazmaya başladım. O zamanlar 19-20 yaşlarındaydım. Köşe yazılarında aktüel olayları değerlendiriyordum. Gene o dönemde Günaydın gazetesinde de yazı yazıyordum. Akabinde ATV Haber Merkezi'nden Ali Kırca'dan bir çalışma teklifi aldım ve haber merkezine geçtim. O zamanlar Aysun Yazıcı'nın yaptığı gece haberlerini sundum. Daha sonra Kaan Yakupan'la birlikte sunduğumuz kahvaltı haberleri başladı. Bu oldukça uzun soluklu bir dönem oldu. Kanallar değişti, isimler değişti ama ben Türkiye'de sabah haberlerini en uzun yapan sunucu oldum. ATV Haber'de yaptığım en önemli şey, spor haberlerini sunmamdır. Çünkü Türkiye'de kadın spor spikeri yoktu ya da bir dönem denenmişti ama çok dekolte giyinen bir isimle. Ama ben ciddi ciddi maçlara giden, işin montajını yapan biriydim. Yaptığım programlar arasında gene en sevdiklerimden bir tanesi Kadir Çelik'le BRT televizyonuna yaptığımız Hayat Böyle adındaki bir paket programdı. Bu da bence çok önemliydi. 15-16 bölüm devam etti. O dönemde Kanal 6'da Kadir Çelik objektif iyi -E yapıyordu ve aynı zamanda da onun yapım ekibindeydim. Hayatımda önemi ve farklılığı olan bir programda Elif ve Karizma idi iş kadınlarının ve iş adamlarının özel hayatından kesitler sunan bir konsepti vardı. Eşinizle nasıl tanıştınız? Tanıştığımız dönemde 11 Eylül hadiseleri vardı. Haber merkezi adeta ana baba günü gibiydi. Programımızın içeriğinde sağlık ile ilgili bir bölümümüz vardı. O günkü konumuz sinüzitti. Konuk olacak doktor eşim yani erken gelince ben biraz kızdım içimden program başlayana dek beklemekten sıkılıp kapris yapacağını düşünmüştüm. Ve onun zamanı geldi, sandalyesini çekerken, bazen sinirli olabiliyorum, doktor bey iki dakikanız var. Sadece iki dakika konuşacaksınız, iki dakikada sinüziti anlatabilecek misiniz, dedim. Başkası olsa çekip giderdi. O da bana merak etmeyin Zeynep Hanım, üç dakika yeter de artar bile söyleyeceklerim için, dedi ve dediği gibi hızlı hızlı konuşarak anlatması gerekeni anlattı. İlk yüz yüze oluşumuz buydu. Sonra Ramazan ayı geldi ve bir iftar yemeği veriliyordu. Hasta olmama rağmen gittim. Tam masaya otururken arkamdan "Beni tanıdınız mı?" diye bir ses duydum. Enteresandır hiç isim aklımda tutamam ama neden bilmem onunkini unutmamıştım. Tanımaz mıyım? Siz Orta Doğu ve Balkanların en iyi doktoru doçent doktor Dilaver Özturan değil misiniz? Dedim ve oturdum yerine. Bu da ikinci karşılaşmamız oldu. Hastalığım ağır bir hastalıkmış, sesim kısılmış, ateşim çıkmıştı. Ondan bir mesaj geldi ve aradı, programın konseptine uygun bir sağlık konusundan bahsetti. Ben de hasta olduğumu söyleyerek bir başka zamana erteledim ve eve gittim. Bir baktım evin her tarafı gül. Annem, konuun olan bir doktor yollamış dedi. Meğer bana ait olan bütün bilgileri sekreteri aracılığıyla öğrenmiş. Neyse, aradım ve size şu an hayatımı nasıl anlatıyorsam, henüz tanımadığım halde ona da neredeyse her şeyimi anlattım. Bu kadar olsa gerek. Konuşma esnasında, yarın Berlin'e gideceğim ve keşke gitmemem için çok önemli bir sebebim olsa, bana "Berlin'e gitme." der misiniz dedi. Ben de doktor bey tabii ki gidin, konferanslarınız var dedim. O da sizi yarın gene havaalanından arayacağım. Gitme derseniz gitmeyeceğim dedi. Ben de kendi kendime bana ne canım ister git ister gitme diyorum. Neyse benim yoğun ısrarlarım sonunda Berlin'e gitti. Ama gitmeden önce şöyle bir soru sordu. Geri döndüğümde sizinle baş başa bir yemek yemek isterim yemek yememize bir muayeniniz var mı, dedi. Ben de yok dedim. Berlin'den dönüşünde baş başa bir öğle yemeği yedik ve böylece beraberliğimiz başladı. Annesiyle tanışmaya gittim. O geldi bizimkilerle tanıştı, yüzüklerimiz takıldı. Tanışmamızdan dört ay sonra da kendimizi nikah masasında bulduk. Nasıl bir ev hanımısınız, nasıl bir annesiniz biraz anlatabilir misiniz? Evlilik ve çocuklarımla olan hayatımda kimi zaman yüzüme gözüme bulaştırdığım anlar da var, her şeyin düzgün gittiği anlar da var. Ben evliliğimde zor dönemler de geçirdim. Çünkü birbirimizi fazla tanıma fırsatımız olmadan evlenmiştik. Aslında ilk gördüğüm andan itibaren biraz sinirli bir yapıya sahip olduğunu fark etmiştim. Ama kaderin önüne geçemiyorsunuz. Olaylar ve akış sizi o noktaya getiriyor. Ama biz iki yetişkin insan olarak kendimizi çabuk toparlamasını galiba biliyoruz. Ben kadın olarak bazı tepkileri daha net ortaya koydum. Çünkü susmanın bir anlamı olmayan şeyler vardı. Onları ortaya koydum. Onları ortaya koyunca dengeler oluşmaya başladı. Daha az hata yapmaya başladım. Size her şeyin iyi gittiğini şu an söyleyebilirim ama iyi gitmediği anlar çok oldu. Bir de ben yumurta yapmayı bilmeden evlendim. Ama kitaplardan çok güzel şeyler öğrendim. Evliliğimin ilk üç ayında mükellef sofralar hazırladım, derken hamile kalınca bu dönem boyunca rahatsızlığım dolayısıyla mutfağa giremedim. Ama eşim fazla yemek arayan biri değildir, ne yapsam yiyor. Anneler günü ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çocuklarım benim için Allah'ın lütufları. Anneler Günü gelip geçiyor ya gözümde hep bir fotoğraf var. Bir sene yıl başında bir eğlence vardı, gitmedik. Çünkü oğlumla yeni bir seneye giriş anını kaçırmak istemiyordum. Saat 12'de onu kollarıma aldım, daha çok küçüktü ve saatlerce ağladım. Bu çok özel bir andı. Erkekler kadınlar gibi duygusal değil. O yüzden anneler gününe eşimden fazla bir beklentim yok ama anneler günü iyi ki var. Allah her kadına anneliği tattırsın ve annelere buradan tavsiyem çocukları kardeşsiz bırakmasınlar. Ayla Algan. Ayla Algan ile kendimi çok iyi hissetmişimdir. Gel güzel kızım diye karşılar ama öyle içten ki o sıcaklığı şu anda hatırlıyorum. İşlerini yetiştirdiği öğrencilerini kurumda gururla anlatmıştı bize görmüş geçirmiş bir İstanbul hanımefendisiyle olmak ayrıcalıktır, her an bunun keyfine varıyorsunuz. O kadar donanımlı ve sevgi dolu olunca sohbetinde tadına doyum olmuyor, tiyatro sanatçılarını, mütevazılığını, doğallığını çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum, öpüyorum sevgiler ve çok teşekkürler. Ah güzel İstanbul, on güzel gözlü aktristi Ayla Algan, tam bir İstanbul hanımefendisi. Çok yönlü, kültürlü, duyarlı, müzikallere, müzik, tiyatro ve sinemaya yıllarını vermiş sevilen bir sanatçı. Kelimenin tam anlamıyla bir derya ve son yıllarda da Nişantaşı'ndaki Ekol Drama adlı merkezinde birikimlerini paylaşıyor, eğitmenlik yapıyor, öğrenci yetiştiriyor. Oynadığı diziler dillerden düşmüyor. Ayla Hanım mütevazı, insan sevgisiyle dopdolu yüreği ve ışıldayan gözleriyle sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Ayla Algan gibi sanatçıların ülkemizde daha çok yetişmesi dileğiyle buyurun sıcak röportajımıza. Tüm Aylar'ın başarılı kadınını dinlemeye. Ayla Hanım, sanat yaşantınız film şeridi gibi gözünüzün önünden geçse, en çok etkisinde kaldığınız hatıralarınız neler olur? Çok güzel bir sual sordunuz. Benim hayatımda en çok iz bırakan şeylerin başında tiyatro ve sinema geliyor. Mesela tiyatrodan sinemaya geçmek şu an aklıma gelen ilk şey. Yapılandırdığım müfredatım çok hayattan çıkma olduğu için, eğitimim de tiyatro olduğu için tiyatrodan sinema oyunculuğuna geçerkenki zorluklarını çok iyi bildim. Tiyatroda bizi edebiyat korur, replik ağırlıklı olduğu için. Halbuki sinemada az söz çok görüntü vardır. Ne söylemek istediğimizi o küçücük sözcüklerin altında oynamamız lazım görsel yönü daha fazladır sinemanın. Onu oluşturdum işte. Sadri Alışık'la Ah Güzel İstanbul filminde başrol oynadığım zaman ilk başrolümdü, onunla oynadım. Çok keyifliydi, çok yardımcı oldu bana, diyordu ki Ayla, yakın planda olduğun zaman gözlerinle oyna, gözlerinle üzül, gözlerinle kork, gözlerinle düşün. Şimdi ben de burada ekol dramada, sinemadan öğrendiğim şeyleri hem küçüklere, çocuklarıma hem de büyüklere öğretiyorum. Sinema oyunculuğunda mı yoksa tiyatro sanatçılığında mı kendinizi daha iyi ifade edebildiğinizi düşünüyorsunuz? Eskiden, ilk zamanlarda, tiyatrodan geldiğim için sinemadan korkuyordum. Hala da sitomdan korkarım mesela, çünkü öbürüne alıştım. Kamera beni çektiği zaman, ne çektiğini biliyorum, ne verdiğimi biliyorum. Eğer bir yönümü eksik bulursam, dublajda kendimi tamamlayabilirim, duygum azsa mesela, duygumu sesime katarım gibi bir takım alternatifler ürettim. O sitomun neremi çektiğini bilmiyorum ki. Sırtımı mı çekiyor? Gözümü mü alıyor? Dolayısıyla sitomu sevmiyorum ama yeri gelmişken söyleyeyim, Hümeyra'yı tebrik ederim. Avrupa yakasında çok iyi gerçekten, keza öbür oyuncular ve senaryoda öyle. Fakat bana gelince Stom'dan biraz korkuyorum. Sizin Aliye'deki performansınız çok iyi ve Aliye'de çok başarılı bir diziydi. Bu konuda neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Evet, gerçekten de Aliye çok başarılı bir dizi oldu. Kudret Sabancı gerçekten çok iyi bir yönetmendir ben Aliye'de oynadığım zaman artık ne bıraktığımı biliyordum. Kudret Sabancı çok iyi bir montajcı, çok iyi bir rejisör, oyunculara büyük fırsat veren ve montajda zamanlamalarını çok iyi belirleyen bir rejisör, orada biz kalp ve kafa bir arada gidiyorduk. Aliye'de psikiyatr birliğiyle çalıştık biz. Şimdi eğer karın kocadan bir taraf hala seviyorsa, çocukları kullanıyor, psikiyatlarla onu konuştuk, dolayısıyla tüm araştırmaların yapıldığı ve yalan söylemeyen bir diziydi. Senaristler çok iyiydi. Alper Tunç romancı olduğu için, sonuçta yaşanmış ilişkilerden çıkarıyordu hadiseleri, hikayelerden değil. Dolayısıyla onları oynamak bizim için daha hoş ve güzel oluyordu. Ve bütün öteki arkadaşlarım da çok çok iyiydi, zaten birçoğu devlet tiyatro sanatçısı. O yüzden biz de çok iyi bir iş çıkardık. Birlikte çok mutlu bir 76 bölüm yaşadık, ben başından sonuna kadar da vardım. Son bölümümüzün reytingi futbolu da geçti. Sonuç olarak biz Ali'ye de namuslu güzel bir iş yaptık diyorum. Ailelere neler söylersiniz çocuklarını yetiştirmeleri hususunda? Sizce aileler çocuklarını nasıl yönlendirmeli? Vallahi eğlenceli bir evleri yoksa bu tip eğitimleri öneririm. Olabilir ki ressam, piyanist, müzisyen bir aile söz konusuysa şayet, o zaman pek lüzum yok, çok küçük yaşlarda böyle yerlere gitmeye. Ama mikro aile gittikçe o kadar daraldı ki konak ilişkileri de yok artık ki büyük annesiyle yaşasın, masalını dinlesin ya da birisi kızarsa öteki aile bireyi tarafından boş ver, al bu parayı git bakkaldan şeker al diyerek avutulma şansı da yok. Günümüz endüstriyel sistemlerinin mikro ailesi çocuğa ister istemez bir yalnızlık getiriyor. Çocuk okuldan yalnız başına geliyor, bilgisayarın başına oturuyor. Anne baba işten yorgun argın geliyor, ilgilenemiyor. Sürpriz lazım. İşte o zaman yaratıcı drama dediğimiz şeyin büyük bir karşılığı oluyor. Yani drama ile çocukların içinde olan boşluk doluyor. Evet, çünkü oyun oynamayı öğreniyorlar. Oyun içinde oynuyorlar. Sinema tekniğinde de öyle eğitiyoruz biz yaratıcı drama durumlarını. Çünkü hayatla oyunu ayırt ediyor, küçük sinema oyuncuları ve şayet mutlu bir aileyi oynuyorsa, orada rahatlıyorlar yahut verimsiz ya da mutsuz bir aileyi oynuyorsa da, Anadolu Ajansı ne iyi bak benim annem babam öyle değil, deme şansları oluyor. Kendi öz benliklerini bulup, bir de dışarıdan baktıkları zaman kendilerine, eksiklerini biliyorlar artık. Tümüyle kötü biri değilim, tümüyle şöyle değilim, ben iyiyim ama eksim bu gibi düşünmeyi öğreniyorlar. Kadınlarımıza neler tavsiye edersiniz? Ev hanımlarına mesela. Vallahi bir iş bulsunlar diyorum ayol onlara. Hep evde oturmasınlar, çocukları büyüttükten sonra yapacak bir meşgale bulsunlar, resim, el işi, plastik sanatlar gibi konularla ilgilenebilirler ya da şiir yazsınlar mesela, masallar yazsınlar, kendi çocukluklarına dönsünler, baksınlar, ne yapmak isterlerdi bu yolda, başlangıçta hayalleri neydi, yani hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçmesinler derim. Sadece çok iyi yemek pişiren bir hanım bile olabilirler, bu genellikle önemsenmez, halbuki ne kadar önemlidir, tat olayı, mesela, kendi anneannesinden kalan tariflerle yemek yarışmaları düzenleyebilirler. Biz papatya kulübü olarak düzenlemiştik, geleneksel ev yemekleri yarışması. Hah işte bakın ne kadar güzel yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Peki eğitim almadan mankenler oyuncu olarak dizilerde rol alabiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi mankenler hakikaten mankenlik dersi almışlarsa ama onları eğitmek daha kolay tiyatrodan gelen çocuklardan. Çünkü onlar podyum bildikleri için daha kolay tiplere giriyorlar. Spor kıyafet tanıtırken sporcu gibi davrandıkları, gelinlik giyerken gelin duygusuna girebildikleri için rol benimsemeye, karakter yaratmaya daha müsait oluyorlar. Dolayısıyla TV oyunculuğu için eğitimli mankenlerle çalışmak kolay oluyor benim için. Aşk Adamı Soner Arıca Soner Arıca'nın özel bir yeri var bende. Sağ olsun her zaman destek oldu, tecrübeleriyle yol gösterdi, yeri geldi çılgın fikirlerime neredeyse yere düşecek kadar kahkahalarla güldü ögüldük, yeri geldi, gece program yaptığı mekna gittiğimde, dostlarla yaptığımız televizyon programından bahsetti destek istedi. Candan bir dost, kalbi öyle güzel ki öyle derin ince düşünceli, yüreği sevgi dolu bir sanatçı ki onu çok seviyorum ve benim için çok özel daima. İlk kez Papatya dergimizde iki kez kapak olan tek sanatçı, ta ilk Papatya dergimizin birinci yaş günü kutlamasına katılmıştı, iftar yemeği müzikli, değerli sanatçılarımızın katılımıyla anlamlı ödül töreni düzenlemiştik, şarkılı, hoş sohbetli bir geceydi. Diğer organizasyonlarımıza da hep katıldı. Vatan TV'de hazırlayıp sunduğum Papatyalı Sabahlar programına konuk olarak geldi. Sevgi adamı, sevgililer gününü ve çok anlamlıydı. Muhteşem şarkılarını seslendirdi. İyi ki var, üreten, seven, farkındalığı yüksek sanatçımız. Çok teşekkürler. Soner Arıcan'ın hayatımızdaki yeri hep farklı oldu. Aile dostumuz oldu. O kocaman güzel yüreğiyle birçok paylaşımımız oldu. İki kez Papatya dergimize kapak olan tek sanatçıdır. Sahibi olduğumuz Vatan TV'de Sevgililer Günü'nü programıma katılmış, sevgi için yapabileceği çılgınlıkları anlatıyordu, tabii kadife sesiyle aşk şarkılarının yanında. Bizim dostluğumuz da bu çok değerlidir benim için, kalbini açması, beni dost hanesine yazması ve doğallığı içtenliği, daima yanımda olması, organizasyonlarıma da katılması, kipek gitmezdi toplantılara, çok iz bırakan değerlerdir benim için. İnsanlığı, kalbi, derinliği tartışmasız okyanus, sahnesi ayrı bir keyif, bir gece gitmiştik sahneye çıktığı mekana, kuliste bile tanıştığımız değerli isimlerle benim için konuşup batan TV'de hazırladığım kadın programına destek isteyecek kadar özgüvenli, can dost, art niyetsiz, samimi bir yürek, iç dünyası çok zengin. Bir gün yine ofisinde bir söyleşi sırasında, kendisine işlerimle ilgili de danışıyordum. Sağ olsun destek oluyordu, bir soruma öyle güldü ki dakikalarca, koltuktan düşecekti neredeyse, benim fazla iyi niyetli bir düşüncem idi yine. Büyük bir sürprizim var, herkesin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm, seni seviyorum diye bir şarkı yaptım. Ve iddia ediyorum, sözel yapısı açısından, içinde hiç tereddütlü ya da bencilce bir duygu barındırmayan bir şarkı, koşulsuz bir sevgi şarkısı. Soner Arıca ile ilk röportajımızda yer zaman kavramları yok olmuştu, bu kez sohbet daha da koyuydu, çünkü dostluğumuz daha derinleşmiş ve paylaşımlarımız artmıştı. Kayıt cihazını unuttuk konuşurken, felsefi bir söyleşi oldu. Soner arıca içi dışı bir, yaptığı kaliteli işlerle kendini ispatlamış, milyonların sevdiği, yıllardır çizgisini hiç bozmadan her ne iş yapsa başararak, yükselen grafiğini sürdürmüş, sevecen, hassas, duygu yüklü, hayata karşı farkındalığı yüksek, mütevazı bir insan. Aşkın dünyayı kurtaracağına inanan bir sanatçıdan elbette mükemmel yapıtlar çıkıyor. Radyoda benim adım aşk isimli müthiş bir program yapıyor, dergide yazıyor, yeni kitabı üzerinde çalışıyor ve yeni kaset çalışmasını sürdürüyor. Aşk adamı Soner Arıca. Soner Bey, hayat nasıl gidiyor? Yeni çalışmalarınız ve albümünüzle ilgili çok güzel bir çıkış oldu. Fransızca şarkılar harikaydı. Size de çok yakıştı. Evet, çok teşekkür ederim. Fransızca şarkılar harikaydı ama ben şarkıları yaptım ve Fransa ile Türkiye arasında siyasi sorunlar doğdu. Gerçi ben iki sene evvelinden düşünüyordum. Ufak ufak çalışmalara başlamıştım. Şimdi tabii ki bekleyeceğiz, iki ülkenin bu siyasi kavgayla hayatlarına devam edeceğini, bu sorunun uzun süreceğini sanmıyorum. Bu sorun çözüldükten sonra o şarkıları bir albüm haline getirmeyi düşünüyorum. Ama şimdi öncelik sırası Türkçe şarkılarımda hazırlıklarım devam ediyor. Büyük bir sürprizim var. Herkesin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm "Seni Seviyorum" diye bir şarkı yaptım. Onun tanıtımı Sevgililer Günü'nden önce çıkacak. Bunun çok keyifli bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ben yaptığım şarkılar hakkında çok fazla konuşmam. Büyük laflar söylenmesini sevmiyorum. Çünkü beklenti yüksek oluyor ve hayal kırıklığına uğrayabiliyor insanlar. Ama şunu iddia ediyorum ki sözel yapısı açısından içinde hiç tereddütlü ya da bencilce bir duygu barındırmayan bir şarkı, koşulsuz bir sevgi şarkısı. Genelde seni seviyorum şarkılarında hep bir hesap vardır. Yani seni sevmekten korkuyorum. Sen şunu yaparsan ben seni seviyorum gibi ifadeler içerir. Bu şarkıda hiçbir şekilde hesap yok. Sadece seni seviyorum cümlesinin anlamı var. Ve ben şunu da iddia ediyorum ki bütün düğünlerde ya da pek çoğunda muhakkak gelinle damadın dans etmek istediği bir şarkı olacaktır seni seviyorum. Sevgililer Günü'nü tanıtımı yapılsın istiyorum. Çünkü çok o güne dair bir parça. Bir insan sevgilisine duygularını şarkıyla ifade etmek istiyorsa, bu şarkı tam ideal oldu bu anlamda. Ayrıca ona çok güzel bir ambalaj hazırlanıyor. Bir zarf şeklinde herkesin üzerine kendi notunu yazabileceği bir yer olacak, hediye olarak vermeyi düşünenler için ayrıca çok uygun bir fiyata da satılacak. Aralığın ilk haftası benim bir koleksiyon albümümde piyasada olacak. Az sayıda bastıracağımız satışa yönelik değil de prestij albümü gibi olacak. Yine o da çok özel bir ambalajla benim koleksiyon albümümü evinde bulundurmak isteyenlere özel olacak. Albümde Deniz Gözlüm'den ayrılık A vefasızdan derbeder, E yani 1992 yılından 2006'ya kadar benim hiç şarkılarımdan oluşan bir yılbaşı hediyesi gibi olacak. Dediğim gibi bu tamamen prestij işi, Ayrıca bütün hızımla yeni şarkılarımı yapıyorum. Remi falan değil, yepyeni şarkılar oluşmaya başladı. İnternet sitesinden de şarkılarınız dinlenebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Yani sadece bu bile sizin satış kaygınız olmadığının kanıtı. Yok gerçekten de. Hatta şöyle de bir şey var artık. Herkes her şeyi o kadar değişik yollardan elde edebiliyor ki bu. Şuna benziyor hırsıza evin kapısını açarsan belki girmez, Ama zaten bu evin kapısı açık der içeride çalınacak bir şey yok mu acaba diye düşünür, halbuki çok değerli eşyalar olabilir. Benim şarkılarımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Ve de artık bu saatten sonra o şarkılardan daha nasıl rant alırım diye düşünemem, şu ana dek yaptıklarım için söylüyorum bunu elbette. Bundan sonra yaptıklarımdan bir beklentim olacak elbette, çünkü bu aynı zamanda ticari bir formuda olan bir hadise. Ama bugüne dek yaptıklarımı zaten alan aldı. Dinleyen dinledi. Ben onları şimdi yeniden prestij adına ambalajı şık bir şekilde paylaşıma sunuyorum. Alan alsın, almayanın da canı sağ olsun. Ama ben nitelikli müzik seven birinin bir şekilde bunu barındırmak isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü o albümde çok eskimeyen şarkılar var yani Deniz Gözlüm Derbeder, bu mu sevda, yüreğime ektim seni. Hepsi çok kıymetli şarkılar. Hayranlarınız çok sevinecek buna. Zaten Soner Arıcı'yı çok yakından tanıyıp bilenler ne kadar mütevazı olduğunu, içiyle dışının ne kadar bir olduğunu yakinen bilirler. Aşk ve sevgi üzerine birikiminiz, birçok dergide yazmış olduğunuz yazılarınız, TV ve radyo programlarınız gibi çalışmaların sizi daha farklı yansıttığını düşünüyorum. Aşk adamı ve sevgi adamı olarak anılmak nasıl bir duygu? Evet, çok teşekkür ederim. Fransızca şarkılar harikaydı ama ben şarkıları yaptım ve Fransa ile Türkiye arasında siyasi sorunlar doğdu. Gerçi ben iki sene evvelinden düşünüyordum, ufak ufak çalışmalara başlamıştım. Şimdi tabii ki bekleyeceğiz, iki ülkenin bu siyasi kavgayla hayatlarına devam edeceğini, bu sorunun uzun süreceğini sanmıyorum. Bu sorun çözüldükten sonra o şarkıları bir albüm haline getirmeyi düşünüyorum. Ama şimdi öncelik sırası Türkçe şarkılarımda hazırlıklarım devam ediyor. Büyük bir sürprizim var. Herkesin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm "Seni Seviyorum" diye bir şarkı yaptım. Onun tanıtımı Sevgililer Günü'nden önce çıkacak. Bunun çok keyifli bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ben yaptığım şarkılar hakkında çok fazla konuşmam. Büyük laflar söylenmesini sevmiyorum. Çünkü beklenti yüksek oluyor ve hayal kırıklığına uğrayabiliyor insanlar. Ama şunu iddia ediyorum ki sözel yapısı açısından içinde hiç tereddütlü ya da bencilce bir duygu barındırmayan bir şarkı, koşulsuz bir sevgi şarkısı. Genelde seni seviyorum şarkılarında hep bir hesap vardır. Yani seni sevmekten korkuyorum sen şunu yaparsan ben seni seviyorum gibi ifadeler içerir. Bu şarkıda hiçbir şekilde hesap yok, sadece seni seviyorum cümlesinin anlamı var. Ve ben şunu da iddia ediyorum ki bütün düğünlerde ya da pek çoğunda muhakkak gelinle damadın dans etmek istediği bir şarkı olacaktır seni seviyorum. Sevgililer gününü tanıtımı yapılsın istiyorum, çünkü çok o güne dair bir parça. Bir insan sevgilisine duygularını şarkıyla ifade etmek istiyorsa, bu şarkı tam ideal oldu bu anlamda. Ayrıca ona çok güzel bir ambalaj hazırlanıyor. Bir zarf şeklinde herkesin üzerine kendi notunu yazabileceği bir yer olacak, hediye olarak vermeyi düşünenler için ayrıca çok uygun bir fiyata da satılacak. Aralığın ilk haftası benim bir koleksiyon albümümde piyasada olacak. Az sayıda bastıracağımız satışa yönelik değil de prestij albümü gibi olacak. Yine o da çok özel bir ambalajla benim koleksiyon albümümü evinde bulundurmak isteyenlere özel olacak. Albümde Deniz Gözlüm'den Ayrılık A Vefasız'dan Derbeder, E yani 1992 yılından 2006'ya kadar benim hiç şarkılarımdan oluşan bir yılbaşı hediyesi gibi olacak. Dediğim gibi bu tamamen prestij işi, Ayrıca bütün hızımla yeni şarkılarımı yapıyorum. Remi falan değil, yepyeni şarkılar oluşmaya başladı. İnternet sitesinden de şarkılarınız dinlenebiliyor. Bu çok güzel bir şey, yani sadece bu bile sizin satış kaygınız olmadığının kanıtı. Yok gerçekten de. Hatta şöyle de bir şey var artık, herkes her şeyi o kadar değişik yollardan elde edebiliyor ki bu, şuna benziyor hırsıza evin kapısını açarsan belki girmez, Ama zaten bu evin kapısı açık der içeride çalınacak bir şey yok mu acaba diye düşünür, halbuki çok değerli eşyalar olabilir. Benim şarkılarımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Ve de artık bu saatten sonra o şarkılardan daha nasıl rant alırım diye düşünemem, şu ana dek yaptıklarım için söylüyorum bunu elbette. Bundan sonra yaptıklarımdan bir beklentim olacak elbette, çünkü bu aynı zamanda ticari bir formuda olan bir hadise, ama bugüne dek yaptıklarımı zaten alan aldı, dinleyen dinledi, ben onları şimdi yeniden prestij adına ambalajı şık bir şekilde paylaşıma sunuyorum, alan alsın almayanın da canı sağ olsun. Ama ben nitelikli müzik seven birinin bir şekilde bunu barındırmak isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü o albümde çok eskimeyen şarkılar var yani Deniz Gözlüm, Derbeder, bu mu sevda, yüreğime ektim seni. Hepsi çok kıymetli şarkılar. Hayranlarınız çok sevinecek buna. Zaten Soner Arıcı'yı çok yakından tanıyıp bilenler ne kadar mütevazı olduğunu, içiyle dışının ne kadar bir olduğunu yakinen bilirler. Aşk ve sevgi üzerine birikiminiz, birçok dergide yazmış olduğunuz yazılarınız, TV ve radyo programlarınız gibi çalışmaların sizi daha farklı yansıttığını düşünüyorum. Aşk adamı ve sevgi adamı olarak anılmak nasıl bir duygu? Yeni bir yıla girerken yeni yıldan beklentileriniz nedir? Yeni yıl ve yıllardan ilk beklediğim şey, Türkiye çok acılar ve sıkıntılar yaşayarak kendini var etmeye çalışan bir ülke olduğu için artık afet, felaket olmasın istiyorum. Biz duyarlı ve duygusal bir halkız, kaldıramayız asla olmasın. Kişisel isteğim seni seviyorum şarkım çok ama çok sevilsin. Ben bunu hiçbir albümümde söylemedim. Ama onu o kadar naif ve duygusal buluyorum ki onu herkes çok sevsin istiyorum 2007'de. Beysage çok istediğim gibi bir mekan ve eğlence anlayışını olması gereken noktaya getiriyoruz. Burada en geç 23.00 gibi sahne alıyorum. Konuklar çok şık bir ortamda güzel yemekler yiyorlar. 02.00'ye kadar çok keyifli şarkılar söylüyoruz beraber. Eski gazınoların eğlence anlayışı gibi, gerçek eğlence şekli, o yüzden orada çok mutluyum. Siz aşkın hangi halindesiniz? Ben aşkın yaşamıyor halindeyim. Bu cevabı kabul etmiyorum. Yok, gerçekten yaklaşık iki yıldır aşkın, başkalarının aşklarını paylaşan halindeyim. Ama aşkları çalan anlamında değil başkalarının hikayelerini paylaşan halindeyim. Sedefan Oğuz, mükemmel eğitimci. Sedefan Oğuz muhteşem bir kadın. Tam bir anne, hem kendi çocuğuna hem de tüm öğrencilere, bulunduğu kurumu güzelleştiren, hep yenilikler katan, sıcaklığıyla kucaklayan bir kadın. Eğitimci köklü bir aileden geliyor ve sosyal hayatın çok özel isimlerinden. Apatya dergimiz için röportajı çok samimi bir şekilde yaptık. Hemen kaynaştık birbirimizle. Daha sonra cemiyet hayatında birçok kez beraber olduk sevilen hanımefendiyle. Vatan TV'de papatyalı sabahlar da öyle duygusal bir sohbet geçtik ki aramızda, ikimizin de gözleri doldu. Öyle yüreği sevgi dolu, duyarlı ve çok güçlü bir kadın. Her rolün üzerinden gelmiş ve gençlere örnek olmuş bir insan. Hep yanımda ve destek olmuştur bilgi birikimi ve hayat tecrübesiyle hep var olun, çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Cumhuriyet Kadını ve Örnek insan, Profesör Dr. Sedefan Oğuz ile tanışma şerefine yaklaşık 15 yıl önce, Yeditepe Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı, öğrenci dekanlığı görevlerini mükemmel başarıyla sürdürdüğü dönemlerde eriştim. Apatya dergimiz için ilk röportajımı yapmıştım. Odasına girdiğim an beni ilk saran duygu, çok sıcak, samimi oluşu, işini çok ama çok sevmesi, her anının öğrencileriyle dopdolu olmasıydı. Duvarları, masası gibi kalbi de göreviyle ve öğrencilerinin sevgisiyle çarpıyordu. Anne şefkatiyle. Daha sonra eski kanalımız Vatan TV'de Papatyalı Sabahlar programında ağırladım kendisini. Çok duygusal bir söyleşi olmuştu, hiç unutmam. Gözlerimiz nemli, annelik mertebesinin en ince ayrıntılarını hassasiyetle konuşup paylaşmıştık. Sedefan Oğuz, çok sosyal bir insan, toplum tarafından çok sevilen bir karakter, sosyal sorumluluk projelerinin bilincinde, önemli günlerin, toplantıların gülen yüzü. Sayın Bedrettin Dalan'ın aynı kendisi gibi aydınlık, modern, girişimci, üretken, Atatürkçü, belki de sağ kolu diyebileceğim yol arkadaşı, Sayın Oğuz kendilerine, eğitim kurumlarına büyük sevgi ve saygı duyuyorum. Türkiye'de istek vakıfları, Yeditepe Üniversitesi, üstün başarısını kanıtlamış, Atatürkçü kimliğiyle özellikle sevilen kurumlardır. Sedefan Oğuz'un ailesi ülkemizde çok önemli, saygın isimlerdir. Babası Profesör Doktor Orhan Oğuz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucusudur. Sedefan Hanım, sevgili babası hayattayken sevgisini anlatabilmek için yaşamını kaleme alıp kitap haline getirmiştir. Profesör Doktor Sedefan Oğuz çok donanımlı bir insan, sayfalar anlatmaya yetmez. Bugün ise konumuz anneliği. Kendisini yılın annesi seçtik. Çünkü iki kızını hem anne fedakarlığı hem de arkadaş gibi mükemmel yetiştirmesinin yanında tüm öğrencilerinin de annesi. Yedi Tepe Üniversitesi'ndeki görevi gereği değil, kalben içinden gelerek gösteriyor bu yakın ilgiyi, bilenler bilir. Hatta öğrencilerinin Ekşi sözlük teki bazı yazılarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Yedi Tepe'nin efsane ismi. Öğrenci kulüplerine verdiği inanılmaz destek ve bir dönem istifasını vermesiyle artık öğrenci dekanlığı diye bir kurumun olmayacağına inandık. Tatlı, sempatik hocamız. Sedefan hocamı yıllar öncesinden tanıyorum. Çok sevdiğim, duygusal olarak bağlı olduğum, çok ama çok saygı duyduğum, müthiş bir kadın, ekşi sözlükteki samimi yorumlar yine beni gururlandırdı. Yaşamına sığdırdığı o kadar çok başarılar, ödüller, makaleler, sosyal sorumluluk projeleri, üyesi olduğu, başkanlığını yaptığı dernekler var ki saymakla bitmez. Sedefan hocama bu kadar yoğun işleri arasında bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, bir kadın, anne, eğitimci ve disiplinli, hiç durmadan üreten, çalışan bir birey olarak toplumda yer aldığınız, dimdik olduğunuz için, mücadeleye, sosyalleşmeye, dostluğa tanıdığım en iyi örneklerdensiniz. Siz tüm öğrencilerinizin de annesisiniz. Siz yılın en iyi annesisiniz. Ben de gençler gibi yaşıyorum. Evde kızlarım, okulda öğrencilerim, onlarla beraber onların yaşıtı gibiyim adeta. Kenan Doğulu burada konsere geldiği zaman ben onunla beraber sahnedeydim mesela. Yani ayağımda spor ayakkabı, üzerimde bluz, buradaki çocuklarla beraberdim. Gençlerin yaşam tarzlarını anlıyorum, bir de böyle hareketli yaşamayı seviyorum. Yeni yılın bu ilk sayısında başarılı iş kadını sayfamızda konuğumuz, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Sedefan Oğuz kendisiyle hem iş yaşamını ve dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi'ni hem de özel yaşamını konuştuk. Hayatı dolu dolu yaşayan ve örnek bir eğitimci olarak öğrencilerine neredeyse tüm bir ömrünü vakfetmiş olan Sedefan Hanım'ı hayranlıkla dinledik ve feyz aldık. Eminiz ki bu keyifli sohbetimizi siz de severek okuyacaksınız. Sedefan Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? İstanbul doğumluyum ama aslen Eskişehirliyim. İlkokulu Eskişehir'de, ortaokul ve lise öğrenimimi de Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra babamın kurduğu kurum olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ilk tercihim işletme fakültesine ilk sıralarda girdim. Okulum bitirince evlendim ve bir kızım dünyaya geldi. Bu arada İstanbul'a taşındık ve Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Orada çalışırken ikinci kızım dünyaya geldi. Bundan sonraki süreç boyunca Marmara Üniversitesi'nde önce master yaptım, ardından doktoramı verdim, derken doçentlik ve profesörlük geldi. Şu anki Yeditepe Üniversitesi rektörümüz, Marmara Üniversitesi'nde asistan olduğum hocamdı ve buraya rektör olduğu zaman da bana, sen de gel yükün yarısını üzerimden al, dedi. Onun bu sözü üzerine 17 senelik hizmetimden sonra henüz emekliliğimi kazanmamışken Marmara Üniversitesi'ni bıraktım ve Yeditepe Üniversitesi'ne geldim. İyi ki de gelmişim ve Yeditepe Üniversitesi ailesinden biri olmuşum. O zaman biraz da Yeditepe Üniversitesi'nden bahsedelim, ne zaman, nasıl, hangi amaçla kuruldu. 1996 yılında İstek Vakfı Başkanı, aynı zamanda şu an Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olan Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen, şu anda öğrenci mevcudu 15.000'in üzerinde olan ve hemen hemen tüm alanlarda bölümü olan yaklaşık 54 bölümümüz var, büyük bir üniversiteyiz. Büyük bir hastanemiz ve diş hekimliği hastanemiz var. Dolayısıyla her alanda yarışıyoruz diyebiliriz hem eğitim gibi çok önemli bir alanda yöneticilik faaliyeti sürdürüyorsunuz ve hem de bir yandan annelik vazifeniz var. İkisi bir arada nasıl gidiyor? Şunu söyleyebilirim ki yöneticilik çok zor bir iş. Yönetici konumunda olmak demek zamanla yarışmak demek, vakit problemi oluyor. Bazen kızlarım biraz dertleniyorlar, bizim bir annemiz vardı bize çerkez tavuğu yapardı diye. Bazen o anneyi hatırlatabiliyorum, ama bu çok nadir oluyor. Kızlarım küçükken ben de öğrenciydim diyebilirim. Master yaptığım için sınavlarım vardı, ödev hazırlıyordum. Kızlarım sürekli çalışma ortamı içinde büyüdüler. Benim ve onların dersini biz üçümüz salonumuzdaki masanın etrafına oturup beraber çalışırdık. İlk başlarda anne senin dersin ne zaman bitecek diyorlardı. Onlara çok küçük yaştan itibaren kendi gelecekleri için çalıştıklarını anlattım. Çok şükür ki bu, doğru bir eğitim oldu onlar için. İkisinin de ikişer yabancı dili çok iyi, hem İngilizce hem Fransızca biliyorlar. Yeditepe Üniversitesi'nde 08, 30, 18, 00 mesaisi var ama benim mesai kavramım yoktur. Ben cumartesi de pazarda çalışırım. Bir gün küçük kızım bana anne dedi. Okuldaki çocukların bizden daha kıymetliler, zira onlara daha çok vakit ayırıyorsun. Çünkü buradan çıkıyorum diyorum mesela ama bir türlü çıkamıyorum. Zira bir öğrenci geliyor, ötekisi gidiyor. Zaten burada beni tanıştırırlarken Yeditepe Üniversitesi'ndeki çocukların annesi diyorlar. Çünkü burada öğrenciden sorumlu rektör yardımcısıyım. Dersleri haricindeki her şeyleriyle ben ilgileniyorum. Sosyal etkinlikleri, sporları, psikolojik sorunları, ailevi sorunları, maddi sorunları. Çocuklarımın hepsini çok seviyorum. Çok bakımlı ve güzelsiniz. Bu yoğun temponun içinde bunların dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Bir sırrı var mı? Sabah çok erken kalkıyorum ve yürüyüş yapıyorum. Kuaföre okulda gidiyorum çünkü okulda kuaförümüz var. Sonra işimi yapıyorum ve çıkıyorum. Muhakkak ya bir protokol daveti yahut bir arkadaş daveti oluyor. Zaten bir de gençlerin arasında olunca ve de çok yoğun çalışınca insanın kendisini dinlemeye fırsatı olmuyor. Ben de gençler gibi yaşıyorum. Evde kızlarım, okulda öğrencilerim. Onlarla beraber onların yaşıtı gibiyim adeta. Kenan Doğulu burada konsere geldiği zaman ben onunla beraber sahnedeydim mesela. Yani ayağında spor ayakkabı Üzerimde buluz, buradaki çocuklarla beraberdim. Gençlerin yaşam tarzlarını anlıyorum, bir de böyle hareketli yaşamayı seviyorum. Bu temponun içinde sağlıklı bir biçimde yaşıyorum ve böyle devam etmeyi umuyorum. Cihan Ünal, yeri dolmaz sanatçı. Cihan Ünal o kadar mütevazı ve samimi bir insan ki. İlk görüşmemizden sonra nerede karşılaşsak yakın dostu olarak hep yaklaştı, Sohbetler içten ve çok keyifliydi. Kendine olan güveni, etkileyici ses tonu, duruşu, her konuda kendini müthiş ifade edişi, unutulmaz dördüncü Murat karakterini canlandırması hep çok güçlü bir imaj yarattı bende, gerçekten de güçlü bir kişilik ama rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz öyle de sevgi dolu. İlk röportajımızı tiyatro sahnesinde yapmıştık, çok heyecanlıydı, o atmosferi solumak. Tiyatro sanatçılarını çok seviyorum, iletişimleri harika, kendileriyle barışık ve çok net ifade ediyorlar kendilerini. Cihan Ünal dev bir sanatçı, her zaman sevgi ve saygı ile takip ediyoruz. Hep üreten, çalışan, asla yaşlanmayan, kendine bakan, duyarlı, sevgi dolu harika bir insan. İyi ki varsınız, hep var olun. Teşekkürler. Yepyeni bir yılın bu ilk sayısında müthiş bir konumuz var. Çocukluk yıllarında dinlediği radyo piyesleriyle içine ilk oyunculuk ateşi düşen, dördüncü Murat gibi, Osman Gazi gibi hala hafızalarımızda olan karakterlere can vermiş, yılların usta aktörü Cihan Ünal. Cihan Ünal, disiplinli, çalışkan, ağır, kültürlü, sempatik, samimi, bilinçli, kaliteli bir insan, gerçek bir sanatçı. Tok sesinden tutun da o içinize işleyen bakışlarına kadar bambaşka biri. TV ve sinemada izlediğimiz hocalık da yapan sanatçı, tiyatroda devleşir ve bütün oyunların üstesinden gelebildiğini kanıtlamıştır. Birazdan aşağıda zevkle okuyacağınız sohbeti, Tiyatro İstanbul'da sahneye konan Dönme Dolap adlı oyunun kulisinde yaptık. Cihan Bey son derece sıcak, pozitif enerjili ve alçak gönüllü bir şekilde karşıladı bizi. Onunla sohbet etmek ve onu tanımak inanılmaz bir keyif ve gurur oldu bizim için gururluyduk, çünkü biliyoruz ki ülkemizde bir Cihan Ünal daha yok. Dileriz ki yetişir. Cihan Bey, yıllardır değişmeyen çizginiz, duruşunuz ve oynadığınız karakterler ile Türk halkının en sevdiği sanatçılardan biri oldunuz. Sanat yaşantınız nasıl başladı, tiyatronun büyüsü sizi nasıl ve ne zaman yakaladı? Çocukluğum, babamın ilkokul öğretmeni olması dolayısıyla Anadolu'da Kastamonu, kargı, taşköprü civarlarında dolaşarak geçti. O yıllarda halk evlerinde çocuk saati, çocuk radyoları gibi programlar vardı. Bu programları ve piyesleri hiç kaçırmadan takip ederdim. İşte bu büyü benim kanıma ilk kez bunlarla girmişti. Tabii bir de aynı dönemde ağabeyimin ve ablamın Ankara'da konservatuvar okumasının da yolumu çizmemde önemli etkisi olmuştu. Aslında lise defen derslerimde çok kuvvetliydi ve annem babam, en azından ailede bir kişinin mimar yahut mühendis gibi bir mesleği olsun istemişti. Ama olmadı. Ben de konservatuvarı seçtim ve Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdim. Daha sonra nasıl gelişti? Okulum biter bitmez Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdim ve 5 yıl orada çalıştım. O dönemde hemen hemen 83 yılına kadar Devlet Tiyatrosu'nun bütün ağırlığını ben taşıdım. Büyük tiyatrodaki her oyunda rolüm vardı. Bir sezon içinde aynı anda 6-7 oyunda başrol oynuyordum. Repertuvar tiyatrosu olduğu için 4. Murat, Beket, Fatih, Yunus Emre, Hastalık Hastası, Kral Damdaki Kemancı, Romeo Juliet, Don Kişot müzikal vb gibi pek çok oyun sahneye koyuyorduk. Sonra bazı nedenlerle Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldım. O dönemde Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ve 1987'den itibaren de Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretmenlik yaptım. Sahne, mimik, diksiyon dersleri verdim. Ankara Hacettepe Konservatuvarı'nın Devlet Konservatuvarı Ana Sanat Dalı Başkanlığını yaptım ve geçtiğimiz yıl orayı da noktaladım. Şimdi de Tiyatro İstanbul'da sahneye koyduğumuz Dönme Dolap adlı oyunda oynuyorum. Nasıl bir oyun Dönme Dolap? Oyun geçtiğimiz yıllarda Paris'te de oynanmıştı. Alain Delon ve Astris Vellon oynamıştı başrollerini. Ve kapalı gişe oynayan bir oyundu. Bizde de Dönme Dolap ikinci sezonunu oynuyor ve çok iyi gidiyor. Ben Pierre'i oynuyorum. Yer Pierre evli, çocuğu olan bir adam. Karısı ve çocuğu tatil için bir haftalığına şehir dışındalar ama Pierre çalışmak için zorunlu olarak Paris'te kalmış. Yani bir haftalığına bekar, Bernal için ise, Juliette'yi canlandırıyor, Juliette güzel, neşeli bir kişiliği olan, tek başına yaşayan bir genç kadın. İkisi de bir akşamüstü aynı bara giderler, birbirleriyle konuşmaya başlarlar. Sonuçta birbirlerine ısınıp, yerin daveti üzerine birer içki içmek üzere evine giderler finali hiç beklenmedik bir şekilde izleyiciyi etkileyen bir final. Biz yıllardır şunu duyarız, Türk halkı tiyatroya gitmiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında hem doğru hem de doğru olmayan yanları var bu serzenişin. Evet, Türk tiyatrosu güç durumda, devlet desteğinden yoksun, TV'ler bilhassa bu prime time'da verdikleri, halka evinde tutmaya yönelik, Kolay eğlencelik programlar ve magazin programları ile yorgun insanları daha da üşengeç hale getiriyorlar. Yani TV'nin büyük etkisi var tiyatro seyircisinin azalmasında. Bir diğer etken de şu. Atatürk'ten sonra kültür, sanat ve eğitime yeterince önem verilmediği için insanlar cahil kalmaya başladılar bu toplumda. Size bir örnek vereyim. Bugün Türkiye'de okuma yazma seviyesi ortalama 3. sınıf, yani ilkokul mezunu bile değil. Böyle bir toplum. Gerisini siz düşünün. Avrupa'da böyle bir şey söz konusu bile olmaz. Daha ilkokulu bitirmeyen insanların çoğunlukta olduğu bir toplumda ne sanat yapabilirsiniz ne tiyatro. Zaten tiyatro okul değildir. Okumuş insanların geleceği ve edinmiş oldukları bilgilerle kafasını ve ruhunu zenginleştireceği bir yerdir. Peki TV'lerdeki bu eğlenceye yönelik programlar bilinçli bir politika mı sizce? Evet, bu tip politikalar 50-60 yıldır uygulanıyor. Bir toplumu ne kadar geri ve cahil bırakırsanız onlardan yararlanmak o kadar kolay olur. Atatürk'ten bu yana demin bahsettiğim şey gerçekleşmektedir. Atatürk bir liderdi ve sadece siyasi bir lider değil, her konuda gerçek bir liderdi. Ondan sonra gelenler, önlerinde böyle bir örnek olmasına rağmen onun gibi bir lider olamadılar. Oynadığınız karakterler genellikle jön ve iyi adam karakterleri, mesela, iki defa padişah rolü oynadınız ki dördüncü Murat hala hafızalarımızdadır. Sizin gönlünüzden geçen, ah keşke şöyle bir karakteri canlandırsam dediğiniz bir rol var mı? Şimdi aslında tiyatroda çok çeşitli rollerde oynadım ve hatta bu rollerle ödül de aldım. Bu açıdan tiyatroda doydum denebilir, dolayısıyla şunu da oynasaydım dediğim bir rol yok. Fakat sinema için bu söylediğiniz geçerli, zira sinemada 80'li yılların başında aileler sinemaya gelsin diye, çünkü daha önceki dönem pornografik sinema vardı, biz Türkan Şoray'la, Hülya Koçyiğit'le ikili olarak çeşitli filmler çevirdik. Ve o zamanki yıldız anlayışla başrol oyuncusu kötü adam olamazdı. Yani iyi avukat, iyi politikacı, iyi doktor olur ve hemen her karakter birbirine yakın ve kolay rol haline gelirdi. Dolayısıyla sinemada şöyle deli dolu, farklı bir şey, çatışması olan, içinde çelişkiler yaşayan bir rol oynamak isterdim. Batı sinemasında birçok örnekleri var. Al Pacino'nun, Robert De Niro'nun, Jack Nicholson'un rollerini görüyoruz. Ama onlar biraz da senaryonun zenginliğinden kaynaklanıyor tabii ki. Kadın isterse dizisindeki rolünüz de değişikti. Evet, o tarz oyunculuğu ben tiyatroda denemiştim. Ama tabii tiyatro seyircisi daha az olduğundan ve beni TV'de 4. Murat gibi, Osman Gazi gibi ciddi rollerde gördüklerinden kadın isterse dizisindeki karakteri gördüklerinde biraz şaşırdılar. Ama bir oyuncunun her türlü rolün üstesinden gelmesi lazım. Sitom çok keyif verici bir çalışma aslında. Bir defa çok yorulmuyorsunuz. Dış çekim olmadığı için hep stüdyodasınız. 3 gününüzü alıyor. Ekip de iyiyse ki benim ekibim. Hem çok sevdiğim tiyatrocu arkadaşlardan hem de Hülya gibi çok yetenekli, iyi bir dosttan meydana geliyordu. Keza bir rol güvenle ve elbette çekim ekibiyle dört dörtlük bir projeydi, ben çok mutlu oldum. Ve bu senede yine böyle bir şey var. Henüz ne olduğunu söyleyemeyeceğim ama güzel bir şey olacak inşallah. Sinema, tiyatro ve TV dizileri, hepsini biliyorsunuz. Elbette hepsinin ayrı bir keyfi vardır ama sizin içinizde ağır basan hangisi? Tabii ki tiyatro benim asıl mesleğim. Yetiştiğim yer konservatuvar tiyatro bölümü zira. Bir de tiyatronun keyfi, hem oyuncu için hem de seyirci için bambaşka güzellikte bir şey. Tiyatro oyunculuğu, sinema ve TV oyunculuğu birbirine yakın gibi görünse de aslında farklılıkları var. Bu nedenle tiyatro kökenli olup, sonradan kamera oyunculuğunu çözme fikri de çok tahrik edici, güzel bir şey. Türk sinemasının son yıllardaki hareketliliği ve çıkışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk sineması eskiye oranla daha iyi durumda, umutlu bir gelişme var. Ama her zaman söylerim, sinemanın bir altyapısı olması lazım. Bizde o eksik, sinema endüstrisi lazım yani. Ama yine de bu bireysel çıkışlarla başarı oranı gittikçe yükseliyor ve bir gün daha da iyi duruma gelecektir. Cihan Ünal sanatçı kimliğinin dışında nasıl bir insan diye sorsam kendinizi nasıl tanımlarsınız? Mesela, biz dışarıdan baktığımızda bu tanımlamayı ciddi, ağırbaşlı ve karizmatik olarak yaparız. İnsanın kendini anlatması çok zor ama ben arkadaşlıklarımda, dostluklarımda çok komik ve eğlenceli bir kişiyimdir aslında. Öğrencilerimle aram gayet iyidir, arkadaşlarımla, dostlarımla iyi bir ilişkim vardır. Ayrıca mesleğim benim hobim gibidir. Bu yüzden çok severek yapıyorum. Her zaman yeni bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Öğrencilerimle çalışırken bile öğrenmeye devam ediyorum. Bu arada ben 15 günde bir Kıbrıs'a gidiyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'nde oyunculuk dersi veriyorum. Oraya bir hizmet verebilmekten dolayı da çok mutlu oluyorum spor ve sağlıklı yaşama programları ile ilgileniyor musunuz? Evet. Bir kere en başta tiyatrocu olduğum için, seyircinin karşısına çıkacağım için, sağlığıma ve görünüşüme çok önem veririm ve spor yaparım. Ayrıca mesela, gece hayatı falan gibi şeylerde göremezsiniz beni, sevmem. Köpeğim ile uzun yürüyüşlere çıkarım, kış aylarında kayak yaparım. İstanbul'la aranız nasıl, seviyor musunuz bu şehri? yahut şöyle de sorabiliriz, metropol hayatına uygun bir insan mısınız yoksa arada bir kafa dinlemek için kaçtığınız ve işte huzur dediğiniz gizli bir mekan var mı? Aslına bakarsanız İstanbul ile aram pek iyi değil. İstanbul'da yaşamayı hiç istemiyorum, bu meslek olmasa bir gün kalmam herhalde. Bu şehrin en güzel tarafı Ankara'ya dönüşüdür diye düşünüyorum. İzmir civarlarında bir yerim var ve uzun vadede planım 6 ay Ankara'da 6 ay da orada yaşamak. Hayat felsefeniz nedir? Hayat felsefem kısaca daima yeni bir şeyler öğrenerek dürüst yaşamaktır diyebilirim. Uzun vadede projeleriniz nelerdir? Tiyatroya mı ağırlık vereceksiniz? Sinemaya mı? Hepsi olabilir. Gelen tekliflerin cazibesine bağlı zira seçeceğim. Necat Uygur büyük usta. Necat Uygur usta muhteşem bir sanatçı, harika bir insan. Onu hep gülümserken ve zeki esprileriyle hatırlıyorum. Altın Kelebek Ödülü sırasında kendisiyle söyleşmiştik. Vatan TV olarak mikrofonu uzattığımda nasıl olduğunu sorup en büyük rolünü sorduğumda en büyük rolüm iyi görünmek demişti. Çok anlamlıydı. Hiç unutmadım. Çok güzel, sanatçı bir aile, Süheyl ve Behzat Bey ve eşleriyle de görüşmüştük. Daha sonra Necat Bey rahatsızlandı, kendisini sormak için telefon açtığımda, Biricik eşi Necla Hanım, Fundacığım, en son seninle röportaj yaptıktan sonra rahatsızlandı, iyileşmedi henüz, deyip üzüntüsünü paylaşmıştı, sonra maalesef büyük ustayı kaybettik. Necla Hanım ile daha sonraki yıllarda anneler günü için röportaj yaptık, kendisini en iyi anne seçmiştik ama tabi söyleşi sırasında gözyaşlarımız sel olmuştu, büyük ustayı anarken, Allah size uzun ömürler versin. Uygur kardeşlerin birçok oyununa katılma şansına eriştim, babaları ile aynı sahneyi gururla paylaşıp, sonra annelerini saygıyla sahneye çağırmaları alkışlar eşliğinde, hep tüylerimi diken diken etmiştir, sonraki oyunlarında da Necat Bey'in fotoğrafı ile finalde kıyamet alkış alırlar. Merhum Nejat Uygur, yeri doldurulamayacak müstesna bir insandı. İyi ki bu dünyadan geçti. Bizler de tanıma şansına eriştik. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Bu güzel aileye sevgiler, saygılar, selamlar. Hep iyi olmanız dileklerimle. Türk tiyatro sahnelerinin duayeni, büyük usta Nejat Uygur ile sizler için Babalar Günü'ne dair keyifli bir sohbet yaptık. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gerçekleştirdiğimiz bu kısa ama keyifli söyleşimize Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de katıldı. Sizi çok iyi gördük Necat Bey, maşallah diyoruz. Vallahi en iyi oynadığım roldür bu, iyi görünmek. Altın Kelebek Ödülü aldınız bu akşam, neler hissediyorsunuz? Çok içten söylüyorum ki bu ödül beni çok mutlu etti. Altın Kelebek tarihsel olarak anlamı çok büyük olan bir magazin ödülü. 80 yaşımın en güzel ödülünü alıyorum diyebilirim. Ben Kelebek'te Türkiye'de ilk defa komedi fotoğrafını yaptım. Emel Sayın, Zeki Müren ve Türkan Şoray ile oynadık. Acemi fotoğrafçı da bendim. Babalar günü ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Çocuklarınızın hepsi de çok yetenekli ve mesleklerinde başarılılar. En küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi de bizi mahcup etmeden, benim ve Necla'nın yetiştirdiğimiz ve tam istediğimiz gibi hayırlı birer evlat oldular. Bu çok mühim. Bizimle aynı mesleği seçmeleri de bizim için ayrı bir zevk tabi. Hani armut dibine düşer derler ama onlar o espriyi bile açtılar. Ayrıca her armut da dibine düşmez. Allah herkese nasip eylesin böyle evlatlar babalar gününü bana sorarlar, sana ne hediye alalım, diye, hep beraber çekilmiş bir resmimiz bana en güzel hediyedir. Süheyl Bey, siz neler söylemek istersiniz? Benim için anneler gününün önemi daha büyük. Tabii ki babalar gününü babalarımızı da unutmamak lazım. Anneler kadar onların da evlatlar üzerinde büyük hakları var. Annemi ve babamı çok seviyorum. Tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Bezat Bey siz neler söylemek istersiniz? Ben de anneler gününü daha çok benimsiyorum. Annelerin çocukları üzerinde daha çok emekleri var. Ayrıca beni baba yapan sevgili eşime çok teşekkür ediyorum. Başta babam olmak üzere tüm babaların bu anlamlı günlerini kutluyor, hepsine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Şafak Sönmez, Delikanlı Şarkıcı Şafak Sönmez şahane bir insan, ailecek dostumuzdur. Ne zaman sıkıntımız olsa ilk o koşar, kaybımız olsa ilk o gelir sevgili eşiyle. İkisini de çok seviyorum yerleri çok ayrıdır. Vatan TV'de Papatyalı Sabahlar'da kaç kez konuk oldu, Papatya dergimizde röportajlarımızı yaptık, Yaza Merhaba Karnavalı, Anneler Günü organizasyonumuz ve tüm organizasyonlarımıza hep katıldı, hiç yalnız bırakmadı sağ olsun. Önce Vatan gazetemizde yine röportajlarımız oldu. Sosyal sorumluluğunu almış örnek insan, örnek sanatçı, Adana'nın delikanlısıdır canım dostum. Şehitlerimiz için yaptığı şarkılar ağlatır, memleket sevdası bilinir, duyarlılığı ile gençlere yol göstermiş, rol model olmuştur. Ülkemizdeki sorunlarla yakından ilgilenir, müthiş müziklerini yapar, sahnesi olağanüstü eğlenceli ve güzeldir şafak sönmez bir numaradır, her açıdan. Canım arkadaşıma gönülden sevgiler, eşine de öpücükler, iyi ki varsınız. Teşekkürler. Gençlere şunu söylemek isterim, hepiniz kendiniz olun. Zira son yıllarda çok fazla Avrupa özentisi olduk maalesef. Gençler bizim kendi değerlerimize sahip çıkmalı. Çünkü bizim değerlerimiz onların kıskanacağı kadar güzel ve önemli onlara benzemeye çalışıp o kişileri kendimize güldürmeyelim istiyorum. Memleket sevdalısı sanatçı, çok güçlü ve güzel bir ses. Bu ay, hayranlarına kendini sadece müziğiyle değil memleketine olan duyarlılığı ile de çok sevdiren kişilikli ve bilinçli bir sanatçı olan Şafak Sönmez ile röportaj yaptık. Ekranlardaki Asi ve Hırçın görüntüsünün aksine son derece sevecen, samimi ve nazik bir kişi olarak kalbimizi fetheden başarılı sanatçı ile hayatını ve projelerini konuştuk. Bilhassa o çok güzel ağlama adlı parçasının hikayesi, bizleri olduğu kadar eminiz ki sizleri de etkileyecek. Hoş geldin Şafak, nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk, iyiyim teşekkür ederim, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz, seni çok seviyoruz. Her zaman yanımızdasın, bunun için sana teşekkür ediyoruz. Bize okuyucularımız için müzik yolculuğunu biraz anlatır mısın? Ben dört yaşında şarkı söylemeye başlamışım. Her yerde söylermişim kimse beni susturamazmış. Babam hem beş vakit namaz kılan hem de dost meclislerinde muhabbeti seven bir insandı. Böyle muhabbetler olduğunda hemen beni yanına çağırır ve şarkı söyletirdi. İlk söylediğim türkü, 365 gününde yandı ha yandı, türküsüdür hiç unutmam. İlk sahne deneyimim 6 yaşında bir aile düğününde gerçekleşmişti. Bununla ilgili komik bir de hatıram var, ismim anons edilip sahneye çıktığımda sunucu, şu çocuğun annesi kimse alsın sahneden demişti. Sonra Şafak Sönmez'in ben olduğumu anlayınca o da buna gülmüştü. Sahneye getirilen bir masanın üzerine çıkıp aldırma gönül, ü söyledim. O zamanlar ortalık biraz karışıktı ve ben o şarkıyı söylediğimde düğün biraz karışmıştı. Anlayacağınız ilk sahne deneyimimde sahneyi dağıttım, gülüyor. O günlerden bugünlere bir müzik sevdasıyla geldim. Okul hayatım boyunca müzikten hiç kopmadım. Müzik benim her türlü ortamda daha da sosyal ve sevilir bir kişi olmamı sağlardı. Tüm müsamerelerde hep ben öne çıkarılırdım. Bir dönem Türk Sanat Müziği Cemiyeti ile çalışmalar yaptım, birincilikler aldım. Derken Türk Halk Müziği alanında çalışmalar yaptım ve birincilikler aldım. Adana'da tavernaların revaçta olduğu bir dönemde bir ağabeyimle birlikte bir taverna açtık. Çok hoş bir atmosferi ve dekoru olan bir mekan oldu orası ve Adana'nın her kesimine hitap edecek şekilde tutuldu ve sevildi. İlk albümün olan Biricim, İyi o dönemde çıkarmıştın, değil mi? Evet. Tüm bunlardan sonra bir gün hayallerimi gerçekleştirmek ve hedeflerime ulaşmak için İstanbul'a geldim. İlk albümümü Haluk Levent ile beraber çalışarak yaptık. Biricim adlı bu albüm çok sevildi. O dönem ben konserden konsere koştum. Böylelikle şafak sönmez, varlığını duyurmuş oldu. İkinci albümümü çıkarmadan evvel ilk şirketimle bir ayrılma süreci yaşadık. Şarkıları oluşturma ve onları özümseme süreci derken, tam 4 yıl süren bir çalışmadan sonra ikinci perde isimli albümüm geldi. Ağlama da bu albümümün hiç şarkısı olarak çok sevildi ve benimsendi. Onun hikayesi çok acıklı ve derindir. Bu ağlama isimli parçan gerçekten çok güzel. Senin bir de böyle bir çizgin var, Mehmetçik'le ve şehit aileleriyle beraber çektiğin çok güzel bir klipin var. Biraz anlatır mısın? Benim yeğenimi, yani dayımın oğlunu bu vatana şehit verdik. Bu daha ilk albümüm çıkmadan evvel olmuş bir olaydı. Dayım ile çok ağlamıştık. Albümlerimden sonra Ağlama isimli şarkımı her dinlediğinde dayım, şimdi rahmetli oldu, gözyaşlarını hiç tutamazdı. Dayım bu şarkının klipinin yayınlanmasına 3 gün kala kanserden öldü ne yazık ki. Bu benim içimde ukde kaldı. Bundan başka şarkının söz yazarı olan Ömer Faruk Güney, sözlerini bir şehit arkadaşın arkasından yazmıştı zaten. Şöyle ki, Ömer ağabeyin askerdeki kardeşinin en yakın arkadaşı olan bir asker kardeşimiz şehit düşüyor. Bunun üzerine Ömer ağabey, buna çok üzülen ve ağlayan kardeşine bakarak, "Ağlama" diyen bu şarkıyı yazıyor. Tüm bunların dışında ben de çok vatanperver bir insanım ve gerekirse ben de Türkiye için ölürüm. Ben Türkiye'liyim, Türküm ve bu vatanın güzel bir gelecek yaşaması için her şeye varım. Dolayısıyla böyle düşünen bir sanatçı olarak ve anlattığım diğer hikayelerde işin içine girince böyle bir klip doğdu, domak zorundaydı. Ancak herkes iyi bir aşk şarkısı olabilirdi. Neden ölümle özdeşleştirdiniz?" diyor. Buradan buna da açıklama getirelim ki bu bir aşk şarkısı değildi. Bunu ölümle biz özdeşleştirmedik. Zaten şarkının yukarıda anlattığım gibi hikayesinde ölüm vardı. Bence de çok önemli bir nokta bu. Zaten piyasada pek çok aşk şarkısı var. Ama birilerinin de bu değerlere, vatanımıza ve milletimize sahip çıkması gerekiyor sen de bu anlamda örnek oluyorsun. Bir de şunu söyleyeyim, ekranlar aşk şarkılarından, zıplama oynama şarkılarından ve bu kliplerde oynayan yarı çıplak kızlardan geçilmiyor zaten. Bu çok kötü bir şey. Orada oynayan kızlara çok üzülüyorum, utanma kalmadı artık. Birinin klipinde oynayacağım diye soyunmak ne kötü bir şey. Ben de o hatayı yaptım. Tut ki çıldırdım, klipimde bir kız arkadaşımız soyundu. Ama bu benim ilk klipimdi ve öyle olmasının sebebi, sektöre karşı gelemememdi. Şimdi bunun çok yanlış olduğunu söylüyorum. Orada çıplaklığın anlamı yoktu ama işte satış kaygısıyla yapıldı. Biraz da aşktan bahsedelim. Senin bugünkü aşklar için düşüncelerin ne? 2007 yılı itibariyle aşk mevta olmuştur, gülüyoruz. Şaka bir yana, ben bugüne kadar gerçek aşka hiç rastlamadım. Aslına bakarsanız önceleri yaşadıklarıma inandım. Sadece kişisel yaşantımdan bahsetmiyorum, çevremde gözlemlediklerimi de kastediyorum. Gerçek ve büyük aşk bu, dedim, ama aradan zaman geçince bunların birbirlerini hiç sevmemiş, hatta düşmanca birlikte yaşamış olduklarını anladım ve çok üzüldüm. Zira evliyken birbirlerini tapar derecesinde seven insanların sonra bir anda ayrılırken birbirlerinden nefretle bahsetmeleri bana çok tuhaf geldi. Bunun üzerine diyorum ki gerçek aşk ve sevdayı bulmak çok zormuş. Çünkü gerçekten seven insan yüreğine taş basar ayrılır ve onuruyla kalır. Ama hiçbir güç geçmişte sevdiğiniz insana kötü söz söyletmez. Eğer söylenirse gerçek sevgi nerede kalır? Günümüzde insan ilişkileri hakkında neler söylemek istersin? Bu konudaki düşüncelerin neler? Bence insanlar artık çok zayıf ve yüzeysel ilişkiler kuruyor. Hele de geçmiş dönemlerle kıyaslanınca durum daha da feci bir hal alıyor. Herkes birbirine yalan söylüyor, adeta politika yapıyor. İnsan birini sevmiyorsa bunu söyleyebilmeli bence. Sizi sevmiyorum ve sevmek zorunda da değilim diye. İnsanların bu şekilde dürüst olmasını engelleyen en önemli unsur ticari kazançlar tabii ki. İnsanlar hayatlarını maddi olarak idame ettirebilmek için dürüstlükten feragat etmek zorunda kalıyor. Senin müzik türün için ne diyebiliriz Şafakçığım? Aslında benim yaptığım müziğin belki de dünyada çok yakın bir benzeri yok. Sound olarak tamamıyla rock müzik soundu içeren ancak sözleri ve yorum itibariyle Türk kültürünü yansıtan bir tür. Benim deyimimle Türkiye'deki alternatif rock çalışmalarından bir tanesi. Ve bu tarzımı çok da fazla değiştirmek istemiyorum. Seni hiç Barış Manço'ya benzeten oluyor, bu bu kolyelerin ve yüzüklerin ve tabii güzel müziğinle. Çok nadiren oluyor. Ama aslında bu takılar daha çok benim mistik yönümle ilgili. Ben biraz nostaljik bir insanım. Geçmiş dönemlere ait antika tarzı objeleri çok severim. Bu tip şeyler bana ilham verir. Ayrıca bunlardan başka mistik bir yönümde bildiğimiz fizik kurallarıyla açıklayamadığımız gizemli olaylara duyduğum ilgimdir. Zaten inşallah Vatan TV'de de seninle beraber olacağız, program yapacağız. Malum önümüz yaz, yaz boyunca neler yapacaksın? Konserler var mı? Evet, aynı çatı altında olacağız. Bu yaz önce bir yurt dışı planım var konserler için. Döndükten sonra burada da Zonguldak, Bartın, Ankara, Eskişehir, Edirne, Tekirdağ gibi şu an aklıma gelmeyen daha birçok şehirde konserlerim olacak. Eylül'ün sonuna kadar yetiştireceğiz inşallah. Okuyucularımıza bir mesaj vermek ister misin? Evet, bilhassa gençlere şunu söylemek isterim, hepiniz kendiniz olun. Çünkü son yıllarda çok fazla Avrupa'ya özentisi olduk maalesef. Gençler bizim kendi değerlerimize sahip çıkmalı. Çünkü bizim değerlerimiz onların kıskanacağı kadar güzel ve önemli. Onlara benzemeye çalışıp o kişileri kendimize güldürmeyelim istiyorum. Bu güzel düşüncene ben de yürekten katılıyorum. Son olarak Papatya dergisi hakkındaki düşüncelerin neler? Abartısız son yıllarda çıkan en güzel dergilerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söylüyorum. İçeriğiyle, basım kalitesiyle gerçekten çok beğenerek takip ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Haldun Dormen, duayen sanatçı. Sevgili Haldun Dormen usta, bizi evinde ağırlamıştı sağ olsun. Nasıl beyefendi, nasıl kibar nasıl komik ve neşeli, kültürlü, bayıldım. Evi müthiş, kültürle dolu zaten kendisi doğayen, birçok oyununa gitme şansına eriştim. Enfesti elbette ki şimdi karşımda yakın ve samimi, ciddiyet ve içtenlikle harika bir söyleşi yaptık. Ortamda bulunmaktan büyük keyif aldım ve huzur duydum. Hep üretmeye devam eden harika bir insan, nice isimler yetiştirmiş bir derya, biz sohbette iken çok sevdiğim gazeteci yazar Ayşe Arman da uğradı ve kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. Çok mütevazı, sakin ve sıcakkanlıydı. Sevgili eşi Betül Mardin'e ise pek çok kadın gibi hayranım, hayat felsefesine, duruşuna, bakışına, öğretilerine müteşekkiriz diye düşünüyorum. Muhteşem Haldun Dorman Usta'ya uzun ömürler diliyorum. İyi ki varsınız, sizi hepimiz uzun yıllar sahnede keyifle alkışlamaya devam etmek istiyoruz inşallah ve yeni oyununu da kaçırmayın diyorum. Kendisine saygılar, sevgiler, teşekkürler. Ben asla geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer demem çünkü bugünkü İstanbul'a bayılıyorum. İstanbul bence dünyanın bir numaralı şehridir her bakımdan ki ben New York'u da çok severim, yıllarca orada oturdum. Ama bence New York 2, İstanbul bir numaradır. Bu ay kişiliğine, sanatçı kimliğine büyük saygı duyduğumuz, yıllardır yaptıklarıyla kendisini ispatlamış, tiyatronun doğayeni Haldun Dormen ile bir röportaj yaptık. Söyleşimiz kendisinin aynı zamanda bir ofis olarak da kullandığı, kapısından içeri adımımızı atar atmaz yaydığı güzel enerjisine bayıldığımız ve zor zahmet ayrıldığımız evinde gerçekleşti. Evde gideni gelen trafiği çok yoğundu. Gelini Ayşe Arman uğradı bir ara, tanışma fırsatı yakaladık, çok doğaldı. Onu zaten yazılarından bilir ve severdik, tanıyınca daha da çok sevdik ve hemen bir röportaj sözü aldık ünlü gazeteciden. Haldun Dorman 11 oyun, 9 müzikal, 2 kitap yazdı, 32 müzikalde 140 oyun sahneledi, 100'ün üstünde oyunda rol aldı, 2 film yönetti, 9 filmde rol aldı, 50'den fazla ödülü var, devlet sanatçısı oyuncu, eleştirmen, yönetmen, tv, radyo programcısı, gazeteci, yazar ve eğitmen. Bu büyük ustanın Lüküs Hayat, Kral ve Ben isimli oyunları yıllarca oynandı. Hala devam ediyor. Yaptığı işe inanılmaz saygı duyan ve titizlenen Haldun Hoca'nın samimiyeti, nezaketi ve hayata karşı inanılmaz pozitif duruşundan etkilenmemek mümkün değil. Yeni projelerin ve hazırlıklarının yarattığı heyecanı gözlerinden okunan bu muhteşem insan ile yaptığımız söyleşiye geçmeden evvel sizlere bir müjde vermek istiyoruz. Aldun Dorme'nin Bahçeşehir'de Bahçeşehir Belediyesi ile beraber ve bir festival düzenleme projesi var. Bu sebeple inanın Bahçeşehir halkı olarak çok şanslıyız. Şimdi buyurun bu çok özel ve samimi röportaja. Siz ve Dormen Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun üzerinde yükseldiği temel taşlardan tiyatronuzun ve sizin tiyatrocu oluşunuzun kısa bir öyküsünü sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Sanat ve sanatçı olma fikri çocukluğumdan beri hep hayalimde olan bir şeydi. Başka hiçbir şey düşünmedim. Ama tabii çocukken sanatın hangi dalında bir şeyler yapmak istediğimi bilmiyordum. Sinema mı? Dans mı? Tiyatro mu? Ama daha o zamanlar bile müzikaller beni çok etkilerdi. Benim bir Alman dadım vardı ve bana hep müzikalleri, Alman operetlerini dinletir, onların filmlerini getirtip izletirdi. Bir de Amerikan müzikallerinden de çok etkilenirdim. İşte tüm bunların büyüsüyle hep sanat dünyasının içinde olmak istedim. Ve tabii babamın çok medeni bir adam olması beni çok teşvik etti. Böylece ben lise eğitiminden sonra Amerika'ya sanat eğitimine gittim. Dorman tiyatrosu fikri Amerika'da eğitimde iken dahi hep kafamda olan, yapmak istediğim bir şeydi. Yani Amerika'da eğitim almak ve Türkiye'ye dönüp bir tiyatro kurmak gibi bir hayalim vardı. Ve bu sebeple de bütün ısrarlara rağmen Amerika'da kalmadım. Zira Amerikalı olsun, Türk olsun pek çok arkadaşım bana ısrarla dönmememi telkin etmişlerdi ve eğitimin bittiğinde hemen Türkiye'ye döndüm. Amerika'ya eğitime gittiğimde çok gençtim ve döndüğümde Türk tiyatrosu hakkında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Bu sebeple Evvela Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne Tiyatrosu'nda 1,5 sene kadar çalıştım. Böylelikle Türk tiyatrosu hakkında bir sürü bilgi edinmiş oldum. Daha sonra 1955'te oradan ayrılıp cep tiyatrosu çalışmalarına başladım. Çünkü Erol Günaydın, Tuncay Çavdar ve Mümtaz Zevkirlioğlu genç bir tiyatro grubu kurmuşlar ve beni yönetmen olarak istiyorlardı. Bu da böylelikle bir fırsat oldu ve onlarla beraber bir cep tiyatrosu kurarak ileride Dormen Tiyatrosu'nda oynayacak olan oyuncular yetiştirmeye başladık. İki yıl sonra da Dormen Tiyatrosu olarak çalışmalarımıza devam ettik. Dormen Tiyatrosu bir okul gibiydi. Dormen Tiyatrosu pek çok başarılı oyuncu kazandırdı Türk tiyatrosuna. Kimleri sayabiliriz? Dormen Tiyatrosu bir aile tiyatrosu, bir okul tiyatrosu gibiydi. İlk aklıma gelenler Metin Serezli, Nevra Serezli, Nisa Serezli, Erol Günaydın, Erol Keskin, Yılmaz Guruda, İzzet Günay gibi isimler sayabilirim. Dormen Tiyatrosu 46 sene boyunca sanatseverlere perdelerini açtı. 2001 yılında ise acı tatlı hatıraları ile bir daha açılmamak üzere kapandı. Ağırlıklı olarak ne tür piyesler sahnelenmişti? Birinci dönem Dormen Tiyatrosu'nda Birekt, Bernard Shaw, Turgut Özakman, Yaşar Kemal, Ibsen, çeşitli müzikaller gibi geniş bir yelpazede her türlü piyes oynadık. İkinci dönemde Feriköy'deki tiyatromuzda ağırlıklı olarak komedi oynadık. Hatta Fars dediğimiz bu komedilerin bence en iyi oynandığı tiyatro olduk. Bir ara meşhur İngiliz Fars yazarı Ray Kune'in müdürü benim davetlim olarak Türkiye'ye gelmişti. Yazarın Kaç Baba Kaç adlı oyununun dünyadaki ilk premierini biz yapıyorduk, hatta İngiltere'de dahi bizden sonra oynamıştı. Ve müdür oyunu izledikten sonra o kadar beğenmişti ki hiç unutmam, bize önünüzde saygıyla eğiliyorum demişti. Fars tipi oyunlara bir nevi hareketli durum komedileri denebilir mi? Hareketli durum komedisi tabii ama işte bence bu tip oyunlarda asıl mesele abartmadan oynayabilmek ve güldürebilmektir. Fars'ın inceliği karakterlerinin inandırıcılığında gizlidir. Çok fazla abartıldığında tadı kaçar. Biz doğal oynuyorduk. Sanki orada bizim başımıza gelen şey seyircinin başına da gelse onlar da aynı tepkileri vereceklerini hissediyorlardı farslar bugünün sitcomlarına benzer nitelikler taşıyor değil mi? Evet, işte benim oynadığım dadı dizisi gibi. Sizin orada oynadığınız uşak karakteriniz muhteşemdi. Dikkat ederseniz ben o rolü, alaya kaçmadan, abartmadan gayet ciddi oynuyordum. Gülben de ciddiydi, yani o kızı oynuyordu. Kenan da keza öyleydi. Rollerimizi inanarak oynuyorduk ve başarılı olduk. Çok klasik bir soru olacak ama eminim siz onu çok güzel anlatacaksınız. Tiyatro sizce nedir? Sizin için tiyatro ne ifade ediyor? Valla tiyatro benim hayatım tabii. Tiyatro mu kapatmış olsam da ben tiyatro yapıyorum. Tiyatrodan vazgeçemem. Bilhassa şu sıralar başımı kaşıyacak vakit yok. Öyle yoğunum. Ama burada şunu söylemem lazım benim için tiyatro ille de oyun demek değildir. Mesela şimdi folklorika diye bir şov hazırlıyoruz. Baştan sona orijinal, akıcılığı olan bir gösteri olacak ama o da benim için tiyatro işte. Yani sahnede olan her şey tiyatrodur bana göre, müzikal, gösteri, oyun. Böyle işleri daha çok seviyorum zaten, tek bir role sıkışıp kalmaktansa mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazede çalışmayı seviyorum. Yeri gelmişken, Folklorika'dan bahsedelim biraz. Folklorika geniş bir yelpazeye sahip ve bana büyük keyif veren bir çalışma. Kubat oynuyor, Gülay oynuyor, Ruhsar Öcal oynuyor, operacılar ve saz grubu bir arada olacak ayrıca. 16 Ağustos'ta Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleyeceğiz. İçinde bale var, türkü var, caz var, tüm bunların karışımından oluşmuş bir sentez çıktı ortaya. Şimdi ben müzikal öğeler koyuyorum içine ve çok harikulade bir şey olacağını hissediyorum. Geçmişte ve şimdiki haliyle Türk tiyatrosu ile ilgili genel bir değerlendirme yapar mısınız? Mesela şu son dönemlerde deneysel arayışlar tiyatroyu kafelere, hatta apartman dairelerine bile taşıdı. Ben, herkesten değişik olarak, Türk tiyatrosunun geçmişe göre şu anda çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum sizin de dediğiniz gibi çok değişik formda ve bilinçli çalışmalar yapılıyor. Bunlar önemli başka metropollerde de yapılan çalışmalar zaten. Bir apartman katında yapıyorlar, bir hamamda yapıyorlar. Mesela M, me, Ali Alaboralar, Garaj diye bir yer açtılar, orada harikulade denemeler yapıyorlar. İsteyen beğenir isteyen beğenmez ama bu çalışmalar New York'ta, Tokyo'da ve Londra'da olduğu gibi burada da var. Bu da demek oluyor ki dünyanın birkaç şehrinden biriyiz, böyle büyük bir tiyatro yelpazesi olan. Seyirci elbette eskisi kadar gitmiyor, ama seyircinin gitmemesi demek Türk tiyatrosu yok oldu demek değildir ki. Tiyatro bence her zamankinden daha güçlü şu anda. Ve bence dünya standartında işler çıkartılıyor. Bu oyunlar dünyanın her tarafında oynanır ve en güzel eleştirileri de alır. Ben deneme tiyatrolarının hepsine gidiyorum ve çok beğeniyorum. Peki şehir tiyatroları nasıl? Eskiden yani Gencay'dan evvel şehir tiyatrolarına kimse gitmezdi. Ama Gencay gününden sonra ve şimdiki durumda müthiş prodüksiyonlar yapılıyor. Kimin aklına gelirdi Lüküs Hayat'ın 25 sene oynayacağı? Dünyanın en uzun oynanan oyunlarından birisi oldu ve bir rekor kırdı. İlk başta itiraz etmiştim, ne yapacağım ben, lüküs hayat, ı, diyerek, ama o ağzımdan girdi burnumdan çıktı ve yaptırttı, ama iyi ki de yapmışım diyorum şimdi. Yani bence hem şehir tiyatrolarında hem de devlet tiyatrolarında çok güzel şeyler yapılıyor. Üstelik buradaki iyi oyunlar hep doluyor, çünkü ucuz. İstanbul çok büyük bir metropol ve sanatçılar için bulunmaz bir nimet. Sizin döneminizdeki sanat ve cemiyet hayatıyla İstanbul ve şu anki hali arasında bir kıyaslama yapsak, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer mi yoksa böyle de iyi mi? Ben asla geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer demem, çünkü bugünkü İstanbul'a bayılıyorum. Eski İstanbul, neymiş efendim kravat takılırmış, Beyoğlu'na gidilirmiş şapka takılırmış, burada öyle güzel söylüyor ki Haldun Bey dayanamayıp gülüyoruz papatya ekibi olarak, Şimdi gidiyorum Beyoğlu'na oho. Enerji kaynıyor, bir sanatçı için bulunmaz bir ilham kaynağı olabiliyor. Eskiden İstanbul bir kasabaydı ben Amerika'dan döndüğümde. Şimdi inanılmaz bir metropol oldu. Çok çeşitli eğlenceleri, çok çeşitli kültürlere sunuşu bile bambaşka. Bir tarafta Şakira varken diğer tarafta aynı anda Anadolu ateşi, öte tarafta folklorika gösterisi sergileniyor ve elbette tüm bunların yanı sıra inanılmaz bir tarih ve boğaz gibi güzellikleri var. Bu sebeplerle İstanbul bence dünyanın bir numaralı şehridir, her bakımdan ki ben New York'u da çok severim, oturdum yıllarca ama bence orası iki, İstanbul bir numaradır. Bir dönem sinema yaptınız, Ekrem Bora ve Belgin Doruk, bozuk bir düzen, Müşfik Kenter, Belgin Doruk güzel bir gün için filmleri çektiniz ve en iyi film ve en iyi oyuncu dahil 7 ödüle rağmen iş yapmamış. Siz de sinemadan vazgeçmişsiniz. Yıl 1960. Şimdilerde ise ödül demek para demek. Bu konuda neler söylersiniz? Sinemada tiyatronun yanı sıra belki onun kadar ağır basan bir hayalimdi. Bu filmler, döneminin iyi filmleri arasına girmesine rağmen bazı aksaklıklar sebebiyle iş yapmadı ve benim de başka film yapacak param kalmadı. Tiyatro, filmlerin borçlarını ödedi. O zamanlar dağıtım şirketleri vardı, beni sinema piyasasından yok etmek istediler, zira standartları yükseltiyordum. Normalde figüranlar 25 lira alıyorsa ben 75 lira verdim. O sebeple dağıtmadılar filmleri. Yani işi ticarete döktüler ve ticareti hiç anlamadığım için ben de vazgeçtim. Sizden gizli başkaca bir sanat dalıyla uğraşmıyorum. Tiyatrodan başka TV dizilerinde, sinemada, radyoda, gazetede, milliye çeşitlemeler, gördük isminizi. Peki, hiç bilmediğimiz başkaca sanat uğraşılarınız da var mı? Gizli gizli yaptığım mı? Yine öyle hınzırca söylüyor ki dayanamayıp basıyoruz kahkahayı. Yok, hayır, bilmediğiniz bir uğraşım yok. Tiyatroda, sinemada güzel roller çıkınca oynuyorum. Yönetmenlik yapıyorum. Hocalığım var biliyorsunuz. Zaten yetiyor, hatta artıyor. Zamanım kalmıyor başka şeylere. Zaman demişken Haldun Dormen'in bir günü nasıl geçiyor? İşte gördüğünüz gibi dolu dolu geçiyor. Ama ben yine de kendime ayıracak vakit hep bulurum. Bu gece bir düğüne gideceğim mesela. Zaten geceleri çalışmamayı tercih ediyorum. Vakit buldukça arkadaşlarımı alıp Şile'deki evime gidiyorum. Orada orman içinde çok huzur buluyorum. Elimden geldiğince seyahat etmeye çalışıyorum. Yani bu yoğun tempo içinde boş kaldığım anlardan büyük keyif alıyorum. Ve tüm bu zamanları dostlarımla geçirmeyi seviyorum. Hayatta bana göre en güzel şeyi paylaşmak, ben tüm hayatımı paylaşmak üzerine kurdum. Önümüzdeki dönemlerde yeni projeleriniz var mı? Tabii şu sıralar folklorikanın telaşındayız. Onun haricinde Eskişehir'e gidiyorum. Benim yazıp yönettiğim şehir tiyatrosunda sahnelenen kantocu müzikali için. Asuman Dabak ile birlikte bir oyun üzerine çalışıyorum. Bir TV dizisi projesi var. Daha tam ne olduğu belli değil yine sitom. Bu arada Ekim'de okul başlıyor. Fatih Aksoy ile birlikte kurduğumuz Medyapım Akademi'de bilfil hocalık ve bir nevi de süpervizörlük yapıyorum. Bahçeşehir'de de bir proje vardı. Evet, bir festival projemiz daha var. Yılbaşından sonra bir festival düşünüyoruz. Bunca yıllık sanat yaşamından sonra istediğiniz noktada mısınız yoksa hala, şu da olsa, diyor musunuz? İstediğim noktadayım diyebilirim. Ama bu, oldum, her şeyi öğrendiğim anlamına gelmiyor. Hala hep yeni bir şey öğreniyorum. Ve kafamda hep ileriye dönük projelerim vardır, şunu da yapayım bunu da yapayım diye düşünürüm. Bir keresinde bir arkadaşım bana, sen hayat arsızısın demişti. Bu bence yaşama sevinci işte, bir insanın sahip olabileceği en güzel şey. Evet, bir sürü şeyi açım hala, bir sürü hevesim var. Peki, son olarak Ali'ye desek. Sabahleyin Ali'ye buradaydı. Saat 13'e dek kaldı. Arada bir gelip beni sabahları ziyaret ediyor, çok hoşuna gidiyor insanın tabii. Benim bir de 18 yaşında bir torunum var. Çok fazla beraber olamasak da birliktelikten çok keyif alıyoruz. Derler ki hep, misal benim annem söyler, seni seviyorum ama şimdi kızını daha çok seviyorum. Sizde var mı bu? Onları Ömer'den daha çok seviyorum veya tersi diyemem, hepsinin yeri ayrı. Sibel Can, Can Dost Sevgili Sibel Can ile ortak dostlarımız var, çok tatlı bir kadın, çok doğal, çok içten, çok zarif, evinin kapılarını açan samimiyette. İçi dışı bir insan, sanatçı kaprisleri yok, öyle şeker. Harika bir anne. Hiç unutmuyorum, Papatya dergimizin 5. yıl dönümü kutlamamız için Bahçeşehir Home Story'da sanat, siyaset, iş dünyasının sevilen simaları, çok değerli okurlarımız, müşterilerimiz ve sanatçı dostlarımızla beraber hep olduğu gibi sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Sibel Hanım'a telefon açtım, gecemizi anlattım. Dalgıç Gümüş sponsordu ve kaçıv yararına kanserli çocuklar geceyi organize etmiştim gümüş satın alan yardımsever dostlar, kaçuvun kendi yetkilisinin kestiği makbuz ile bağış yapabiliyordu. Güzel bir katılım olmuştu, çok sevinmiştim. Kendisinin katılıp katılamayacağını, sordum, sahne alırsa çok mutlu olacağımızı ilettim. Sağ olsun hemen kabul etmişti, hem de gönüllü olarak, ancak günlerimiz uyuşmadı. O gece önceden verilmiş bir sözü, programı vardı, ben de duyurmuştum, değiştiremedim tarihi, gelemedi ama hiç unutmam yüce gönlünü ve içtenliğini. Sevgiler, saygılar, teşekkürler güzel sanatçımıza. Ben oldum, ben süperim diye havaya girenler de var. Yorumculuğun sonu yok. Ben her albümümde bir öncekinden daha iyi bir iş ortaya koymayı hedefledim. Son 4-5 albümümde istediğim noktaya geldim. Gönül rahatlığıyla söylüyorum ki artık yorumcu kimliğimi dangaladım," diyor. Örnek bir anne ve başarılı bir şarkıcı olan Geçen yıl umreye giden, namaz kılan ve sürekli dua ettiğini sık sık dile getiren ünlü sanatçı Sibel Can, "Çocukluğumdan beri inançlı bir insanım. Dinine bağlı bir ailede yetiştim. En ufak bir sıkıntı ya da sevinçte Allah'a dua eder ve böylece kendimi çok iyi hissederim." diyor. Geçtiğimiz aylarda akşam sefası isimli yeni albümüyle müzik dünyasına bomba gibi düşen ünlü sanatçı, Papatya dergisinin sorularını yanıtladı hep sahnede olmayı düşlemiştim. Sibel Hanım, inanılmaz güzel, bulu bir sesiniz ve çok duygulu bir yorumunuz var. Sizin ağzınızdan her şarkı bir başka güzel geliyor insana. Bu güzel yeteneğiniz size aileden mi miras? Müziğe başlangıç öykünüzü öğrenebilir miyiz? 1 Ağustos 1970'te İstanbul'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimin ardından müzisyen babamın da etkisiyle sahnede olmayı düşlemeye başladım. Babam çeşitli sanatçılara keman çalardı. 14 yaşındayken dansa merak sardım. İlk olarak babamın, diğer şarkıcılarla çıktığı yurt dışı programlarına oryantal dansçı olarak katıldım. Dans konusunda oldukça yetenekliydim. Fahrettin Aslan tarafından keşfedildim. Böylece Maxim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldum. Burada 3 yıl kadar dans ettim. Türkiye'nin en iyi dans sözlerinden biri olarak gösterildim. Fakat asıl niyetim şarkı söylemekti. Bu konuda ilk elimden tutan da yine babam oldu. Bu arada babamın çevresindeki birçok ustadan eğitim aldım ve 1988 yılından itibaren Maxim gazinolarında bu kez solist olarak sahne almaya başladım. Benim ilk albümümün yapımcılığını Orhan Gencebay üstlendi. Kısa sürede şarkıcılıkta büyük başarılar elde etmeyi başardım. Siz hem çok başarılı bir sanatçı hem iyi bir eş hem de çok iyi annesiniz. Bunların hepsinin dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Bir sırrı var mı? Öncelikle sevgi dolu, herkesi çok seven yapıya sahibim. Ailem ve mesleğim benim için çok kutsal ve önemlidir. Benim programlı bir yapım var. Durum böyle olunca da dengeyi sağlamanız pek zor olmuyor. Annelik çok kutsal bir şeydir. Bence herkes anne olmalı. Küçükken annem, ablamla bana büyüyünce ne olmak istersiniz diye sorardı ben anne olacağım diye yanıt verirdim. Genç yaşta evlendim ve 20 yaşında hamile kaldım. 21 yaşında Engin Can'ı, 24 yaşında Melis Sayı ve 30 yaşında Emir Can'ı dünyaya getirdim. Ailemden, çocuklarımdan aldığım güç birçok zorluğu başarıyorum. Onlar iyi ve kötü günlerimde hep yanımda oldular ve olmaya devam ediyorlar. Ben inançlı ve itikatlı biriyim. Şarkılarımı okurken Allah'tan güç istiyorum. Ve onun yardımıyla okuduğum şarkılarımdan huzuru buluyorum. Mesleğim de benim için kesinlikle çok kutsaldır. Çocuklarınızdan sanatın herhangi bir dalına ilgi duyan veya yeteneği olan var mı? Melissa'nın çok güzel sesi var. Piyano ve keman çalıyor. Tabii bunu sadece hobi olarak yapıyor. Melissa'nın en büyük hayali iç mimar olmak. Engincan ise bateri çalıyor. Aynı zamanda okulun grubunda görevli. O da bunu hobi olarak görüyor ve mimar olmak istiyor. Küçük oğlum ise babam gibi olacağım diyor. Çocuklarımın müzik ile ilgilenmesi hoşuma gidiyor. Müzik ruhun gıdasıdır. Birçok ünlünün aksine, magazin basını ile aranız çok iyi sizi çok seviyorlar ve siz de onlara karşı nazik ve kibarsınız. Tüm bu yaz bir rahat denize giremediniz mesela. Gerçekten hiç kızmıyor musunuz yoksa bu da mesleğimin cilvesi, diyerek sineğe mi çekiyorsunuz? Gülüyor, 14 yaşında sahneyle tanıştım. Ve o dönemler gazetecilerle bir arada büyüdük diyebilirim. O zorlu günlerde onlarla omuz omuza çalıştık. O dönem muhabirlik yapan gazeteci arkadaşlarımın çoğu şimdi iyi yerlerdeler. Bugüne kadar ben onları, onlar da beni üzmedi. Bir gün, çocuklarım benimle birlikte denize girmek istiyorlardı. Eşimin tatil köyünün yanında cirit atan gazeteci arkadaşlara rica ettim. Çocuklarımla baş başa denize girmek istediğimi söyledim. Sağ olsunlar beni üç gün boyunca rahatsız etmediler ve üç gün dolu dolu tatil yaptık. Yani ben, muhabir arkadaşların çektiği zorlukları biliyorum ve onları anlıyorum. Onlar da beni. Çok iyi anlaşıyoruz. Ailece bir gününüz nasıl geçiyor? Hep birlikte yapmaktan hoşlandığınız özel aktiviteleriniz var mı? Eşim evine bağlı klasik bir Türk erkeğidir. Yemek saatinde evde olan ve ailece bir arada olmayı seven biridir. Hafta sonu çocuklarımızın isteği oluyor. Onların sevdiği yemekler yapılıyor. Geziye çıkıyoruz. Aynı zamanda çiftliğe gidiyoruz. Biz doğa ile iç içe olmayı seven bir aileyiz. Yani anlayacağınız hafta sonları çocuklarımızla ilgileniyor. Onların isteklerini yerine getiriyoruz. Müzik kariyerinizde yapmak istediğiniz ve hayalini kurduğunuz bir şey var mı? Bir sürü hayallerim var tabi. Biliyorsunuz hayallerin sonu yok. En büyük hayalim Gönül Akkor ve Muazzez Abacı gibi büyüklerimle albüm yapmak. İnşallah bu hayalim de gerçekleşir. Ülkü Adatepe, Atatürk'ün manevi kızı. Ülkü Hanım ile görüştüğüm için çok heyecanlıydım. Atamızı görmüş manevi kızı ile konuşmak çok onurlandırıcıydı. Merhum Ülkü Hanım, Atatürk ile olan anılarını büyük bir sevgi, özlem, gurur ve saygıyla anlattı. Beni çok sıcak karşılamıştı. Ev müze gibiydi ama bir o kadar da samimiydi. Her yerde atamızın fotoğraflarını görmek beni çok mutlu etmişti. Hayatımda iyi ki yaptım şükürler olsun dediğim bir görüşme oldu benim için. Kendimi çok şanslı saydım. Atamızın havasını, o günleri yaşatmıştı bu zarif hanımefendi bana. Asla unutamam. Atatürk'ü de bir türlü benim yaramaz olduğuma inandıramamışlar. Çünkü şöyle inanıyorum ki Atatürk, insanlara çok büyük bir kuvvet veriyordu, büyük bir güven veriyordu, yani onlar yücelterek bir yerlere getiriyordu. Sübeyde Hanım'ın evlatlık kızı Vasfiye Hanım ile Fransızca öğretmeni ve Garşefi Mehmet Tahsin Çukurcuoğlu'nun kızısınız. Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk, sizi 9 aylıkken Çankaya Köşkü'ne aldırarak, biraz büyümenizden itibaren de sizi yurt dışı gezilerine götürerek himayesine almış. Bugünleri biraz sizden dinleyebilir miyiz? Eşsiz bir insana bu kadar yakın olmak sizde nasıl duygular uyandırmıştı? Hakikaten Atatürk'ün kızı olmak benim için gurur verici, daima hayatım boyunca gurur duydum. iftihar ettim ama Atatürk'e küçükken bu kadar büyük sevgi duyup da onu çok küçük yaşta kaybetmenin acısı da daima içimde yaşıyor ve yaşayacak. O güzel günleri bilhassa Florya'ya e gittiğim zaman çok büyük bir sevinç duyuyorum, aynı zamanda içimde bir burkulma oluyor. Çünkü hakikaten orada çok güzel günlerim geçti. Şöyle ki 9 aylıktan itibaren Atatürk'ten hiç ayrılmadım. 6 yaşına kadar beni her yere, seyahatleri dahi, gece gezmeleri dahi, beni her yere götürdü ve hakikaten çok büyük bir baba şefkatiyle çok çok sevdi ama ben de ona uyum sağladım. Ama onun yanında son derece uslu bir çocuktum. Onun haricinde çok yaramazmışım. Atatürk'ü de bir türlü benim yaramaz olduğuma inandıramamışlar. Çünkü şöyle inanıyorum ki Atatürk insanlara çok büyük bir kuvvet veriyordu, büyük bir güven veriyordu. Yani onları yücelterek bir yerlere getiriyordu. Türk milleti kahramandır, Türk milleti zekidir. Türk milleti hiçbir şeyden korkmaz diyerek o zaman için 15 milyon Türk onu takip etti çünkü milletini çok seviyordu. Türk milletine büyük bir sevgi verdi ve kendisini devletine, milletine adadı. Bana da çok büyük bir güven veriyordu. Ülkü usludur, ülkü yaramazlık yapmaz diyordu. Ben onun yanında istesem de yapamıyordum çok ufak olmama rağmen. Çünkü Atatürk bana güveniyor. Ben onu mahcup edemem diyordum. Mesela, bana, daha üç yaşındaydım, çatal bıçakla yemek yemesini öğretmişti. Onun yanında mum gibiydim, pirzola gelirdi, çatal bıçakla keserdim. Atatürk olmadığı zamanlar pirzolayı elimle alırmışım ama Atatürk geliyor, derlermiş, hemen çatal bıçağı alırmışım. Atatürk bana bir kere bile bağırmadı, bana güven duydu, bana sevgisini verdi. Evet, bu çok önemli. Atatürk nasıl bir insandı? Sizinle ve çocuklarla ilişkileri nasıldı? Bir söyleşinizde size verdiği öğütleri o küçük yaşınıza rağmen hiç unutmadığınızı söylemiştiniz. Neydi o öğütler? Bizimle de paylaşır mısınız? Atatürk'ün o zamanlar büyüklüğünü bilmiyordum. Onu bir baba gibi seviyordum. O benim her şeyimdi. Onunla beraber olmadığım zamanlar büyük bir eksiklik duyuyordum. O çocukla çocuk olabilen ama aynı zamanda otoriter bir insandı fakat çocuğa karşı son derece şefkatliydi. Son derece psikolojiden anlıyordu. Çocuk ruhuna göre hitap ederdi. Hiçbir zaman hayır demezdi bana ama neden olmayacağını uzun uzun anlatırdı. Zaten siz o zaman onu yapmazdınız. Onunla çok güzel vakit geçiriyordum. Seyahatlere gidiyordum. Ben ondan çok şey öğrendim. Mesela hayvan sevgisini öğrendim. Hayvanları severdi. Bana devamlı surette hayvan sevgisinden bahsederdi. Ufacıkken çatal bıçakla yemek yemesini öğrendim. Yüzmeyi öğrendim. Yalan söylenmemesini öğrendim. En mühimi oydu. Atatürk bana hep derdi ki yalan bütün kötülüklerin başlangıcıdır. Bir kere yalan söylersen o yalanı devam ettirirsin ve işin içinden çıkamazsın derdi. Onu büyük bir sevgiyle, büyük bir dikkatle, yaşımdan büyükmüşçesine olgun biri gibi dinlerdim. Çok güzel anlatırdı. Zamanımız çok güzel geçerdi. Koşmaca oynardık. Ona çiçekler toplar göğsüne takmaya çalışırdım. Bana şefkatle bakardı. Ben kendisine Atatürkçüğüm derdim. O kadar mutlu olurdu ki gözlerinin içi gülerdi. Çok güzeldi her şey. Siz 6 yaşındayken Atatürk hayata gözlerini yumdu. Ondan sonra hayatınız nasıl devam etti? Ben Atatürk'ten şöyle ayrıldım. Bir koma geçiriyor Atatürk ve o komadan çıktığı zaman da saklıyorlar kendisinden. Atatürk diyor ki siz bana ülkeyi çağırın. O bana doğruyu söyler ve beni çağırıyorlar fakat kapıda doktorlar bana dedi ki sana soracak, katiyen olmaz. Yalan söyleyeceksin ama ben tepiniyorum. Atatürkçüme yalan söylemem diyorum. Fakat beni ikna ettiler Atatürk'ün iyiliği için diye. Ona yalan söyleyecektim. Kapıyı açtım her zaman koşar hemen boynuna sarılır, yatağının üstüne çıkar, onunla konuşmaya başlardım. Ama o gün yalan söyleyeceğim için tereddütlü bir şekilde kapıyı açtım. Atatürk'ün arkasına yastık falan koymuşlardı, yüzü sapsarıydı, göz akları çökmüş, çok güzel uzun uzun parmakları vardı, etrafı kırmızı kırmızı, o anı hiç unutmuyorum, çarşafların üstüne koymuştu sevgi dolu gözlerle beni bekliyordu. Yavaş adımlarla ilerledim, bendeki acayipliği hissetti. Ülkü dedi, gözlerimin içine bak ve baktım, dedi ki, sana bir şey soracaktım ama artık sormuyorum. O anda yalan söyleyeceğimi anladı ve bana yalan söylettirmedi, işte Atatürk buydu. Bana dedi ki, Ülkü, kati suretle sen babanın yanına gideceksin, annenle beni orada bekleyeceksiniz, dedi. Bu sefer ben ağlamaya başladım. Atatürkçüğüm ne olur beni yollama, yaramazlık mı yaptım, dedim, tabii ölüm falan aklıma gelmiyordu. Yok yok, git, dedi. Cumhuriyet Bayramı'nda ben geleceğim, dedi, hep Ankara'ya gelmek isterdi, çünkü Ankara onun eseriydi, belki de orada ölmek istiyordu ama hiçbir zaman sağlığı el vermedi. Cumhuriyet Bayramı'na kadar iyileşeceğim, dedi ve tabii mecburen kabul ettim ve bu şekilde Atatürk'ten ayrıldım. Ondan sonra her gün bana telefon ettirirdi. Sağlığımı soruyordu, benim ne yaptığımı soruyordu. Ben her sabah Atatürk belki bu sabah gelir diye uyanıyordum. Ama maalesef gelmedi. 10 Kasım günü kalktığım zaman evin içi dolmuştu. Herkes gözleri kan çanağı içindeydi. O anda Atatürk'ü kaybettiğimi anladım ve o andan sonra o neşeli, kendinden emin, bıcır bıcır çocuk gitti yerine son derece durgun, günlerce odadan çıkmayan, ağaçların altında oturan bir çocuk geldi. Bunalım geçirdim bir sene kadar. Çünkü ben hayattaki en önemli iki şeyimi kaybettim. Birincisi çok büyük bir güven, ikincisi çok büyük bir sevgi. Maalesef bu yaşıma kadar da ne o sevgiyi ne o güveni bulamadım. Maalesef Türkiye'de bulamadı. Ondan sonra da ilkokula başladım. O zamanlar herkes bana Küçük Ülkü, Küçük Ülkü diyordu o zaman da komplekse giriyordum Atatürk olmadıktan sonra küçük ülkü neye yarar, diyordum kendi kendime. Ama Atatürk'ü okudukça, onun büyüklüğünü anladıkça dedim ki, Atatürk hiç ölmeyecek, onu bizler yaşatacağız. Ve bu şekilde ilkokulu Gazi Orman Çiftliği'nde okudum. Ondan sonra annem babam benim çok iyi yetişmemi arzu etti, kendileri son derece mütevazı, iyi insanlardı hayatta hiç kimseden hiçbir şey istemezlerdi. Atatürk'ün öğütlerinden birisi de buydu, hiçbir zaman kendinizi beğenmeyin, bırakın başkaları sizi beğensin derdi, biz bu terbiye ile büyüdük. Ben gençliğimde hiçbir zaman Atatürk'ün kızıyım diye bir yere gitmedim, hiçbir şey istemedik. Onun isminden istifade etmedik, çünkü Atatürk bize öyle öğretmişti. Ama şimdi çıkıyorsam, Atatürk'ün kızı olarak çıkıyorsam bunu bir ihtiyaç olarak görüyorum. Atatürk'ü çok yanlış tanıtıyorlar. Onun için atamı doğru dürüst tanıtmak benim boynumun borcudur diyorum. Şimdi okullara gidiyorum. Her gün bir okula gidiyorum. Orada Atatürk'ü anlatıyorum. Çocuklarla sevgi yumağı oluyorum. Bana sarılıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. İlkokulu bitirdikten sonra koleje yazdırdılar. O zaman Üsküdar Amerikan Kız Koleji çok iyiydi. Yine de öyle Annem babam kendilerinden fedakarlık ettiler. Çok rahat bir evdeydik. tabi İstanbul'a daha kötü şartlarla geldik. Çünkü Atatürk bize kızlarına vasiyet etmişti. Ölünceye kadar kendi parasından maaş bağlattı. Yani Halk Partisine ve İş Bankasına bıraktığı para gibi bize de hayatımızın sonuna kadar para bırakmıştı ve hayat şartlarının şekline göre diye bırakmış. Ve fakat bu para tabii o zamanın şartlarına göre güzeldi ama seneler geçtikçe maalesef o para enflasyon karşısında sadece bir sigara parası oldu. Ama Atatürk bunu diyemezdi, çünkü hiçbir reisi cumhur, hiçbir devlet başkanı, paranın değerinin düşeceğini düşünmemesi lazım fakat hiç kimse bunu yükseltmedi. Ben kolejde okuyamayacak duruma geldim ama kolej indirim yaptı, ama Atatürk beni Halk Partisi'ne, hükümete, iş bankasına, Türk milletine emanet etti ama hiç kimse kendi vazifesini yapmadı. Ben zor şartlarda okudum. Sonra da bu tabii bana ağır geldi. Evlendim, iki çocuğum oldu. Bu şekilde hayata devam ettim. Siz Cumhuriyetin ilk yıllarını görmüş ve yaşamış bir kadın olarak bugün cemiyet hayatında kadının yerini nasıl buluyorsunuz? O yıllara göre kıyasladığınızda neler söylemek istersiniz? Tabii bu çok kritik bir soru. Ben pek siyasete girmek istemiyorum. Atatürk bizim siyasete girmemizi de yasaklamış ama bunu hiçbir zaman yazılı olarak belirtmemiş. Ama Atatürk'ün söylediği bir söz bizim için emirdi. Böyle bir şey düşünmedim. Zaten benim karakterime de aykırı düşüyor. Ama tabii şimdi eski zamanla kıyaslarsak Cumhuriyet bayramlarında falan görüyorsunuz kadınların şıklığını, zarafetini, son derece güzel. Ben bütün uçlara karşıyım, çok kapalılığa karşıyım, çok açıklığa da karşıyım, kapalılık hiç olmaması icap eden bir şey, daima yüzümüzü medeniyete çevirip ilerlememiz lazım ama ilerleyeceğiz derken de örf idetlerimizi unutmayacağız ve çok da uçlara uçmamamız lazım. Özellikle bu dönemdeki laiklik ve devlet ilişkileri açısından değerlendirdiğinizde, Cumhuriyetimiz kurulduğu dönemlerden bu yana neler gözlemliyorsunuz? Sizce geriye gitme söz konusu mu? Zaman zaman büyük korkular yaşıyorum. İran'da hiçbir zaman dememiş ki böyle bir şey olacak. Hiçbir zaman inanmamışlar ama diyorum ki Atatürk sağlam temellere dayanan bir cumhuriyet kurdu. Gençliğe güvendi. Eminim ki gençlik buna hiçbir zaman müsaade etmeyecek. Ben de Atatürk gibi gençliğe güveniyorum. Gittiğim okullarda her zaman çocuklara diyorum ki Atatürk'ü hiçbir zaman bir kitap gibi, ders gibi okumayın. Onu canınızla, ruhunuzla, kalbinizle sevin çünkü o sizi öyle sevdi, sizin için bu aydınlık Türkiye'yi yarattı. Siz de Atatürk ilkelerini daima koruyucu olun. Bunu her zaman söylüyorum, ben Türk gençliğine güveniyorum. Her şeye rağmen Türk gençliği müsaade etmeyecek. Ne mutlu Türk milletine ki böyle bir ataya sahip. Katılıyorum size. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok anınız var tabi atamızla ilgili, şu anda aklınıza gelen, anlatmak istediğiniz küçük bir anınızı anlatır mısınız? Az önce Atatürk'ün hiçbir şeyi zorla yaptırmadığından söz ettim, uzun uzun anlatırdı, dedim. Florya Köşkü'ndeyiz bir bahar günü, arabaya bindik ve Dolmabahçe Sarayı'na gideceğiz, o arada giderken bir koyun sürüsü görüyorum. Atatürkçüyüm, ben bu koyunları sevmek istiyorum, diyorum, hiçbir şeyden de korkmazdım. Araba duruyor, gidip seviyorum. Koyunların arasında ufacık bir kuzu, yeni doğmuş, hemen kucağıma alıyorum. Ben bunu Dolma Bahçe Sarayı'na götüreceğim diyorum. Atatürk şöyle bir duruyor, "Peki" diyor. Hemen kuzuyu alıyoruz. Biberonlar alınıyor, sütler alınıyor. Ben çok mutluyum. Elimde biberon koşturuyorum fakat o arada tabii kuzu oraya çarpıyor, buraya çarpıyor, pisliyor, kırıyor fakat bana laf geçiremiyorlar. Ne yapıyorlar? Atatürk'e iletiyorlar. Bir baba olsa ne yapar? Bu kuzu gidecek der. Biz sabahları Atatürk'le kahvaltı ederdik. Bir gün önce başka şeylerden söz etti. Sonra dedi ki, ülkü, kuzun nasıl? Atatürkçüğüm, şöyle bakıyorum, böyle besliyorum, dedim fakat o, oh, sen bu kuzuya pek iyi bakmamışsın. Kuzu son derece zayıflamış, son derece üzgün ve hasta gibi, çünkü biz onu sevdiklerinden, annesinden, babasından ve kardeşlerinden ayırdık. Seni ayırsalar üzülmez misin?" dedi. O zaman ben hemen bu kuzuyu annesine götürelim dedim. Atatürk ne yaptı? Hiçbir zaman bu kuzu gidecek demedi. Belki ben ağlayacaktım, üzülecektim ama bana zaman ayırdı, bana sevgiyle yaklaştı ve bana kıymet verdi ve Atatürk "Onu yap." demeden ben kendim o kuzuyu götürmek istedim. Bu çok ufak bir örnek ama Atatürk'ün ne kadar ince düşünen ve psikolojik durumları, insan ruhunu anladığını gösteriyor. Bu çok ufak bir misal ama bence Atatürk'ü çok güzel anlatıyor. Bence de insan psikolojisini çok iyi bildiğini gösteriyor. Siz çok güzel ve bakımlı bir kadınsınız, bu zarafet ve güzelliğinizi neye borçlusunuz? Güzellik sırlarınızı okuyucularımızla paylaşır mısınız? İçimde daima Atatürk sevgisi var, ben her an Atatürk'le beraber yaşıyorum. Her adım attığımda onu düşünüyorum. Bazı şeylere çok üzülüyorum fakat mücadeleciyim, çok hareketliyim. Genç kalmanın sırlarından bir tanesi hareketli olmak. Hiçbir zaman kendimi bırakmam. Hep genç düşünürüm. Her zaman için ileriye bakarım. Hiçbir zaman için "Ah Beyoğlu eskiden çok güzeldi. Şimdi eski tadı yok." demedim. Eskiden de güzeldi ama şimdi de güzel derim. Daha da güzel olacak derim. Genç düşünmek lazım. Genç arkadaşlarla beraber olmak lazım. Hiçbir zaman hastalığımı söylemem, hastalık da dinlemem. Dinleyecek çok şey var çünkü. Yapabileceğim şeylere yardım ederim. Yapamayacağım şeyleri de kendime dert etmem. Yediğime dikkat ederim, vitamin alırım. Bugünün gençlerine ve kadınlarına neler söylemek istersiniz? Atatürk eşitliğe son derece önem veren bir insandı. Belki de manevi çocuklarını kızlardan seçerek bunu dile getirmek istiyordu. Mesela Sabiha Gökçen'i ilk defa harp uçağı kullanan bir pilot olarak yetiştirdi. Yani bir erkek çocuk ne yaparsa kız çocuk da onu yapar diyordu. Hep bu şekilde düşünüyordu. Şimdi ben kadınlara sesleniyorum. Hiçbir zaman elinize gelen nimetleri elinizin tersiyle itmeyin. Çünkü hakikaten herkesin ayakta durması lazım okuması lazım. Erkeklere muhtaç olmaması lazım ve kendilerini ayakta tutmaları lazım. Kendilerine güvenlerini kazanmaları lazım ki bu da okumayla olur. Cehalet her şeyi kötülüğe götürür. Çünkü cahil bir insandan her şey beklenir. Cahil bir insana demokrasiyi verirseniz o gider en kötü şeyi yapar. Onun için mutlaka okusunlar ve kimseye esir olmasınlar ve kendilerine eziyet edenlere karşı çıksınlar ve Türk gençliğine de inanıyorum. Güveniyorum ki Atatürk ilkelerine sahip çıkacaklar. Türkan Şoray, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, aynı ekranlarda gördüğünüz gibi çok hassas, duygulu, müthiş titiz, işine olan üstü saygısı, sevgisi olan, Türk sinemamızın sultanı, biriciği. Gönlümüzde taht kurmasının bir nedeni de samimiyeti, heyecanı, tüm yüreğiyle açık oluşu. Bizi evinde ağırladı, çok içtendi kendisinden etkilenmemek, heyecanlanmamak mümkün değildi. Çok zarifti, her şeyi hep hissederek konuştu, baktı, anlattığı için bayılıyorum ona, güzel gözlerinin nemlenmesi, kirpiklerini kırpıştırması, mahcubiyeti, sesinin titremesi, ona ait en özel duygular, kalbinin güzelliğinin yansıması, yine bir etkinlikte karşılaşmıştık, muhteşem Yıldırım Mayrup defilesinde öyle hassas ki kimseyi kırmadan fotoğraflar çektirdi. Sohbet etti, Allah uzun ömürler versin sultanımız var olsun hep sağ olsun. O güzel yüreği için çok teşekkürler. Çok seviyoruz. Harika bir insan. Tüm eserleri, tüm kararlı duruşu, naifliği, ince düşünceleri, tüm hayatı için çok teşekkürler. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Cihan Ünal ile rol aldıkları diziyle yeniden hayranlarıyla kucaklaştı. Sultan, sinemaya aşık bir oyuncu olduğunu söyledi. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 1945 yılında Fatih Kız Lisesi orta kısmından mezun oldu. 1960 yılında Türker İnanoğlu'nun yönetiminde başrolünü oynadığı, Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle sinemaya geçti. Sonraki yıllarda oynadığı rollerde gösterdiği müthiş performans ve güzelliği onu Türk sinemasının sultanlığı tahtına bir daha inmemek üzere oturttu. Türk sinemasına şoray kanunlarını getirerek önemli yeniliklere öncülük etti. Sanatçı 1972'de başrolünü oynadığı Dönüş filmiyle yönetmenliğe de başladı. Oynayıp yönettiği diğer filmler Azap, Bodrum Hakimi ve Yılanı Öldürseler. Ünlü oyuncu 1963'te başlayıp uzun yıllar hayatını paylaştığı iş adamı Rüçhan Adlı'dan 1983 yılında ayrıldı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Cihan Ünal ile 1983 yılında evlenen sinemanın sultanı, Ünal'dan 1987 yılında boşandı. Şoray'ın 1984 yılında kızı Yağmur dünyaya geldi. Türkan Şoray aynı zamanda sinema ve ses sanatçısı Nazan Şoray'ın ablasıdır. Ünlü oyuncunun annesi Meliha Şoray'ın ikinci evliliğinden Amerika'da yaşayan bir kız kardeşi daha var. Türk sinemasının ve aynı zamanda sinema severlerin gönüllerinin yeri doldurulamaz sultanısınız. Sinema serüveniniz nasıl başladı? Okul yıllarında oyuncu olmak hayaliniz miydi yoksa başka bir meslek düşünür müydünüz? Sinema sizin için neler ifade ediyor? Benim sinema serüvenim bir tesadüf sonucu başladı. İlk sinema filmimde de büyük başarılar elde ettim. Okul yıllarında oyunculuğa karşı bir ilgim vardı ancak bir gün oyuncu olacağım aklıma gelmemişti. Ben sinema aşığı biriyim. Kameralar önünde özel hayatımdaki çekingenliğim ve streslerim bir anda yok oluyor. Kamera benim stres ilacım aslında onun önüne geçince başım ağrısa bile unutuyorum. Belki ölsem bile hiç acı çekmeyeceğim orada. Kamera görünce kendimi kaybediyorum. Anak kız arasında zaman zaman küskünlükler oluyor mu? Yağmur son derece iyi kalpli, merhametli bir kız. Zaman zaman annen kız olarak ters düştüğümüz konular, fikirler oluyor elbette. Uşak farklılığı var çünkü ama biz bunları fazla büyütmüyoruz. Reklam ve televizyon arasında gidip geliyor. Bir tercih yapması gerekiyor. Beyazıt Öztürk'ün programı, Beyaz Show da staj yaptı Yağmur. Dilerim bundan sonra bir an önce hayata atılır. Dünün Türkan Şorayı ile günümüzün Türkan Şorayı arasında ne gibi farklar var? Artık hayata sürekli pozitif bakmaya çalışıyorum. İnsan belli bir yaştan sonra daha farklı oluyor. Her şeyin bir sonu olduğu gerçeğine varıyorsunuz. O zaman da yaşadığınız her an değerli oluyor. Yağmurun dünyaya gelişiyle de hayata bakışınız değişmiştir mutlaka. Geçmişe bakınca neler görüyorsunuz. Yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşadım, yaşıyorum ve yaşayacağım. Tekrar geçmişe dönsem yine sinemaya balıklama atlarım. Geçmişte ne varsa güzel, acı, hüzünlü ve mutlu. Yangında kurtarılacak ilk şey. Dün ile bugünün köprüsü. Olmazsa olmaz olan şeyler. O kadar öncelikli ki insan hayatında fotoğraflar. Bazen onlarla iç sesimle konuştuğum bile olur. Kimin olmaz ki? Sizin özel hayatınızda çok naif, heyecanlı ve kırılgan bir görünümünüz var. Evet, çok heyecanlı bir yapım var. Örneğin, telefon çaldığı zaman bile kalbim küt küt atıyor. Elimde değil, bunu aşamıyorum ama kendimi ikna ederek biraz bu durumu azalttım. Mesela bir yere gideceğim, bir randevuya yetişeceğim zaman hemen heyecanlanırım. Ellerim titremeye başlar. Tedavisi de yok bunun. Bu yapımı herkes bilir. Aşırı duygusallıktan olan bir şey. Her şeyi kafama çok takarım. Bu durum da bünyemi yıpratıyor. Hem annelik hem de starlık bir arada başarıyla nasıl yürüdü? Ben hem kızıma en iyi şekilde zaman ayırabildim hem de sinemaya. Kızımın varlığı benim için en önemli şey. Ondan sonra gelen sinema elbette. Ve de üçüncü önemli şey, beni sevenlerin gözünde bu sevgiyi, saygıyı, dostluğu hep koruyabilmek ben annelik ile Star'la bir arada yürütmek için çok çaba gösterdim ve bunu başardım. Orhan Gencebay, Orhan Baba Orhan Gencebay ile çok özel ve elit bir gecede, dost meclisinde bir araya geldik. Sohbeti inanılmaz güzeldi, tamamen yoğrulmuş bir hayat tecrübesinin, kültürün sözcükleri dökülüyordu yüreğinden, felsefi konuşuyordu. Hem kalplere dokunuyor, aşkı anlatıyor, hem yaşam öğütlerine öyle akılcı ve sevgiyle dantel gibi işleyip veriyordu ki gülümseyerek hafızanıza, en derinlere nakşediliyordu. Onda olabilmek büyük keyif ve onurdu. Türklük ile ilgili çalışmaları, aktarımları ayrıca gurur duymamı sağladı, emeğine, yüreğine sağlık. Işık saçtı. Orhan baba kolay olunmuyor, sağ ol var ol, sağlıkla daima bizlere ışığında yol göster. Seni çok seviyoruz örnek insan, muhteşem sanatçı, duyarlı bir bilinç, hürmetle ellerinden öpüyorum, çok teşekkür ediyorum. Kültür erozyonuna uğrayan toplumlarda bireylerin, hiç farkında olmaksızın, kendilerine olan özgüvenlerini yitirmelerinden dolayı, ruhsal sağlıklarını da yitirdiklerinin bilincinde olan Orhan Gencebay, müzik sohbetlerinin arasına ustalıkla ve bilgece serpiştirdiği dipnotlarıyla, özellikle gençlerimize psikoterapi uygulamaktadır. Gencebay'ın topluma hitap edebilme fırsatı bulduğu her platformda bizim müziğimiz, bizim tarihimiz, bizim kültürümüz vurgulaması yapmasının bir nedeni, bir amacı vardır. O, bilinçli bir Türk aydını, bir toplum önderi olmanın gereğini yapmaya çalışmaktadır. Popstar Alaturka'nın Orhan Gencebay'ı bir başka boyutta starlaştırmasının nedeni görebilenler için sır değildir. Kültürlerini, kimliklerini, var olma bilinçlerini yitiren toplumlar tarihin karanlıklarında yok olup gitmişlerdir. Toplumların millet olabilmeleri yalnızca etnik kökenlerinin ortaklığı ile değil, bireylerin ortak kültüre ve ortak tarihe olan bağlılıkları ile de ilişkilidir. Osmanlı İmparatorluğu'nu tarihten silmek, mirasını paylaşmak için elbirliği yapan emperyalist ülkelerin hepsi ulus devlet oldukları halde hep birlikte Osmanlı coğrafyasını oluşturan etnik grupları kışkırtıp ayaklandırmışlardır. 19. yüzyıl başlarında Osmanlı'yı parçalamak üzere tezgahlanan oyunlar, bazı aktörlerin değişmesiyle aynen sürdürülmektedir. Yaşanmakta olan gelişmeler konusunda toplumu bilinçlendirmek, her Türk aydınının, toplum önderi olan her sanatçının görevidir. Bu açıdan bakıldığında, Bine aşkın şarkılarında söylediklerinin yanı sıra Popstar Alaturka yarışması boyunca, eleştirileri arasına bilgece sıkıştırdığı, hayat bilgisi, dersleri ve moral kazandırıcı mesajlar, bir toplum lideri olarak Orhan Baba'nın sorumluluğunun bilincinde olduğunun göstergesidir. Orhan Gencebay, sanatçı kişiliğinden dolayı, sezgileri çok güçlü bir insan. Gencebay, aynı zamanda çok okuyan ve araştıran bir insan. Bu nedenle sezgi ile bilginin birleşmesi ona, hitap ettiği toplumla derinlemesine bir iletişim kurmasını sağlayan bilge bir kişilik kazandırmaktadır. Hakkında test çalışması yapanların ortak kanaatlerine göre, Gencebay'ın toplumla böylesine köklü bir iletişim kurabilmesinin nedeni, duygusal sanatçı kişiliğinin yanı sıra, başta müzik olmak üzere, çok geniş bir genel kültüre sahip olmasıdır. Örneğin, Türklerin en az 10 bin yıllık kayıp bir tarihlerinin olduğunu, bu gerçeğin Kazım Mirşan adlı Doğu Türkistan kökenli bir mühendisimiz tarafından 60 yıllık bir çalışma sonrasında ortaya çıkarıldığını, milyonlarca insan, ilk olarak Orhan Gencebay'ın Popstar Alaturka'da yaptığı açıklamalardan öğrendi. Gencebay'ın Tanrı dağlarından Alp dağlarına uzanan çok geniş bir coğrafyada sıkça rastlanan ve binlerce yıl öncesine tarihlenen yazıtların ön Türk alfabesiyle yazılmış olduğunu söylemesinden sonra, bu konuda büyük bir merak uyandı gençler Kazım Mirşan'ın kitaplarını incelemeye başladılar. Not, Kazım Mirşan'ın 48 kitaplık koleksiyonunu kitapçılarda bulamazsınız. www.geosicis.com Kazım Mirsan adresinden temin edebilirsiniz. Orhan Gencebay'ın Sümerliler Merakı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen Kazım Mirşan'a saygı gününü, Konferansı en ön sırada can kulağı ile dinleyenlerden biri de Orhan Gencebay'dı. Konferansı, kucağında dosyası ile bir doktora öğrencisinin dikkati ve heyecanı ile izledi. Konferans bitiminde Kazım Mirşan'a sorduğu sorular, Gencebay'ın tarihimize, kültürümüze olan merakının birer göstergesiydi. Üstadım, Sümer alfabesi kaç harf olabilir, bunu söylemek mümkün müdür? Ugarit alfabesinde ben 42 harf tespit ettim. Bunlar bazen harf, bazen hece olabildiği için ben çekirdek diyorum. Fakat Sümer alfabesinde artabilir, eksilebilir, bilemiyorum. Ben dört tablet okudum. Bunlar Babilce yazılardı. Sümerce yalnızca Babilce midir? Başka dalları da var mıdır bunlar zamanla ortaya çıkacaktır. Okuduğum dört tablet Babil halkına ait yazılardır. Teşekkür ederim üstadım, merak ettiğim şuydu, Sümer harflerinin yüzlerce olduğu hakkındaki duyumun doğru mu? 3, 500, 3, 700 diyorlar. Kavramları toplu halde yazdıkları için, bunların sayısı olabilir. Sümerler alfabe teşkil etmiş değiller. Bu kavramları saymışlar. Harflerin 3500 olması mümkün değil. Nihayet insanların çıkardıkları seslerin sayısı mahduttur, alfabelerindeki sesler de o kadardır. Sonsuz ses olması mümkün değildir. Çincede de bu kadar harf yoktur, ses bakımından çok fakirdir, fakat yazı olarak zengindir Çince. Aynı sesi türlü harflerle yazıp türlü manalar verebiliyorlar. Bu bakımdan 3, sıfır, 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 üç, kavramları vardır fakat o kadar harfleri, sesleri yoktur. Teşekkür ederim üstadım. Kazım Mirşan'a saygı gününe ayaküstü sohbet imkanı bulabildiğimiz gence bayın, Kazım Mirşan hakkında ne düşünüyorsunuz, sorumuza verdiği yanıt, onu daha yakından tanımamızı sağlayacaktır. O bizim en büyük pirimiz. Allah ondan gani gani razı olsun. Türk tarihi konusunda hiç bilmediğimiz şeyleri öğretti bizlere onunla gurur duyuyoruz. Ona teşekkür borçluyuz, minnet borçluyuz. Ön Türk alfabesiyle yazılmış binlerce yıl öncesine tarihlenen yazıtları okuması, dünya çapında bir olaydır. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum. Orhan Gencebay tanımıyla Orhan Baba Bu millet 7'den 70'e, bütün kesimleriyle, bir Süleyman Demirel'e, bir de Orhan Gencebay'a baba sıfatını layık görmüştür. Bu toprağın insanları, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle Orhan Gencebay'a, yalnızca gönlündeki duygularını, dertlerini dile getirdiği için baba demedi. Orhan Gencebay'ı, baba Orhan, yapan çok önemli özellikleri vardır. Basın tarihimizde milyonluk tramlar yakalayabilmiş efsane gazetelerden Günaydın'ın sahibi Haldun Simavi, çıkaracağı gazetenin yayın politikasını belirlemek için, Yencebay'ın toplumun her kesimini etkileyebilen sırlarını keşfedebilmek amacıyla, günlerce odasına kapanıp, Orhan Baba'nın külliyatını dinlemiştir. Baba Ali'de Günaydın gazetesi, yakaladığı milyonluk tirajları, Haldun Simavi'ye olduğu kadar, Orhan Gencebay'a borçludur, saptaması kabul görmüş bir gerçektir. Orhan Gencebay, her şeyden önce, bu milletin milli ve manevi değerlerine saygılı örnek bir sanatçıdır. Yaşantısı ve davranışlarıyla 7'den 70, e-insanlarımızın değer yargılarını olumlu yönde etkileyebilen bir toplum önderidir. Bu özellikler onun hamurunda vardır. Ağır ağabey lakabı, daha 10 yaşlarındayken yakıştırılmıştır ona. Ogunluk, bayın genetik yapısından kaynaklanıyor olmalı. Bakın, kendisiyle yapılan bir söyleşide bu konuda neler anlatmış. Geçmişte de yaptıklarımı düşündüğümde hiçbir zaman bakış açısı olarak kendimle ters düşmediğimi görüyorum. Çocukluğumdan beri olgun bir bakışım olduğunu biliyorum. O olgun bakış o zaman da vardı, şimdi de var. Aynı şey 9 yaşındaki torunum Orhan Efe için de geçerli. Örneğin ona olgun ruh diyorum. Geçen gün susuzluk sorunuyla ilgili bir haber izlemiş. Bakıcısı Zehra Hanım'ı Bundan sonra suyu çok dikkatli kullanacaksınız, kocana da söyle bahçeyi sulamasın diye uyarmış. Böyle bir duyarlılık var onda da. O yaşta bu çocuk bunu hissedebiliyor, İşte bu bir yapı meselesi. 16 Haziran Babalar Günü Haziran ayındayız, 16 Haziran Babalar Günü. Söz Babalar Günü, inden, babalıktan açıldığında, Orhan Baba'nın bu konudaki düşünceleri ve görüşleri elbette merak edilir. Buyurun birlikte okuyalım. Babanın tarifi bellidir aslında. Kol kanat gelecek ailesine, kollayıp yetiştirecek, sevecek ve onlara da sevgiyi, saygıyı anlatacak. Bir baba ne yapmalıysa ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ama hatasız baba da olmaz, hatasız kul olmadığı gibi. Hatalarımızla sevilmeliyiz. Büyükler, çocuklar için hep iyi olanı yaptıklarını düşünürler, Bazen de bunun öyle olmadığını görüp rahatsız oluruz. Mesela 60'lı yıllar her konuda patlama yıllarıydı. Tüm dünyada felsefelerin değiştiği gibi eğitimde değişti. Özgür çocuklar yetiştirelim düşüncesi oluştu ama özgürlüğün de tanımı önemli burada. Şimdi ise çocuklara her şeyi verelim fakat sevgiyle yönlendirelim, disiplin verelim. Çünkü aksi takdirde gelecekte verimli olunmuyor, görüşü hakim. Aşırı serbestliğin, yönlendirmemenin zarar verdiği bir gerçek. Aynı aşırı yönlendirmede olduğu gibi. İşte bu dengeyi sağlamak, çocuğun da üzerinde bir sanat eseri gibi çalışmak, titizlik göstermek lazım. Bunda da kadınlara büyük rol düşüyor. Annelik görevi onlarda çünkü hepimizi bir anne büyüttü. Hanımlara bundan dolayı çok saygı duyarım. Annemi çok sever ve sayarım. 92 yaşında yeryüzündeki yaşlı meleklerden birisi, hayranım ona. Annem de o sabrı bize göstermişti. Orhan Baba duygusal olduğu kadar olgun bir insan. Babalar Günü sohbetinde bile annelerden söz edilmemesine gönlü razı olmuyor. Annelerimizle babalarımız bir elmanın iki yarısı gibiler demek istiyor. Sait Gürsoy Muhteşem Eğitim Danışmanı, Gazeteci Televizyoncu Dost Said hocam muhteşem bir insandır. Defalarca röportaj yaptık, her zaman çok sistemli, disiplinli, işine saygısı müthiş, çok dikkatli bir eğitimcidir. Çok pratik, işine hakimdir, onunla çalışmak müthiş keyifli, kolaydır ama azami dikkat gerektirir. Ben böyle işinin ehli insanlarla çalışmayı çok ama çok seviyorum. Kendisinden çok şey öğrendim yıllar içinde, çok teşekkürler, aile dostumuzdur, sağ olsun, var olsun. Hep süper bir baba, dede, eştir. Hayattan zevk almasını da bilir, yaşatmasını da. Onu televizyonda gayet ciddi eğitim programını sunarken de görürsünüz. Asla kaçırmadığı Fenerbahçe maçlarında da. Bazen torunlarını severken, eşiyle dünyayı gezerken, dostlarıyla yemekte. Yani yaşamanın hakkını verir Sait Hoca. Çok sevgim, saygım var kendisine, kızlarını, eşini tanır, çok severim, babamı tanır eşimi, onlar da bizi sever sağ olsunlar. Ben Said hocamın gözlemlerine, hayat tecrübesine çok inanırım, Bahçeşehir'de aynı zamanda komşuyuz, Papatya dergimizin ilk çıktığı yıllardan beri. Yani 15 yılı geçmiştir, hep destek oldu, yazdı dergimizde, etkinliklerimde, organizasyonlarımda hiç yalnız bırakmadı sağ olsun, beni tüm kadınların takip ettiğini, sevdiğini söylemiştir, bunu çevresiyle de paylaşmış, beni daima çok başarılı bulmuştur. Eğitimci bir duayenden bunları duymak onur verici, her şeyi kalpten inanarak ve çok çalışarak yaptığım için, bu gözlemler ayrıca değerli, anlamlı benim için. Eğitim camiası, Said Hoca'nın aklı, ön sezisi, yerinde uyarıları ile güvende bence. Kendisine çok teşekkürler. Eğitim konularındaki yılların tecrübesiyle yine doğru adresteyiz. Doğru tercih deyince akla gelen ilk isim, Sabah Gazetesi yazarı, Bilgi Üniversitesi eğitim danışmanı, sevgili dostumuz Sait Gürsoy'a, üniversite sınavı ve yeni sistemi sorduk. LYS ve YGS döneminde lise ve üniversite tercihlerini yapacak öğrenci ve veliler bu önemli röportajımızı okumadan seçim yapmayın. Sait Gürsoy, bir numaralı eğitim danışmanı, harika bir baba, adam gibi adam. Kendisiyle uzun yıllardır tanışıyoruz ve çok seviyoruz, aile dostumuz. Papatya dergimizin nadide köşe yazarlarından, beraber eğitim programı söyleşileri de yapmıştık. Herkesin sevdiği, takdir ettiği, her hitap edebilen, çalışkan, pratik, zeki bir insan, hep güler yüzü ve altın kalbiyle, mütevazı duruşuyla onu tanıyor ve çok seviyoruz. Tüm televizyon programlarımda, etkinliklerimizde, önce Vatan Gazetemizde birçok röportajımız oldu eğitim alanında daima kendisine başvurduğum, güvendiğim, tüm yeni gelişmeleri ilk kendisinden öğrendiğimiz doğayan eğitimci, iyi ki varsınız hocam, dostluğunuz, varlığınız için çok teşekkürler. Sait Gürsoy adı denince hemen eğitim ve sınavlar akla geliyor. Sait Gürsoy adı bir marka artık. 1987'de ÖSYM'nin puanlama hatasını bulduktan sonra adını herkesin duyduğu Sait Gürsoy gerçekten başarı basamaklarını birer birer emin ve sağlam adımlarla çıkmış. İşini çok seven, işinin duayeni, dürüst, çalışkan, samimi bir insan, iyi bir dost, iyi bir eş ve baba, adam gibi adam. Dostlarına vefakar bir adam, sohbetinde ağzından bal damlıyor. Sabah gazetesinin eğitim yazarı, final dergisi dershanelerinin eğitim danışmanı ve çok alçak gönüllü, papatya dergimize de yazılarını gönderiyor. Kendisini çok seviyor ve sayıyoruz, etrafında sevgi çemberi olan bu güzel insanla, dergimizde yaptığımız içten söyleşiyi yayınlıyoruz. Bu azmi, çalışkanlığı, dikkati, titizliği, sevgisi ve başarısıyla belki bir gün Milli Eğitim Bakanı olarak kendisini görebiliriz. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız Sait Bey? 1954'te doğdum. İlk orta öğrenimimi Galatasaray Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra Galatasaray Yabancı Diller Yüksekokulu'nu bitirdim. 33 yıldır dershanelerde üst kademe yöneticiliği yapıyorum. Bununla birlikte 21 yıldır Sabah Gazetesi'nde her çarşamba Eğitimin Dünyası köşesini yazıyorum. Ulusal radyo ve televizyonlarda yine eğitimle ilgili programlarda insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Evliyim ve iki kız çocuk babasıyım. Eğitim dünyasında çok önemli misyonu olan bir ekolsünüz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Ben genç insanların beyinlerine son derece güvenen ve düşüncelerine inanan ve saygı duyan bir insanım. Kendimi onlarla bir tutarım ve tüm tecrübemi de bunların içine katarak bu eğitim konusundaki görevimi yerine getiriyorum. Bizim Galatasaray Lisesi'ndeki bir hocamız, "Bir gün bu ülkede üst düzey bir yerlere geleceksiniz ve bunun gereğini hakkıyla yerine getirmeniz gerekir." derdi. Ben ülkemi çok seviyorum ve bir ülkenin gelişmesi için eğitimin en önemli basamak olduğunu da biliyorum. Bunları kendime ilke edindim ve bugünkü yerime geldim dershaneciliğe nasıl başladınız? Ben 1975 yılında ilk dershaneciliğe başladığımda güvenlik olarak başladım. Bunu ilk kez burada söylüyorum. Güvenliğin o zamanki adı kapıcıydı tabii. Liseyi yeni bitirmiştim ve ekonomik olarak kendimi geçindirmek zorundaydım. Bir arkadaşımın dershaneci bir abi vardı. Böylece işe başladım. Kapıda dershaneye girecek olan öğrencilerin kartlarına bakıyordum. Her işi severek ve saygı duyarak yapmak lazımdır. Ben de öyle yaptım. İşimi sevgiyle yaptım ve bu kontrolörlük her dershanede uygulanır oldu. Bu işten sonra dershanenin kayıt bürosuna geçtim. Derken halkla ilişkiler ve ondan sonra da test bürolarında çalıştım. Ardından dershanede memur olarak çalışmaya başladım ve daha sonra müdür muavini, müdür ve öğretmen oldum. Ve genel müdürlük yardımcılığına kadar geldim. Özel yetenek ile ilgili derslere girmeye başladım. Kendimi her zaman yenileyerek yükseldim ve bir gün ÖSYM'nin yaptığı bir puan hatasını buldum yaklaşık 8 bin öğrencinin puanları düzeltildi ve onlar yeniden üniversiteye girdiklerinde ben zirveye çıkmıştım. O günü çok iyi hatırlıyorum. Hürriyet gazetesinden haber yapan arkadaşlar bana şunu sordular, Sait hakikaten yanlış mıydı? Çok eminsen yarın çok büyük bir şöhret olacaksın, yok eğer değilse Türkiye'de silinirsin bunu bil. Ben emin olduğumu söyleyince de bu olayı manşetten girdiler. O gecem çok zor geçti ama ertesi sabah çok sevdiğim bir arkadaşım ÖSYM başkanının bunu kabul ettiğini söyleyince rahatladım. Bundan sonra 1987 Kasım ayında Sabah gazetesi beni davet etti. Ve Can Ataklı ile yaptığımız uzun bir söyleşiden sonra gazetenin eğitim sayfalarını düzenlemeye ve köşe yazmaya başlamış oldum. Buradan şunu söylemek isterim gazetecilik hayatımda Can Ataklı ve Ergun Babahan benim için çok önemli isimlerdir. ÖSYM'nin hatalarını bulduktan sonra dershanecilikte aranan bir isim oldum. Bu olaydan sonra dershaneciliğiniz nasıl devam etti? Elbette ünüm çok arttı ve aranan bir hoca oldum. Dershanecilik hayatımda da en önemli isim Uğur dershaneleri sahibi Enver Yücel'dir. Kendisini bir kardeş gibi severim ve çok iyi dostuzdur. Birlikte çok çalıştıktan sonra yollarımız ayrıldı ama kalplerimiz hala birdir. İkinci olarak da final dergisi dershanelerinin kurucusu İbrahim Taşel, benim için çok önemli bir insandır. Onunla son dört yıldır bir aradayız. Bu iki isim, dershanecilikte benim için dönüm noktası olmuş çok önemli iki isimdir. Dershanecilik yıllarımda önceleri üniversiteye hazırlık, daha sonra da liselere hazırlık konusunda çalışmalar yaptım ve sürekli kendimi geliştirdim. Bu uğurda tüm yurdumu dolaştım. Çünkü bu ülke beni yatılı okutmuştu ve ben bunun karşılığında bu hizmeti vermekten onur duyuyordum. Ama ülkemizde maalesef başarılı olup zirvedeyseniz aşağıya çekmeye çalışanınız çok olur ama ben ne yapıyorum, pantolonumun kemerini çözüyorum, pantolon ellerinde kalıyor. Ben yukarıya çıkmaya devam ediyorum. Peki Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl buluyorsunuz? Genelde kimse ülkemizdeki eğitim sistemimizi beğenmez. Herkes tenkit eder. Oysa tüm sisteme bir bütün olarak bakmak lazım. Sağlık, adalet. Ama kimse bunlara bakmaz. Ülkenin yapısı bu bugüne dek gelen tüm iktidarlar eğitimle ilgili gelişmeler yapmıştır. Bizim ülkemizde genç nüfus çok fazla, bu noktada okullar gündeme geliyor ve sorun burada başlıyor, okullar aynı gelişim düzeyinde değiller. Bu durum üniversitelere girişte de sorun oluyor ama şu anki hükümette Sayın Milli Eğitim Bakanımız Hüseyin Çelik'in yaptığı değişiklikler var. Bu ilköğretim sistemindeki değişiklikler öğrenci ağırlıklı eğitim sistemi olarak çok başarılı elbette bu yavaş yavaş oturacak. Daha sonra orta öğretime geçecek ve bir süre sonra da zannedersem üniversiteye giriş sistemleri de diğerlerine adapte olacak. Böylece üniversite kapılarındaki yılmalar azalacak. Bu sebeplerle ben önümüzdeki yıllardan çok ümitliyim. Benim tavsiyem, insanların bu hadiseye bardağın dolu tarafından bakmalarıdır. Bu konuda bir avantaj da veli profilinin değişmesi oldu. Artık velilerin altyapısı da gelişti. Bu durumda eğitim sistemi için bir avantaj. Artık geçmişe değil geleceğe bakmalıyız. Başarımın mimarı eşim Sedadır. Biraz da sizin özel hayatınıza girmek istiyoruz izin verirseniz. Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Nasıl bir babasınız? çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Benim bugüne gelişimde ailemin desteği çok önemli. Hem iyi hem de kötü günde birbirine destek olabilen bir aile olarak yaşayabiliyorsanız hiçbir zaman yıkılmazsınız. Benim eşim çok fedakır bir kadındır. Ben tüm bu çalışmalarım esnasında biraz gerilirim ve ufak tefek sorunlar yaşanır. Ama eğer ben bugün başarılı bir insan olduysam bunda eşimin katkısı çok büyüktür. İyi kötü her günümde yanımda oldu ve bana hiç eksik bir şey göstermedi. Karım kıyafetlerime kadar her şeyimi organize eder. İki kızım var Sezin ve Selin. İkisi de üniversiteyi bitirdi. Kendi iş yerlerinde çalışıyorlar. İkisi de son derece kendine güvenen ve benimle her şeyi paylaşan ve aynı zamanda çok cesur insanlar. Bizim aramızda yalan diye bir şey olmaz ama jenerasyon çatışmaları elbette ki var. Evin her şeyi eşimsedadır. Ama o hepimizi hem ekonomik açıdan hem de diğer konularda idare eder ve daha ileriye götürmeye çalışır. Olmadığı zaman büyük bir yalnızlık çekeriz ve evde teklemeler başlar. Kısacası Seda olmasa ben bu noktada olamazdım. Bu sebeple ona teşekkür ediyorum. Sizin herkesle iletişiminiz mükemmel, bilhassa gençlerle. Hayat felsefeniz nedir? Benim hayat felsefem çok basit aslında, her şeyin bir çaresi vardır, ölümün yoktur. Onun dışında her şeyin bir çaresi bulunur. Bu sebeple basit şeyleri o kadar dert edinmemek lazım. Ayrıca ben işimden evime koşarak giderim. İnsan evinde mutlu olursa her şey çok daha güzel oluyor. Burada da sevgi denen olgu çok önemli. Ben iki kızımı da çok seviyorum ama asıl burada önemli olan eşinizi sevmek. Yani aslında sevgi de benim hayat felsefem. Size bir anekdot anlatayım. Bir gün Kanal 6'dayım, bir müzik programında gelen konuk sanatçı evlilikle ilgili olarak olumsuz konuşunca araya girdim ve o zaman evlenmeyeceksin arkadaşım dedim. Bunun üzerine sunucu peki siz eşinizi seviyor musunuz diye sordu. Ben de hayır ben eşimi sevmiyorum. Eşimi çok seviyorum dedim. Bu sözüm üzerine kanal altının telefonları kilitlendi beni kutlamak ve teşekkür etmek için. Kısadan hisse mutlu olmak istiyorsanız eşinizi sevdiğinizi belli edin çocuklar anne ve babaların yara bandı değildir. Okuyucu velilerimize, gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Bu konudaki görüşleriniz ne olacak? Üniversiteye girerken gençler bir kere şunu bilsinler, üniversite değil meslek seçmek gereklidir aslında. Mesela endüstri mühendisi olmak ve boğaz içine girmek isteyebilirler ama giremiyorlarsa endüstri mühendisliğini okuyabilecekleri bir başka üniversite bulmalarını tavsiye ederim. Ayrıca muhakkak bir yabancı dil bilinmesi gerekir. Bundan başka bilgisayar dilini öğrenmek de gereklidir. Ve üniversite yılları boyunca iyi bir yerde staj yapmak ve muhakkak sonunda yüksek lisansı tamamlamak da günümüz şartlarının olmazsa olmazıdır. Son olarak şunu da eklemek istiyorum ki üniversiteler uluslararası programlara dahil olmuş vaziyette. Bunlardan birini tercih ederek öğrenci değişimlerinden faydaları olmalıdır gençler meslek seçerken nelere dikkat etmeli ve nasıl doğru tercih yapmalılar? Gençler önce istedikleri bir meslek ile ilgili olarak araştırma yapsınlar, o mesleği okutan üniversitelere gidip, oradaki hocalarla tanışıp, öğrencilerle konuşsunlar. Son olarak da bu mesleği icra eden insanlardan fikir alsınlar. Nihayetinde aileleriyle bu konuyu masaya yatırıp karara varılması en doğrusudur. OKS ve SBS için neler söylemek istersiniz? OKS kalkıyor, onun yerine SBS geliyor artık. Bu bazıları için artı, bazıları içinse eksi puan olacak. Ben madalyonun her iki tarafından da bakayım. OKS tek sınavdı ve 8. sınıfta çocuklar okullarını devre dışı bırakıp dershanelere koşuyordu. Ülkenin geleceği için okulun dışlanmaması lazım. Bu sebeple SBS ile 3 kademeli sınav sistemi çok daha iyi olacak. Bu işin artı kısmı. Sorular o yıl ne öğrenildiyse ondan çıkacak bu da iyi bir şey. Ancak bundan sonra sorunlar başlayabilir. Okul konularına paralel soru çıksa da bir puan yaklaşık 7-8 bin kişi oynatıyorsa adaylar bir yardımcı kurum bulmak zorunda. Anadolu ve Fen liseleri bana göre A kalite eğitim veren okullar. Bu okulları kazanabilmek için 3 yıl boyunca çocukların dershaneye gitmelerini gerektirecek ve bu onların psikolojilerini bozabilecektir. Bundan başka eksi bir olay da okullardaki yıl sonu not ortalaması. Bu bana göre eşitlik sağlamayan bir puan. Öğrencinin kişisel başarısına göre değer almak son derece yanlış. Bana göre okulun başarısını da göz önüne almak lazım. Yani bu sistemin hem artıları hem de eksileri var ama zamanla oturacaktır. Milli Eğitim Bakanlığında hükümetler değişse bile istikrar sağlanırsa zaten hiçbir sorun kalmaz. Aileler hem SBS'de hem de ÖSS'de seçimi geçmişte kendilerinin yapamadıkları ve içlerinde yara kalmış mesleklere zorlamasınlar. Çocuklar sizin yara bandınız değildir. Okul seçimlerinde karar ortak alınmalıdır. Siz çok tecrübelisiniz ve konuya hakim bir uzmansınız. Acaba Milli Eğitim Bakanı olmayı düşünür müydünüz? Şimdi çok enteresan bir noktaya değindiniz. Enver Yücel hatırlar mı hatırlamaz mı bilemiyorum. Bir gün biz Enver Bey'le oturuyoruz. O da bana Said sen esasında Milli Eğitim Bakanı olmalısın demişti. Ben ona Enver dedim. Ben bunu çok isterim ama arkamda dayılarım yok maalesef. Tabii bu bir espriydi. İşin aslı böyle bir mevki çok şerefli bir ayrıcalıktır. Ama Milli Eğitim Bakanı olmasanız bile bu mevkiye yardımcılık yapmak bile çok büyük bir ayrıcalık ki ben bu zevke eriştim diyebilirim. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik gerektiğinde beni arar bir dost, bir ağabey, bir Milli Eğitim Bakanı gibi benimle fikir alışverişinde bulunur onun beni her arayışı beni çok onore eder. Buradan ona, bana bu mutluluğu tattırdığı için çok teşekkür ediyorum. Hülya Aydın, televizyoncu eğitimci harika dost. Hülya Aydın canındır. Aşkım kapışmak dostum, bizi tanıştırmıştı. Yine televizyon programı öncesi görüştük, zaman içinde dost olduk. Kültürlü, farkındalığı yüksek, duyarlı bir kadın, hassas, titiz, İşine çok saygılı bir televizyoncu, en çok zihninizde belki de sanat güneşimiz rahmetli Zeki Müren ile son röportajı yapan kişi olarak kalmış olabilir. Zeki Müren asla ölmedi. Bizler için hep şarkılarında, hayat görüşünde, öncü kişiliğinde yaşıyor. Mekanı cennet olsun. Almadan geçilecek biri asla değil, hiç olmadı. Hülya Aydın ile kapak çalışması yaptık dergimizde, sıcacık söyleşiler yaptık. Apatya dergimizin 5. yıl dönümü kutlamasına katıldı sağ olsun. Kaçuv yararına müzikli yemekli, fayda esaslı, sosyal sorumluluk projesi içeren anlamlı bir geceydi. Güzelliği, kişiliği, o güzel yüreğiyle hep yanımdaydı. Beni de kendi televizyon programına davet etmişti, ben de katıldım, çok keyifliydi. Sevgili dergimizin, gazetemizin yazarı, kaliteli yaşam uzmanı Doktor Haluk Saçaklı da konuktu aynı programda, çok sıcak ve doğal geçmişti. Ocalık da yaptı kariyerinde sevgili Hülya Aydın. İyi ki tanımışım. Çok sevgiler, teşekkürler. Ben mükemmel bir anneye sahiptim. O beni o kadar sevgi dolu büyütmüştü ki sevgiyle yoluma devam ediyorum. Yeni bir yıla adım atmaya hazırlandığımız yılın bu son ayında sizler için çok özel, çok başarılı, gözlerinden enerji fışkıran Sıcakkanlı ve samimi ve tüm bu hallerini de olduğu gibi izleyenlerine yansıtmayı başarabilen ve de çok sevilen birini konuk ettik sayfalarımızda. Hülya Aydın TV ekranlarında kadınlara yönelik hazırlanan birbirinin aynısı sabah programlarının arasından kendisine has üslubu ve çizgisiyle sıyrılıp güler yüzü ve içtenliğiyle günümüzü aydınlatan Hülya Aydın. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk Bölümü mezunu. Mezuniyetinden sonra bir süre oyunculuk yapmış, daha sonra kariyerini TV'de devam ettirmiş. TRT Ankara Televizyonu'nda başlayan TV yolculuğuna 98 yılından itibaren İstanbul'da çok çeşitli kanallarla çalışarak ve başarı grafiğini her zaman biraz daha yükselterek devam etmiş, aldığı çok sayıda önemli ödülle de bu başarısını tescillemiş. Başarılı programcı Hülya Aydın, TV8'de Hülya Aydın'la gün ortası, ve Hülya Aydın ile Yeni Vizyon isimli programları ile kadın programlarına aradığımız kaliteyi getirdi. Şu sıralarda Türk Türkmak'ta hafta içi her gün yayınlanan, dergimizin genel yayın yönetmeni Funda Akosman Erman'ın da katıldığı, Hülya Aydın'la Hayata Dair isimli kuşak programını hazırlayıp sunuyor. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi ve Diyalog Anlatımcı İletişim Okulu'nda eğitmen. Bu kadar başarıyı bir koltukta taşımayı ve hali hazırda özel hayatını da hakkını vererek yaşamayı layıkıyla başaran Hülya Hanım ile yaptığımız bu keyifli söyleşiyi zevkle okuyacaksınız. Hayat her zaman hayallerdeki gibi değildir. Hülya Aydın birçok konuda başarılı olmuş, çeşitli ödüller almış, halk tarafından sevilen, hep ilklere imza atmış, TV programlarını yıllardır hep zirvede devam ettirebilen bir kadın. Yıllar öncesine dönmek istiyorum, Konservatuvar'dan mezun olduktan sonra çıtanızı hep yükselterek devam edeceğiniz TV hayatına geçişiniz nasıl olmuştu? Daha sonra nasıl bir plan ile kariyerinize devam ettiniz ve yükseldiniz? Aslında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okurken tek istediğim şey oyuncu olmaktı. Yani hep sahnede olmak ve sahnede ölmekti gerçekten. Ama hayat sadece hayallerdeki gibi olmuyor maalesef. Bir de hayatın getirdikleri var. Mezun olduktan sonra devlet tiyatrosunda bir sezon oynadım. Derken mecburi hizmet ile benim başka bir şehre gitmem söz konusu oldu. Ben annemi bırakmak istemediğim için gitmedim. Ve o dönemde Ankara'da özel tiyatrolar olmadığından ben de TV'de çalışmaya karar vererek kolları sıvayıp TET Ankara Televizyonu'nda meslek hayatıma başladım. TV kariyerime, kendime koyduğum 5 yıllık hedefler çerçevesinde devam ettim. TRT'ye başlarken, 5 yıl sonra İstanbul'a gidip haber spikeri olacağım ve bu 5 yıl içerisinde kendimi çok donatacağım dedim. Bu süre zarfında kendime gerçekten çok yatırım yaptım. Zeki Müren belgeselini yaptım. Zeki Müren ile yapılan son röportaj bana kısmet oldu ve çok büyük ödüller aldım. Ve bu 5 yılın sonunda habere transfer olarak İstanbul'a geldim. Daha sonra İstanbul'da 5 yıl aralıksız çeşitli kanallarda çalıştım. Yine bu süre zarfında sürekli kendimi geliştirmeye devam ettim. Bilhassa TGRT'de Amerikalılar ile çalışırken haber adına çok şeyler öğrendim. Tam sıcak gündemin göbeğinde çalıştım. Depremler, seçimler, körfez savaşı gibi. Hiçbir zaman ara haber sunmadım. Hep kendi bültenlerimin sahibi oldum. Annemin önümüyle birlikte ben haber spikerliğini bırakmaya karar verdim ve daha çok siyasi ağırlıklı ama Türkiye'nin tanıdığı, ülkemize mal olmuş, ünlü ünsüz herkesinden kendi alanında önemli isimlerle özel röportajlar yapılan Hülya Aydın ile Gün Ortası programını hazırlayıp sundum. Süleyman Demirel'den Bülent Ecevit'e Kimler konuk olmuştu programınıza? Bize birkaç isim verebilir misiniz? Kimler olmamıştı ki? Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Tamer Karadağlı, İpek Tuzcuoğlu gibi o dönem için gündemde olan iş, sanat ya da siyaset hayatından ve herkesinden insanları konuk olarak ağırladım. Günün tam ortasında yaptığım bu program çok beğenildi ve çok konuşuldu. Kadın programlarına geçişiniz nasıl oldu peki? TV8 yönetimi bana bu kanalın kadın kuşak programı yok, sen yap dedi. Ve sabah kuşak programlarım böyle başladı. Ancak bu teklifle ilk karşı karşıya kaldığımda biraz paniğe kapıldım. Gözümün önüne her biri diğerine benzeyen kanlı bıçaklı olmuş gelin ve kayınvalidelerin durumları, ajitasyonun ve duygu sömürüsünün en yüksek noktada olduğu programlar geldi. Sonra dedim ki kendi kendime, tüm bunlara alternatif başka bir program olmalı ve ben de bunca senelik birikimimle Hülya Aydın olarak kadınlara yapacağım programlarla başka bir pencere açabilirim. Sanırım yıllar içerisinde bunu da başardım. Şimdi Türkmak'ta Hülya Aydın'la hayata dair programınıza devam ediyorsunuz. Çok başarılı bir program. Herkes tek kelimeyle kaliteli diyor, ekrandan kadınlara ne mesaj vermeyi hedefliyor ve veriyorsunuz. 4 yıl kadar TV8'de çalıştıktan sonra Dijitürk ailesiyle tanıştım. İyi ki de tanışmışım çok mutluyum. İlk defa ulusal olmayan bir yerde çalışıyorum ama burada seyirci kitlem daha da farklı oldu. Bütün birikimlerimi aktarabildiğim, bu birikimleri alabilen ve benimle iletişime geçebilen bir seyirci kitlesiyle olmaktan çok mutluyum. Hayata dair seyircilerimin, şekerlerimin bilmek, görmek, duymak ve hissetmek istedikleri her şeyi konusundaki uzman konuklarla birlikte stüdyoya taşıyorum. Hem seyircilerimin merakını gideriyorum, hem de hayata dair konulara farklı bir pencere açmak istiyorum. Özellikle kadınlarımızın hayatın içinde ne kadar değerli olduklarını hissettirmek istiyorum. Çünkü yaşam boyu eğitimde fark yaratan kadındır, annedir. Kadınların benimle birlikte kendilerini değerli hissetmesi çok önemli. Birbirinin neredeyse tıpatıp aynı olan sabah kadın programlarının arasından nasıl sıyrıldınız? Böyle bir programın formatı nasıl doğdu? Ben diğer programları kötülemiyorum. Kötülemek de istemiyorum. Bunlar arz talep meselesidir. Herkes program yaparken çok emek veriyor. Televizyonculuk öyle kolay bir şey değil ve ayrıca sabah kuşağındaki programların hepsi kendi hedef kitlelerinde başarılılar. Tercih seyircilerin zaten. Kim neyi tercih ediyorsa onu izler. Ama ben kendi adıma kendi işimde çok titizim. Ekip arkadaşlarım da benim gibi çok titizler. Benim için kadınlar çok önemli. Kadınların bana güvenmesi çok önemli. Onların kendini benimle birlikte değerli hissetmesi daha da önemli. Dolayısıyla eğer bu anlamda iyi şeylere imza atıyorsak ne mutlu bana. Zaten başarılarınız aldığınız ödüllerle de tescillendi. TV8'deki programımla çok ödüller aldım. Magazin Gazetecileri Cemiyeti'nin TV Oscar'ını halk oylamasıyla aldım. Özel Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği'nin En İyi Kadın Sunucu ve En İyi Kadın Sabah Kuşağı programı ödüllerini aldım. Batmayan Güneş Zeki Müren, belgeseliyle TRT'ye Cengiz Polatkan özel ödülünü götürdüm. Restige Mail Alışveriş Merkezi tarafından Başarılı Kadın ödülüne layık görüldüm. Papatya derginizde beni Başarılı Kadın seçerek verdiği plaketle onurlandırdı. Bunlar beni daha da kamçıladı, bilhassa bunların halk oylamasıyla olması. Oyunculuk, habercilik, sunuculuk, eğitmenlik hepsini bir koltuğa sığdırmışsınız hem de başarıyla, hangisinde kendinizi en iyi ifade ettiğinizi düşünüyorsunuz? TV programlarında kendimi en iyi ifade ettiğimi düşünüyorum, ekranda seyircilerimden hiçbir şeyimi saklamıyorum. Bana ne kadar güvendiklerini bildiğim için, bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, mektuplar, mailler geliyor. Kendilerine gelin olmamı isteyen seyircilerim bile var doğru yolda olduğumu hissediyorum. Keşke anneciğim hayatta olsaydı da bugünleri de görseydi. Özellikle kadınlar ve çocuklar için yapmak istediğim projeler var. İhtiyacı olan kişilere hem özel hayatınızda hem de programınız aracılığıyla yardım ettiğinizi biliyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri konusunda çok hassassınız, dergimizin 5. yaş gününe katılıp, kaçıv için hazırladığımız projeye de destek olmuştunuz, teşekkürler. Belki genç yaşta ailenizi kaybettiğiniz için hastalığı, ölümü iyi bilmenizden geliyor bu. Okuyucularımızla paylaşalım mı el uzattıklarınızı? Toçev'den Güneydoğu'da iki çocuğu okutuyorum. Biri kız, biri erkek. Dersleri çok iyi. Her ay yardım ediyorum. Dünya Göz Hastanesi ile de ihtiyacı olan herkese yurt içi ve yurt dışından ücretsiz göz muayenesi, lazer ameliyatları hediye ediyoruz. Avon sponsorluğunda sağlığa yolculuk projesi kapsamında meme kanserinde gönül elçisi olan 10-11 kişiden biriyim. Ayrıca Türk Kalp Vakfı ile de sağlık konusunda pek çok projede işbirliği içindeyiz. Ama gönlümün ve programımın kapıları ihtiyacı olan herkese açıktır. Hedefleriniz neler? Sosyal sorumluluk projelerimi daha da büyütmek istiyorum yardıma muhtaç insanlara, özellikle çocuklara ve kadınlara tüm gücümle yardım etmek istiyorum. Yaptığım TV programlarıyla seyircilerimin hayata dair farkındalıklarını artırmak istiyorum. Keşke büyük sanatçı hala yaşıyor olsaydı. Zeki Müren'in hayatımızdaki yeri şüphesiz çok büyük ve anlamlı ama sizin için çok daha özel, paylaşır mısınız? Benim hayatımdaki yeri ve önemi çok anlamlı ve çok farklı. Çünkü Türkiye'nin batmayan güneşi Zeki Müren'le 23 yaşında röportaj yapmak, onun hayatının anlatıldığı belgeselde yer almak ve büyük sanatçının benim kollarımda ölmesi, bana mimozam demesi, hayatımın en önemli ve en özel anıdır. Çünkü Türkiye'de onunla son röportajı yapan kişi olmak herkese nasip olacak bir şey değil. Keşke Zeki Müren hala yaşıyor olsaydı. Biraz da aşktan söz edelim, aşkın sizin için anlamı nedir? Aşk benim için çok önemli. Ben bir aşk kadınıyım. Ama aşktan biraz korkuyorum. Günümüzde aşkların çok az ve kalitesiz olduğunu düşünüyorum, istisnalar dışında. İster istemez bu durum insanda güvensizlik duygusunu devreye sokuyor. Umarım ben de güveneceğim, gerçekten seveceğim kişiyle karşılaşır ve gönlümdeki aşkı yaşayabilirim. Tabii ki ben de bir aile kurmak ve sevdiğim insandan çocuk sahibi olmak istiyorum. Evde Hülya Aydın, ev işleriyle ilgilenir mi? Neleri yapmayı sever? Evinde huzuru nerede bulur? Evde titizim ve evimi çok seviyorum. Ev bana göre çok özel bir yer. Benim de bir yardımcım var ama yine de evin her şeyiyle ben ilgileniyorum. Yemek yapmayı, çiçeklerimi sulamayı seviyorum. Çalışma odamda bilgisayarımın başında oluyorum. Örgü örüyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarımı eve davet ediyorum. Filmler izliyorum. Kanepeye uzanıp yorgun geçen bir günün sonunda TV izlemeyi seviyorum. Mumlarımı yakmayı, evimle oynamayı seviyorum. Kadınlara ne mesaj vermek istersiniz? Hep söylüyorum. Yaşam boyu eğitimde fark yaratan kadınlardır, annelerdir. Dolayısıyla ne olursa olsun kadınların kendilerine bir yaşam alanı açmaları lazım, kendilerinin ne kadar değerli olduklarının farkına varmaları lazım. O zaman hayat daha kolay, daha hafif, daha mutlu ve daha cıvıl cıvıl olacaktır onlar için. Orhan Karaveli, Duayen Gazeteci Orhan Karaveli bir duayen. Araştırmacı gazeteci, yazar, benim için bir derya, çoğumuz için olduğu gibi. Kendisiyle Galatasaraylı ağabeyler ablalar grubu zamanında tanışmıştık, ilk röportajımızı evinde gerçekleştirmiştik. Usta gazeteci karşısında çok heyecanlıydım. Sağ olsun aile dostumuz, GS grubunun mimarı Sayın Mehmet Ali Zeren de yanımızdaydı. Sohbet başlayınca nehir söyleşi şeklinde aktı gitti. Özel dekoru içindeki evinde beni çok rahat ettirdiler, eşi ve kendisinin samimiyetiyle sağ olsunlar. Orhan Bey'in benim hakkımdaki sözünü hiç unutmadım. Çünkü bunu ondan duymak kariyerimin zirvesi benim için, sağ olsun, var olsun, iyi ki tanıma şerefine ermişim, demişti ki, sen çok iyi bir gazetecisin, hem sıcaksın, samimi hem mesafeli, bir gazetecinin olması gerektiği gibi. Çok anlamlı benim için, insanın karakteri işine yansır, tüm hayatına, duruşuna, benimki de öyle işte. Orhan Bey'in televizyonda sık sık röportaj verdiği Sayın Gülgün Feyman'da bana daha ilk röportajımızda sen olmuşsun demişti, çok sevinmiştim. Sonra kendisinden diksiyon dersi de almıştım. Çok sevdiğim, müthiş saygı duyduğum Sayın Orhan Karaveli ile geçen sene yine söyleşi yapma imkanı buldum. Yine çok saygıdeğer Galatasaraylıların yemeğinde bir araya geldik. İnanın zaman yetmedi öyle çok birikimi var ki öyle tatlı anlatıyor ki, o anındaki heyecanını yaşıyorsunuz, gözünüzde canlanıyor hepsi. Atatürk aşığı Orhan Bey, hayatı boyunca hep dik durmuş, çizgisinden asla ödün vermemiş, yürekli, asil bir insandır. Kitapları ise efsane, bir döneme ışık tutmuştur. Örnek insandan çok şey öğrendim. Çok teşekkürler, hep var olun inşallah, saygılarımla. Mehmet İkif Ersoy, annelerinin evinde İstiklal Marşı'nı bitirmiş, ilk dinleyen annesi Raife Hanım. Ne büyük onur. Atatürk'ümüzün başını okşadığı Orhan Bey'in sohbetine, o çok önemli tarihi anılarına doymak ne mümkün, sağ olsun o da bizleri çok sever ve her karşılaşmamızda sıcak koyu bir sohbet başlar, İyi ki varsınız. Sayın Orhan Karaveli ile GS'li Ağabeyler Mablalar grubu toplantılarında tanıştım. GS camiası çok özel insanlardan oluşuyor gerçekten yıllardır aralarında bulunma imkanım oldu sevgili dostumuz Mehmet Alizeren sayesinde hepsi birbirinden şeker, cana yakın, kültürlü, ülkemizde önemli konumlarda olan ve bunu hak etmiş Atatürkçü insanlar. Orhan Karaveli, Türk basınında 50 yılı aşkın hizmet veren, basın şeref kartı sahibi usta gazeteci, karikatürist ve araştırmacı yazar. Yazdığı tüm kitaplar yok sattı. En son kaleme aldığı Ali Kemal eseri, medyada geniş yer buldu. Kitabı yazış sebebi, Nazım Hikmet, Adnan Menderes ile anıları, GS Lisesi yılları ve elbette ki Atatürk, sohbet konumuzun can damarıydı. Sevgili Mehmet Ali Zeren'in kameraya çektiği, Orhan Bey'in eşinin nazik ikramlarıyla, evlerinde, beyefendi, görmüş geçirmiş, Atatürkçü usta yazar ile çok samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Yıllardır çeşitli mesleklerden insanlarla röportaj yapmama rağmen heyecanlandım. Çünkü karşımda usta ve saygın bir gazeteci vardı ama konuşmaya başlayınca aldı götürdü. Nehir sohbet misali, bol kahkahalı, candan, hatta belgesel niteliğinde bir röportaj ortaya çıktı. Arşiv niteliğindeki bu röportaja sayfalarımız yetmedi. Tam röportajı önce Vatan gazetemizden takip edebilirsiniz. Sayın Orhan Karaveli ben sizi Galatasaray ablalar ve abiler grubundan tanıyor ve çok seviyorum. Siz çok değerli bir gazeteci ve yazarsınız. Sizi sizden dinleyebilir miyiz? Bu düşüncelerinizden dolayı çok teşekkür ederim. 1930 senesinde Ankara'da doğdum. Hayatım boyunca insanlara kötülük yapmamaya çalıştım. İradem dışında, yanlışlıkla birilerine incittiysem özürlerimi bu vesileyle dile getireyim. İnsanlar bu dünyadan gelip geçiyorlar, bence bırakacakları en güzel şey, kendileri hakkında söylenmiş olan bir çift güzel söz olacaktır. Ben yaşamım boyunca bunu yapmaya çalıştım, İnsanlar bu hayatta bir eser bırakmalıdırlar. Bu eser her zaman büyük bir yapı olmayabilir, herkes bir şeyler bırakabilir, iyi bir evlat, iyi bir eserdir. Bırakılan bir okul, bir kütüphane. Bunlar iyi birer eserdir. Ben de bir gazeteci olarak ve eli kalem tutan biri olarak, kitaplarımla bir şeyler bırakmak istedim. 80'li yıllarda birkaç çeviri ve iki kitabım çıktı. Bunlardan biri şiir kitabıydı, tesadüfen satıldı, bitti. Ben de hayret ettim ancak, ikinci baskısını yaptırmaya açıkçası utandım. Çünkü ben şair olarak değil, kendi çapında bir gazeteci olarak belki de birazcık yazar olarak tanınmayı tercih ediyorum, bunu istiyorum. Ne derece başarılı oldum bilmiyorum. Ama 1999-2009 yılları arasında 7 kitabım yayımlandı. Orhan Bey, gazetecilik, yazarlık aşkı nasıl başladı? Zannederim 5-5-6 yaşlarındaydım. Benden 5 yaş büyük abimle birlikte sünnet olduk. Biliyorsunuz çocuklar sünnet olduğunda bir takım armağanlar getirmek idettendir. Bunlar da genellikle kalem, dolma kalem, saat ve biraz da yaşına göre oyuncak ağırlıklı olurdu. Bize gelen hediyeler yanlış hatırlamıyorsam 8-10 tane saat, 10-15 tane dolma kalemdi. O arada Cumhuriyet Halk Partisinden ve Demokrat Parti'den milletvekili olan, oğlu da Galatasaraylıların çok tanıdığı ve sevdiği bir insan Mustafa Balık'ın babası Hüseyin Balık klasik hediyelerin dışında bana bir paket getirdi. O paketten bir fotoğraf makinesi çıktı ve ben böylelikle 5 yaşında iken fotoğraf makinesiyle tanışmış oldum. Her şeyin sınırlı olduğu öyle bir dönemde fotoğraf makinesi beni çok etkilemişti. Hüseyin Balık bana "Sen bu fotoğraf makinesiyle resimler çekersin ve belki onlar bir gün bir gazetede basılır." dedi. Bu sözü hiç unutamadım. Daha sonrasında Galatasaray Lisesi'nde öğrenim görürken öğretmenimiz Hafız Nuri Bey kompozisyon derslerinde başarılı olduğumu fark etti. Bir gün gene kompozisyon konusu olarak 1936-37 yıllarında meydana gelen bir olayı yazmıştım. Bu olayı Bir Ankara Ailesinin Öyküsü adlı kitabımda da paylaştım. Altan Gediz, Altan Sandıkçıoğlu arkadaşımın Atatürk ile yaşadığı bir olayı kompozisyon dersinde yazdım. Yazdığım yazıyı Türkçe öğretmenimiz Hafız Ahmet Bey çok beğendi ve bu yazıyı dergiye yollayacağını söyledi. O zamanlar Afacan adlı bir dergi ve dergide ilkokul öğrencilerinin katıldığı bir yazı yarışması vardı. Dergide yazım yayımlandı ve Türkiye birincisi seçildi. Dergiden beni aradılar ve gelin armağanınızı alın dediler. Haber ilk önce babama iletildi. Babam heyecanlanıp Ankara'dan İstanbul'a geldi ve beraber baba Ali'ye gittik. Faruk Gürtünce bizi odasına aldı ve bana "Aferin, ne zaman istersen bu dergide yazabilirsin." dedi. İlk teklifi aldığımda 8 yaşındaydım. Armağanım ise iki kişinin zorlukla taşıdığı kocaman bir koleydi ve içi şekerleme doluydu. Armağanımı arabaya koyduk ve okula gidip bu şekerlemeleri herkese dağıttım. Böylelikle gazetecilikte ilk adımı atmış oldum kısa bir süre içinde oldukça önemli kitaplar yayımladınız ve bunlar hatırı sayılır derecede talep gören kitaplar. Kitaplarınız hakkında neler söylemek istersiniz? Son yıllarda az tanınan, özellikle yanlış tanınan insanları acaba daha fazla araştırıp ortaya çıkarabilir miyim düşüncesiyle kaleme aldım ve peş peşe kitaplar yayımladım. Benim önem verdiğim ilk kitabım bir Ankara ailesinin öyküsü idi. Bu kitap bir monografidir, bizim ailemizin öyküsü gibidir ama yaklaşık 150-200 senelik bir dönemin, yani Osmanlı döneminin sonları ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından 1960'lara kadar gelen bir öyküdür. Görgü tanığı, adlı kitabım benim gazetecilik anılarımdan oluşmaktadır. Onu Nazım Hikmet adlı kitabım izledi. Ben, Nazım Hikmet ile 1960 senesinde Moskova'da 15 günlük bir beraberlik yaşayıp da hayatta kalan tek insanım. Türkiye'de Nazım Hikmet'i görmüş olan insanlar çok azaldı. Hıfzı Topuz ve Yaşar Kemal, Nazım Hikmet'i Paris'te görmüş olan isimlerdir ancak, onu Moskova'daki sürgünü sırasında görmüş olan tek gazeteci benimdir. Daha sonra Sakallı Celal bunu izledi sakallı Celal, Galatasaraylı bir ağabeyimizdi. Türkiye'de bir zamanlar çok ünlü olduğu halde unutulmuş bir insandı. Yeniden ortaya çıktı, Türkiye'de yeniden tanındı ve muazzam bir satış yaptı. 2004 senesi içinde Türkiye'de en çok satan 3 kitaptan biri oldu. Bunu Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği izledi, sonrasında Ziya Gökalp'i doğru tanımak ve şimdi de Ali Kemal'i yazdım. Bugünlerde Ali Kemal adlı kitabım gündemde. Tanıdığımız Nazım Hikmet nasıl biriydi? Benim tanıdığım ve kitabımda tanıtmaya çalıştığım Nazım Hikmet, Türk dilinin büyük ustası, çok büyük bir şair olmasının yanında çok büyük bir yurtseverdi. Türkiye ve Türk halkına son derece bağlı bir insandı. Yazık olmuştur keşke ona bu kadar ağır hapis cezaları verilmeseydi. Boş yere hiçbir belgeye de dayanmadan. O zamanın koşulları içinde 28 sene hapse mahkum edildi ve bunun önemli bir kısmını bir fil hapishanede yatarak geçirdi ve sonrasında yurdu terk etmeye zorlandı. Nazım Hikmet kaçmamıştır, yurdunu terk etmek zorunda bırakılmıştır. Çünkü ona 50 yaşından sonra Sivas'ın Zara ilçesinde düz askerlik yaptırılmaya çalışılmıştır. Oysa kendisinin ilk bahriye subaylığı çıkışı vardı. İnanın bunları tartışmak istemiyorum. Son kitabınız Ali Kemal basında geniş yer aldı. Bu kitabı yazmak fikri nasıl doğdu? Ali Kemal hiperaktif, çok iyi yetişmiş Osmanlı aydını ve Türklüğe bağlı bir insandı. İlginç evlilikleri oldu. Romantik kişiliği olan, 14 adet kitabı olan bir insandı ama Kurtuluş Savaşı sırasında ne yazık ki bazı gazetecilerle birlikte yanlış tarafta oldu. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşabileceğine inanamadılar. Ali Kemal, inanamamakla kalmadı, Kurtuluş Savaşı'nı baltalamak için gazetelerinde yazılar yazdı. Bana göre çok yanlış yaptı. Fakat savaş, zafer ile sonuçlandıktan sonra yargılanmak üzere Ankara'ya götürülürken, İzmit'te ordu kumandanının teşvikiyle linç ettirildi, öldürüldü. Peki ben niye yazdım? Bir defa bir insanın linç edilerek öldürülmesini hatalı kabul ediyorum. O adam Ankara hükümetinin amacı doğrultusunda yargılansaydı eğer, yargılanabilseydi, belki de böyle bir ölümle karşılanmayacaktı, çok büyük bir olasılıkla asılmayacaktı. Çünkü istiklal mahkemelerinde fikir suçu dolayısıyla hiç kimse asılmamıştır. Dolayısıyla Ali Kemal'e bir yerde yargısız infaz uygulanmıştır ki bu yanlıştır. 2. Ali Kemal'in ömrünün sadece 2-3 senelik bir bölümü dikkate alınıyor ancak geri kalan bölümünde güzel kitapları, güzel romanları var. Binlerce baş yazısı var. Bunlarla da tanınmalı. 3. Ali Kemal yazarken onunla aynı çizgide olan başka yazarlar da vardı. Refik Halit Karay, Rıza Tevfik, Refik Cevat Ulunay, Cenap Şahabettin gibi. Bunların hepsi unutuldular, birkaç sene yurt dışında yaşadıktan sonra aramıza geri döndüler. Peki Ali Kemal'in ne günahı vardı da linç edildi, niye ona bu şans tanınmadı? Bugün bakıyorum da bizim ordumuzu gözden düşürmeye, ikinci cumhuriyet laflarıyla halkın kafasını karıştırmaya, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan insanlar var. Artık Ali Kemal'i bir tarafa bırakalım da günümüzdeki bu mevcut hainlerimiz ile meşgul olalım. Ali Kemal'in olayı öyle bir hale geldi ki sanki tek hainimiz o idi. Dolayısıyla ben, bir adalet duygusu ile Ali Kemal'in nasıl bir kişi olduğunu anlatmak istedim. Benim Ali Kemal'i temize çıkarmak gibi bir gayretim yok. Ali Kemal o süreçte gerçekten hata etmiştir, keşke bu hatayı yapmasaydı. Acaba bu hata nedeniyle linç edilmesiydi, öldürtülmeseydi, yargılansaydı daha iyi olmaz mıydı düşüncesiyle bu kitabı yazdım. Adnan Menderes'le bir dönem yakınlığınız olabilmişti. Bizlere biraz bahseder misiniz? Adnan Menderes ile yaşadıklarımı, Görgü Tanığı adlı kitabımda yazdım. 1959 senesi, Türkiye'de bir sona doğru gidişin başlangıcıydı. İhtilale birkaç ay kalmıştı. Türkiye adeta kaynamaktaydı. O yıl Amerika'da Fidel Castro ihtilalinin, Küba devriminin 50. yıl kutlamaları vardı. Adnan Menderes'e eşlik etmem için kendisi tarafından davet edilmiştim. Bu seyahat sırasında aktif gazeteci olarak sadece ben, Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Felik, Amerika'da yaşıyor ve o zaman basın yayın genel müdürü olan Ajda Burkılıç, Alanya'da yaşıyor, bulunuyordu ve bu kişiler benim söylediklerime tanıktır. Ben Adnan Menderes'in yüzüne bakarak, beyefendi bakın daha saçlarınızda bir tek beyaz bile yok, Adnan Menderes 1899 doğumluydu, ve o tarihlerde 60 yaşındaydı. Ülke için iyi şeyler yapmaya gayret ediyorsunuz biliyorum. Ancak lütfen bu tavırlardan vazgeçin, halkı dinleyin. Günün birinde öyle şeyler olabilir ki en fazla siz zarar görebilirsiniz, dedim. Şu an düşünüyorum da bunu nasıl söyledim diye. Ben bile hayret ediyorum. Adnan Menderes benim bu sözlerime çok sinirlendi. Çünkü kendisinin adeta gökten zembiliyle indirildiğine, Türk halkının onsuz bir şey yapamayacağına inanıyordu. Bu, zannederim bazı politikacılarımızda var. Özetlemek gerekirse Adnan Menderes, bana, demokrasiyle gelen ancak, demokrasiyle gitmek istemeyen biri gibi gelmişti ve onun üzerine bu sözleri söyledim. Sözlerimden dolayı çok sinirlenmişti ama bana Türkiye'ye gel birlikte dönelim demişti. O an içim ürpererek şunu hissettim. Koskoca Adnan Menderes'e, beyefendisiz hata yapıyorsunuz diyen bir kişi bile çıkmamıştı. Kabul etmedim, Amerika'da daha işim var, dedim. Bugün bakıyorum da buna benzer olaylarla karşılaşıyorum. Türkiye'yi yönetenler, belki de başka ülkelerde de vardır, hep kendilerini alkışlayan, beyefendi haklısınız diyen insanları seviyor ben Adnan Menderes'e söylediklerimle adeta kral çıplak demiş oldum. Benim Adnan Bey ile ilgili böyle bir anım var, yer yer anlatırım belki birilerinin kulağına girer de biraz faydası olur diye. Galatasaray Müzesi yeni binasına taşınıyor, bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Galatasaray Müzesi gerçekten Türkiye'nin en zengin müzelerinden biridir. Yakın bir süre önce duyduğuma göre bir kulüp bir okul müzesi olarak Avrupa'nın ilk dört, dünyanın da ilk on müzesi içine girecekmiş. Son yıllarda bazı kulüpler kendi isimlerini taşıyan liseler kurdular. Ama Galatasaray Lisesi'ni Galatasaray Kulübü kurmamıştır, kulübü Galatasaray Lisesi kurmuştur. Galatasaray Kulübü bugün dünyanın bir numaralı Türkiye markasıdır. 1905 senesinde benim de son senemi geçirdiğim 12-A sınıfında Ali Samiyen ve arkadaşları tarafından kurulmuştur ve bu müzeye ilk armanlar Tevfik Fikret'in müdürlüğü sırasında verilmiştir. Bunlar zaman içinde birikmiş ve okulda saklanmıştır. Galatasaray Müzesi'nde kupalar, şiltler, belgeler ve resimlerin dışında uzun yıllar Galatasaray Lisesi'nde muhafaza edilen, benim de tahsil hayatım boyunca gidip gördüğüm Atatürk'ün üstüne bindiği ve kürek çektiği yarış kayı maalesef kaybolmuştur. Ne yazık ki nasıl oldu ise oldu, o kayık kayboldu. Ben bu konuyu Galatasaray Divanı'nda gündeme getirdim. Çünkü bu kaybolacak tarzda küçük bir şey değildi, inanılır gibi değil. İnşallah bundan sonra Galatasaray camiasında birileri bu işin üstüne gider ve bu kayın akıbeti hakkında bilgi verir. Belki de kaybolmadı, bir yerde duruyor. Bence o kayık Galatasaray tarihinde kupalardan, UEFA kupalarından, Süper Lig kupalarından daha önemli. Çünkü o, Atatürk'ün bindiği ve küreklerini çektiği bir kayıktı. Ben tahsil hayatım boyunca bütün bu objeler, bütün alınan kupalar, çiftler vs. spor tarihimiz bakımdan bu çok değerli tarihi belgeler, kütüphanenin bir bölümünde saklanırdı. Daha sonra okulun girişinin üstünde bir resim salonu vardı, orası müze olarak kullanıldı. Sonra Galatasaray'ın ön tarafındaki binalar yıkılıp da yan taraftan geçit verildiğinde oradaki özel olarak hazırlanan yapıya getirilmiştir. Galatasaray'daki seçkin insanlar Ersan Feray ve Vefa Semenderoğlu gibi isimler müdürlüğünü yaptı. Uzunca bir süredir de çok önemli bir Galatasaraylı olan, çok eski bir sporcu olan yazar gazeteci Ali Oraloğlu tarafından korunmaktadır. Şimdi de yeni binaya geçiyoruz. Galatasaray Lisesi'nin tam karşısında inşaatının bitmiş olduğunu duyduğum eski postane binası, orijinalliği korunarak yeniden yapılmıştır. İnan Kıraç ve eşi Suna Kıraç'a ne kadar teşekkür edersek azdır. Umut ederim ki burada çok güzel bir müze oluşacaktır. Bu müzede UEFA kupaları, süper kupalar da teşhir edilecektir. Temenni ederim başka kulüplere de bu tür kupalar nasip olsun. Bugüne kadar nasip olmadı. Sadece Galatasaray'a nasip oldu. İnşallah onlara da nasip olur. Ve artık böyle ciddi bir müzemiz olduğundan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sizden bunları duymak büyük bir onur. Yoğunluğunuz arasında bize zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Orhan Karaveli, duayen gazeteci ikinci röportajımız. Sevgili duayen gazeteci, ayaklı tarih, araştırmacı usta yazar, yıllardır dostumuz olan Aydınlık Türkiye'nin asil yüzü, saygın kalemi sayın Orhan Karaveli ile 10 yılın ardından tekrar röportaj yapma şansına eriştik. Galatasaray Lisesi'nin 150. yılından, Türkiye'nin devlet büyükleri Ünlü şairleri, özel şahsiyetlerle yaşadığı anıları ve yeni projelerine kadar çok konuyu konuştuk. Ne zaman yetti ne doyabildik tatlı diline, öz Türkçesine, esprili anlatımına. Kibar, entelektüel bir beyefendi, Atatürk aşığı da olunca ayrı bir zevk oluyor, sohbet ve donanımından feyz alıyorsunuz. Galatasaray'ın elit doğayenler camiası, bizleri her zaman bağırlarına bastı çok teşekkürler ve birbirlerine olan bağlılıklarına, dostluklarına, çeker muzipliklerine, paylaştıkları dehalarına, vatan sevdalarına hep hayran kalmışımdır. Belki de bu nedenle daima sıcak, samimi bir ilişkimiz oldu saygı, sevgi çerçevesinde. Sayın Orhan Karaveli'yi anlatmaya sayfalar yetmez, sizinle gurur duyuyoruz. Atatürk'ün ışığını taşıyan, bize örnek, değerli bir büyümüşsünüz, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyecek kadar da övünçlü, tüm eserleriniz takdire şayan, bazı insanlar vardır, onlar ekoldur her hareketi, davranışı ve sözü devrim yaratır, siz de onlardansınız, var olun. Merhaba Orhan Bey. Sizinle yaklaşık 10 yıl önce sizin evinizde çok samimi bir röportaj yapmıştık. O kadar geçti mi? Evet, o kadar oldu gerçekten de. Ama siz hiç değişmemişsiniz. Ben yine aynı heyecanda, siz yine aynı yakışıklılıkta, yine beraberiz. Siz müthiş bir gazetecisiniz. Sizin gibi bir gazeteciyle röportaj yapmak ayrıca heyecan ve mutluluk veriyor bana. Araştırmacı ve yazarsınız. Cumhuriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerinde de yazdınız yıllarca. Okul yıllarında aldığınız ödül ve fotoğraf makinesi belki de yöneltti sizi gazeteciliğe. Hala duruyor. Daktilon da duruyor. Ben hala daktilo kullanıyorum. Ne kadar güzel. Onun sesini ben hiç unutamam. Çok severim. Babam da kullanırdı. Bu yetmiş yıllık meslek hayatınızda sizde iz bırakan, unutamadığınız olaylardan en önemlisi desem, ne anlatırsınız? Daha önce, yani 1950'den önce benim bazı gazetelerde, daha Galatasaray'da öğrenciyken yazılarım çıktı. Ama benim gazeteciliğe başlama tarihim olarak 1950 yılında İstanbul'da yayımlanmaya başlanan Mavi Başlıklı Yeni İstanbul'du. Bütün gazetelerin başlıkları Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan, Son Posta. Hepsi bildiğiniz gibi kırmızıdır ama Yeni İstanbul maviydi. Birçok bakımdan o gazete farklı olmaya çalıştı. Sahibi bakımından da enteresandı, sahibi gazeteci değildi tütün tüccarıydı. Yurt dışında yaşıyordu, ben kendisini hiç görmedim. Bu durumda dediğim gibi, 70 yıla yakın bir meslek hayatım var. Yani çok şey yaşadınız tabii ama en size dokunan, unutamadığınız olayı sizden dinlemek istiyoruz. Gazetecilik yaşamımda tabii çok farklı insanlarla tanıştım. İngiltere'nin eski kralı Charles de Gaulle ile Adnan Menderes ile ve daha birçok isimle bir araya geldim. Bu bir gazetecinin hayatında çok önemli olaylar ve de çok önemli fırsatlardır. İnsan bunların bazılarını tam olarak değerlendirebiliyor, bazılarını ise yeterli değerlendiremiyor. Benim unutamadığım, beni hem çok mutlu eden gazetecilik açısından ama gerçekler bakımından da son derece üzen olay, Nazım Hikmet ile 1960 senesinde, ölümünden iki buçuk, üç sene kadar önce Moskova'da karşılaşmam ve kendisinden de büyük ilgi görüp, 15 gün boyunca kendisiyle ahbaplık etmemizdir. Bir ağabey kardeş, baba oğul gibi vakit geçirmiştik. Onun da bir Galatasaray serüveni var. O da bir sene okuduktan sonra masrafları aileye fazla geldiği için okuldan ayrılmış. Vatan haini gözüyle bakılan ve kendisine neredeyse aktif hayatının yarısını hapislerde geçirtmek gibi hiç hak etmediğine inandığım cezalarla karşılaştı ama bunların hepsine göğüs gerdi. Çok farklı bir insan olduğunu görüp çok üzülmüştüm. Böylesine vatansever bir insan, böylesine güzel bir insanın damgalanması beni çok üzdü. Siz Galatasaray Lisesi mezunusunuz. Toplantılarınıza ben de yıllardır katılıyorum. Birbirinize çok bağlısınız. Ve Galatasaray Lisesi'nin 150. yılı kutlanıyor. Bununla ilgili duygularınız nedir? 150. yılı kutlarken aklıma birden 100. yıl geliyor. Orada da bir mutluluğum olmuştu. 1960 senesinde 100. yılımız kutlanırken, o zamanın Fransız Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle de İstanbul'daydı. Zannederim bir devlet davetlisi olarak gelmişti. Ama Galatasaray'da da Fransızca dilinde eğitim veriliyor olması etkili olmuştur. O zamanlar Fransız Cumhurbaşkanı'ydı, son derece beyefendi ve kültürlü biriydi. Dünya olaylarından haberdar biriydi. Şimdilerde politikacılara baktığımızda, o eğer Fransız Cumhurbaşkanı ise, Trump başka bir şey herhalde, diye düşünüyorum. Yani ikisi de Cumhurbaşkanı oluyor. Üstelik biri dünyada daha egemen, daha büyük bir isim Donald Trump. İnanılır gibi değil. Birinden biri yanlış bir pozisyonda, bu çok açık. Bizim konferans salonumuzda, daha sonra Tevfik Fikret Salonu olan salonumuzda konuşma yapmıştı ve çok az sayıda insan vardı. Ben oraya gazeteci olarak kabul edildim. Konuşma metni hala bende var. Bizim büyük şairlerimizden haberdar olduğunu, Türk-Fransız dostluğuna verdiği önemi belirtti. 50 sene oldu. Elinde hazır bir konuşma metni, bir kağıt yoktu bir Atatürk Türkiye'sinden farklı bir Türkiye'ye geçtik. Bu geçiş, ilerleme olan bir geçiş değil gibi geliyor bana. Adnan Menderes ile tanışmanız nasıl oldu? 1950 senesinde gazeteci olarak Amerika'da bulunurken Adnan Menderes ile karşılaştım. Menderes biliyorsunuz 10 yıllık bir süreçte başbakanlık yaptı. Çok ilginç bir kişilikti çok mütevazı, iyi yetişmiş, bilmediklerini söylemekten çekinmeyen biriydi. Örneğin, Amerika seyahatinde ben vatanda yazıyordum. Menderes'in politikalarını da beğenmiyordum. Muhalif bir kişiliğim olduğunu biliyordu ve buna rağmen ben yanlarındaydım ve o tarihlerde bozulan, ne tarafa gittiği belli olmayan günler yaşıyordu Türkiye. O zamanlar bunu hissetmiştim, Amerika'ya gittiğimde de bunu hissetmiştim, Türkiye'ye döndükten sonra da bunu gördüm. Nitekim döndükten sonra 27 Mayıs'ta da Türkiye'de ilk defa bir askeri darbe yaşandı ve bunun sonucunda da ne yazık ki idamlar başladı. En sonunda da idamlar son 3 kişiye geldi ve aralarında Menderes de vardı. Anayasaya ihlalden asıldı onlar. Menderes ile seyahat sırasında enteresan bir şey yaşamıştım ben. Bugün Cumhurbaşkanı'nın özel uçakları var ve ona özel hizmet ediyorlar. Bu durum kim bilir devlete kaçamal oluyor. Ama Menderes o zaman tarifeli uçakla yolculuk yapmıştı. Menderes'in beraberinde geldiği üç büyük gazeteden kişiler vardı. Cumhuriyet, milliyet ve hürriyet vardı. Demokratik bir ortamdı kısacası. Menderes'e eşlik ettiler, sohbet ortamı vardı. Hep birlikteydik devamlı. Ben de Menderes'in yanından hiç ayrılmadım. Çünkü vatanda yazacaktım ve gazeteciliğimi eksiksiz yapmak istiyordum. Seyahat sırasında bir kusur bulayım da yüzüne söyleyeyim istemiştim. Kusur gördüğümde söylemekten çekinmeyen biriydim ben. Yemek sırasında bakıyorum insanlar sağ elleriyle yemek yiyorlar halbuki yanlış. Böyle bir şey olsa bunu ben Menderes'e söylerdim. Ama bunun yanında da gördüğüm her şeyi söyledim. Otelde bir konuşma yapacaktı Menderes ve konuşması da öncesinde hazırdı zaten. Planı önceden duyurulurdu. Şurada konuşma yapacak, şuraya gidecek gibi. Bu toplantıya katılmak için otele gittik. Balo salonunda yemek yeniyordu ve herkes buraya girmek için para ödüyordu bu para da derneklere bağışlanıyor, denmişti. Burada Menderes'i tanıttılar. Atatürk'ün enerjik kişiliğine benzeyen diye abartılan sözlerle onu tanıttılar aslında. Biz de ön sıralardaydık. Menderes cebinden beyaz bir kağıt çıkardı ve Türkiye'nin iktisadi durumu nedir bunlardan bahsetti. O zamanlarda da bugünkü Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi, siz sağdan soldan söylenenlere bakmayın. Türkiye'nin durumu iyi dedi. Her şey yolunda, imajı veren bir konuşmaydı Menderes'in konuşması. Sonrasında akşam oldu. Bizler otelimize gittik. Şehirler arası askeri uçaklarla geziyorduk orada. Akşam otelde yemekten sonra oturuyorduk. Menderes bana bu daveti ilk yaptığında ben yanına başkalarını da alacak sanmıştım. Mesela Abdi İpekçi. Benim çok iyi arkadaşımdır zaten. Bu davet neden bana yapıldı diye düşündüm. Muhalif gazetenin yazarısın. Seni biraz tanıyıp yanında olarak belki seni biraz da olsa etkilemek istemiş olabilir diye düşündüm. Nasıl buldunuz konuşmamı demişti bizlere. Beyefendi harikasınız, Türkiye'nin durumunu çok güzel anlattınız, keşke herkes sizin gibi konuşabilse ne güzel açıkladınız gibi yorumlar geldi. Sonra Menderes bana yöneldi. Bana da söyle bakalım düşman gazeteci diyordu. Ben muhalif gazetedeyim ya, düşmandım ona göre. Ben de bir iki defa beyefendi ben niye size düşman olayım. Siz benim babam yaşımdasınız demiştim. Ben onun saçlarına bakıyordum. Baktığımı anladığında "Boya değil, boya değil." demişti bana söyle bakalım sen ne düşünüyorsun, dedi bana. Sayın Başbakan, ben orada konuşmanızı berbat buldum, dedim. Niçin böyle düşündüğümü de anlatayım isterseniz, demiştim, anlatmamı istemişti. Bakın Sayın Başbakan, dedim, ben Amerika'ya daha önceden geldim. Burada insanlar birini dinlerken onun itineyle konuşmasına bakarlar. Hepsi 500 dolar para verdiler gelip sizi dinlemek için. Bu insanlar önceden yazılmış şeyleri dinlemek için bu parayı vermezler. Sizin konuşmanız, İngilizceniz çok güzel, dedim. Ya, öyle mi, dedi. Ertesi günü de ziyaret ettiğimiz çelik fabrikatörlerinin olduğu yerdeydik, ismini hatırlamıyorum şimdilerde. Oraya kadınların girmesi yasaktı, halen öyle mi bilmiyorum. Menderes, hiç unutmam, sizin buluzunuzdan daha koyu kırmızı kadife bir koltuğun arkasına geçip, elini koltuğa dayayarak Türkiye'nin durumunu harika bir İngilizce ile anlattı. Bu sefer elinde kağıt yok, doğaçlama konuşuyor. Muazzam bir alkış aldı. O sahneyi hiç unutamam. Ceketini ilikledi ve benim yanımdan geçerken, kimsenin duymayacağı ses tonu ile şimdi nasıldı, dedi. Harikaydınız sayın başbakanım, dedim teşekkür ederim dedi. Bu bir zarafettir. Öğrenmeye, sormaya açıktı. Bir yemeğe davetliydik. Bir ara Menderes kayboldu ortadan. Benim gözüm de onun üzerinde ama çaktırmıyorum. Gezinirken evin içine girdim, onu gördüm. O da beni görünce gelsene dedi. Hasan kaptan yazıyor resimde, peki bu ne dedi bu resmi siz neye benzetiyorsanız, bakınca ne görüyorsanız odur demektir, dedim. Yani resim kültürü yoktu kısacası. Onun yerinde başkası olsa sormaz, öğrenmek istemezdi belki. Kenan Evren ne demişti? Ben Picasso'dan iyisini yaparım, demişti. Ama Menderes, bilmediği yerde bilmiyorum, diyor, soruyor, öğrenmeye çalışıyordu. Bu anlattıklarım, Menderes'in kişiliği hakkında yardımı olur belki okuyanlar için bu röportajı. Her hediyenin karşılığında başka bir hediye beklenir. Bizi Teksas'ta AVM'ye davet etmişlerdi. Muazzam bir merkezdi. Menderes ve heyetiydik biz orada. 300 metrekare bir salonda abartısız. Bizim için orada bir moda defilesi organize etmişler. Ama bizim kafilede hiç kadın yok, oturduk izledik. Önümüzden güzel güzel hanımlar mini etekleriyle geldiler, kucaklarında da kutular. Kutularda ise gömlek, ipek kravat, kol düğmeleri var. O paketleri önümüze koydular. Bunlar size hediye der gibi. Nadir Nadi kendine doğru çekip, içinde ne var diye şöyle bir baktı. O sırada da Menderes ile göz göze geldi. Ben de bakıyorum, Menderes yapma gibi bir hareket yaptı. Kafile de sinyali aldı. Biz kalktık ve inanır mısınız kimse o kutuları almadı. Menderes teşekkür etti. Tokalaştık ve 12, 13 kişi kalkıp gittik. Özel bir asansör vardı ve oraya gittik çıkmak için. Ben de Sayın Başbakan, hediye verdiler bize ama siz almamıza bir göz hareketiyle bize engel oldunuz. Neden engel oldunuz dedim. Çok mu hoşuna gitmişti, dedi. Hayır, sadece verilen hediyeyi niye almadık merak ettim, dedim. Çok meraklıysam, iki gömlek, iki kravat falan var kutuda. Bunlar aşağıda mağazada satılıyor. Git al, paran yoksa ben vereyim, dedi. Niye hediyeyi alacağız, dedi. Neden almayalım, dedim. Bak sana bir şey söyleyeyim, dedi. Her hediyenin karşılığında başka bir hediye beklenir. Alacak mısın, dedi. Hayır, merak ettiğim için sordum. Ben de sizin gibi düşünüyorum, dedim. Akşam yemeği yemezmiş. Basın yayın müdürü benim yanıma gelip, başbakanı fazla eleştiriyorsun, demişti. Menderes ise, ona ben çağırmadan gelme, diye bir tepki verdi. Yani benim yerime cevap verdi onu ben istersem sustururum, sen ne karışıyorsun, demek istedi. Ben, müsaadenizle sayın başbakanım, deyip kalktım. Bir masaya oturdum, yemek için bonfile ve şarap istedim. Yemeğimi yerken yanıma gelip, yanımdaki yere oturmak için müsaade istedi. Tabii başbakanım buyurun, size de et söyleyelim, dedim. Yok, ben akşam yemek yemiyorum, dedi. Orada öğrendim akşam yemekleri yemediğini Menderes'in. Sen de gel. Menderes'in yanından ayrılırken elini sıktım. Elimi sıkma böyle, zaten birlikte gidiyoruz dedi. Beyefendi nasıl olur dedim. Londra'ya kadar gideriz konuşa konuşa, tartışa tartışa dedi. Konsolosluğa sordum New York'ta. Beni Ankara'da ne yapacak dedim. Danışman yapacaktır dediler, ama ben muhalifim, dedim. İşte bu yüzden yapacak zaten, dediler. İşte böyle. Nazım Hikmet ve Adnan Menderes gibi iki isim ile olan anılarım, benim hayatımdaki en önemli olaylardır. Evlilik için neler gerekir? Galatasaray'a eskiden kız alınmazdı, sadece erkekler vardı. Şimdi ise kızlı erkekli. Bana bir soru sormuşlardı. Güzel bir kız ve delikanlı bir çocuktu. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Evlendiler mi? Sizin için evlilikte kıstas nedir? Neye bakarsın demişlerdi. Vallahi bir kadınla çok güzel diye evlenirsin. Bir süre sonra şişko bir şey olur, çirkinleşir. Zenginlik dersin, iflas eder. Kızın babası zengin dersin, o da iflas edebilir ya da burnu büyüktür sana değer vermez. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Atatürk ile ilgili, Türkiye ile ilgili ne düşünüyor buna bakacaksınız, dedim. Eğer bir genç Atatürk'ü anlamışsa, Atatürk'ü seviyorsa onda bir kalite vardır, onda bir borçluluk, minnet duygusu vardır, nankörlük yoktur. İşte o insanla evlenilebilir. Aşkım kapışmak, iletişim sihir bazı can dostum canım aşkım ile dostluğumuz neredeyse 15 yılı buluyor. Biz aslında beraber büyüdük. Kişisel gelişim dersleri aldım kendisinden. Apatya dergimizde önce Vatan gazetemizde yazıları yayımlandı, röportajlarımız gerçekleşti. Rüyamda gördüm onu sahnedeydi, arkadaşım sen çok ünlü olacak, çok güzel yol alacak ve başarılı olacaksın dedim, temiz kalpliyim, malum olmuş, gerçekten de öyle oldu, şükür. Aşkım tüm televizyonlarda çeşitli programlar yaptı, çok başarılı oldu, yurt içi, yurt dışında sayısız seminer verdi, tüm kitapları birçok baskı yaptı. İnanın ekranda gördüğünüz gibi doğal ve gerçek bir insan, içi dışı birdir, çok güzel bir kalbi vardır, inançlıdır. Kendisinden çok şey öğrendim, ben de kariyer merdiveninin ilk basamaklarında kendisine çok destek olduğumu düşünüyorum, o da öyle söyler, Hatta benim kadın versiyonumsun der bana. Aşkımı çok seviyorum. Çok çalışkandır, çok duyarlı ve dobra bir insandır. Çok gözlemci ve elbette bildiğiniz gibi iletişim sihirbazıdır. Canım arkadaşım, tahlilleri hep doğrudur. Benim çocuklarıma aşırı düşkün olduğum konusunda beni uyarmıştır. Hep ve haklıydı. Hala da aynıyım ama tabii hayat biraz törpülüyor. Birçok organizasyonu beraber yaptık. Beraber TV programı yaptık, destek olduk hep. İyi ki varsın can yoldaşım. Tüm Türkiye ve ben, tüm dünya iyi ki seni tanıdı. Büyükannesine küçükken dermiş, bu ismi herkes tanıyacak diye aşkım kapışmak. Buralara hiç kolay gelmedi, çok iyi biliyorum. Tırnaklarıyla kazıyarak, çabalayarak ulaştı. Özellikle de engelli çocuklar için yaptığı çalışmalar Karşılıksız gönülden çalışmalarını unutamam ve hayat boyu sürdü. Hep var ol. Bu dünyanın sana ihtiyacı var canım dostum. Hep yüreğin, yüzün gülsün. Hak ettiğin mutluluğu yaşa ömrünce. Teşekkürler. Aşkım ile tanışıklığımız Papatya dergimizin ilk yıllarındaydı. Anlayacağınız 10 yılı aşkın süredir dostuz. İnsanın gerçek dostum diyebileceği bir insandır. Aşkım benim için Aşkım, Papatya dergimizde yıllarca yazılar yazdı, Vatan TV'de Papatyalı Sabahlar programıma katıldı, AVM'lerde yaptığım programlara katıldı, düzenlediğim tüm etkinliklere, toplantılara konuşmacı olarak standyup gösterisiyle katıldı ve izleyenleri büyüledi. Ben de Aşkım Kapışmaktan NLP dersleri, yaşam koçluğu dersleri aldım. Hayat bir alışveriş değil midir zaten? Bunun sevgi ve fayda esaslı olması doğru olandır bence. Aşkımı zaten hepiniz tanıyorsunuz. Birçok TV programına katıldı. Kendi televizyon programını canlı olarak bir yıl sürdürdü. Dört şahane kitap yazdı. Birçok üniversite ve şirkette, kurumda konferanslar verdi. Onu dinleyip de etkilenmemek mümkün değil. Çünkü her şeyden önce samimi, kendini de eleştirebiliyor. Kendiyle barışık, anlatımları, yüksek gözlem yeteneğinin, Bilgi ve deneyimlerinin harmanlanmasıyla ve sevimli, muzip, komik bir üslup ile ortaya çıkınca dinlemeye, izlemeye doyum olmuyor. Özellikle engelli çocuklarla ilgili yıllardır yaptığı çalışmalardan dolayı onu daha da çok seviyorum. Çok insanın doğasını kazanmıştır. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, yardımseverliği ile bugün zirvede aşkım kapışmak ve sonuna kadar hak ediyor. İyi ki varsın dostum. Benimle başarılı kadın röportajı yapmıştı en başarılı kadın seçilmiştim. Hediyeler vermişti. Prestij Mol AVM'de Bahçeşehir'de, güzel bitmeyecek bir dostluğumuz var. Sevgili aşkım, bugün seninle röportaj yaparken nostalji yaşıyorum. Herkes seni tanıyor aslında ama senin ağzından kariyer yolculuğunu, iş ve aile yaşantını senden dinleyebilir miyiz? İletişim sihirbazı olacağını, buna yatkınlığını ilk nasıl keşfettin, bu yolda ilerledin? 12 yaşındayken, Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldım. Lise yıllarımda birçok sahne deneyimim oldu. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na başladım. Ancak burada mutlu olmadığımı gören öğretmenim, beni profesyonel olarak insan ilişkileriyle ilgili çalışmalara yönlendirdi. Marmara Üniversitesi'ni bitirdikten sonra, Amerikan Üniversitesi Neport Davranış Bilimleri Psikoloji Lisansını tamamladım. Sahnede daha etkili olabilmek adına Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak, bilimsel bilgilerimi tek kişilik stand-up gösterisine dönüştürerek sahneye koymaya başladım. NLP dersleri veriyorsun, stand-up yapıyorsun, TV'de programlar yapıp, birçok programa da katılıyorsun, Üniversitelerde, kurumlarda, şirketlerde seminerler veriyor ve kitaplar yazıyorsun. Belki tüm bunlar bütünün parçası ama en çok hangisinden keyif alıyorsun? En iyi ne şekilde kendini ifade edebiliyorsun? En iyi insanlara nasıl ulaştığına inanıyorsun? En zevk aldığım süreç tabii ki sahne. Sahnede olmayı seviyorum. Televizyon da benim için bir sahne. Hafta içi her gün canlı yayın sununca ne kadar keyifli ama zor olduğunu da anladım. Artık insanlara ulaşmak kolay. Televizyon, sosyal medya ya da seminerler hızla devam ediyor. En etkili ulaşım aracım tabii ki kitaplarım. Galiba konuşup, yazıp, oynadığım sürece varım. Ailelere, gençlere neler tavsiye edersin? Çünkü sen çok fazla birebir onlarla çalışma fırsatı bulabiliyorsun ve sıkıntılarını, heyecanlarını biliyorsun, neler söylersin. Öncelikle iletişim kurabilmeliler, iletişim kurmak karşıdakini sadece dinlemek değil, öğüt verici konuşmak da, ben sana demiştim, değil, anne baba ve çocuk hangi duygular içinde bir araya gelmiş, o an neler hissediyor buna dikkat etmek gerekiyor. Ağızdan mutluyum, iyiyim, sorun yok kelimeleri çıkabilir ancak, kişinin beden diline söylüyor. Buna odaklanmalılar. Gözlem yeteneği, farkındalığı yüksek bir insansın canım arkadaşım. Hayat felsefen nedir? Hayata bakışın ve önerilerin nelerdir okurlarımıza? Ben yaptığımız her şeyin izin verildiği için olduğuna inanıyorum. Kimse ortalıkta ben yaptım diye gezmesin. Yaratıcı izin veriyor ya da vermiyor. Eğer tersine inanırsak egomuz yükselmeye başlıyor benim hayat felsefem insan odaklı, kimlik odaklı değil. Anlaşmayı bilmek zorundayız, bu sayede paylaşmayı öğrenelim. Yani insanlarla anlaşmadan duyguları ve maddiyatı paylaşamayız. Sevmeyi bilelim ama ilgiyle sevelim. Çünkü sevgi ilgiyle buluşursa ilişki, sevgi ilişkiden ayrılırsa olur çelişki. Sizce neden aldatma oranı bu kadar arttı? Aldatma bir anda olabilen bir süreç değildir. Aldatan erkeklerin beyinleri aldatma programına sahiptir. Yani ergenlikten ilk ilişki döneminden karşı cinse cinsel obje olarak bakar ve ilişkisi devam ederken kendisine güzel bir kız görsem onunla olabilirim inancını yerleştirir. Bu inançla yetişen ve evlenen erkeklerin hepsi beyinlerindeki aldatma programlarını çalıştırır. Erkekte ilk önce zihinsel imaj oluşur. Bir kadını beğendiği zaman görsel haritasında tasarılar yapmaya başlar. Bu tasarıları kontrol edemediği için bir süre sonra eyleme geçer. Çünkü erkekler ilk orgazmı zihinlerinde yaşarlar, bu yüzden kadından önce boşalırlar. Bu tip erkeklerin beyinlerini eğitmeleri gerekir. Yani böyle bir inanca sahipse bunu değiştirmek için kendisine doğru sorular sormalı. İleride hoşuma giden bir kadın olduğunda eşimi, sevgilimi aldatır mıyım, diye önceden sormalı. Bu sorunun cevabını mantık çerçevesinde değerlendirmeli ve yeni inançlar oluşturmalıdır. Neden erkeklerin zihinsel imajlarında başka kadınlar rol alıyor? Bunun cevabı da cinsel özelliklerini ön plana çıkaran kadın sayısının artmasıdır. Erkeklerin bir kadında ilk fark ettiği şey cinselliktir. Kadının aldatmasına gelince, kadın duygusal varlıktır ve paylaşım ister. Bu konuda kendini eğitemeyen erkek ırkı şimdiki yüzyılda duygusal zeka fakiri oldu. Yani kadının duygusal ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Kadınlar, erkekler gibi görsel değil, dokunsal orgazm olurlar. Evlilikte bir süre sonra erkek dokunmayı bırakır, bu, iletişim ve paylaşmayı azaltır. Bazı kadınlar da duygularını paylaşabilecek, kendisine dokunabilecek erkek aramaya başlarlar. Kadınlar genelde aşk için, erkekler ise seks için aldatır. Ünlü bir düşünürün dediği gibi, erkekler seks için aşkı, kadınlar aşk için seksi verirler. Bana göre daha da artacak çünkü bu biz dilinden uzak birliktelikler kadın ve erkekte bencillik mekanizmalarını fazla çalıştırmalarına neden oldu. bencil insan kendi ihtiyaçlarını düşünür ve mutlu olmanın yolunu bir süre sonra aldatma ile bulur. Aslında bulduğunu sanır. Kadın, değerli olduğunu hissetmek için sanal ilişkilere başvuruyor, demişsiniz. Erkekler bundan farklı mı davranıyor sizce? Sanal ilişkideki yaşam, erkek ve kadında farklı ihtiyaçları karşılar. Genelde amacına uygun kullanım dışında sanal ortam birçok ilişkiye kuma oldu. Çiftlerin çoğu sanal ilişkiler için partnerini ihmal ediyor. Eğer bir erkek, karısını sevgisiz, ümitsiz bırakırsa kadın için en kolay ilgi alma yolu sanal ortam, çünkü kadının ilk önceliği seks değil. Yalnız çoğu kadın, sanal ortamdaki ilgiden sarhoş oluyor ve bir süre sonra ilgi gitmesin diye oradaki kişi ya da kişiler ile seks yapabiliyor kadınların geneli sanal ilgiyi terapi etkisi gibi yaşıyor. Ama erkeklerin sanal ortamda zaman geçirmelerinin nedeni, ilgi görmek değil. Genelde döl bırakmak. Yani aldatmaya programlanmış beyinleri olan erkekler, seks için sanal ortamda gezinirler. Genelde uzun uzun sohbet etmek yerine cinsel fantezilerini gerçekleştirmeye çalışırlar erkeklerin bilgisayarlarında kadın fotoları bulundurmalarının sebebi, görsel imajla orgazm olabildikleri için fazla kare yoğun orgazm ilişkisi kurarlar. Sanal ortamdaki kadının ilgiye ihtiyacı olduğunu düşündükleri için fazla romantik moda girip kadını etkileme çabasındadırlar. Kısacası kadınlar duygularını, erkekler yataklarını paylaşmak için sanal ilemde daha fazla zaman geçirirler. Bu demek değil ki sanal ortamdan partner bulup seks yapan kadın yoktur. Tabii ki vardır. Ama bunlar azınlıktır. Yeni yıl dileklerin, hedeflerin, projelerin neler? Ben geçen senelerin boşa olmadığına inanıyorum. Çünkü insan geçen senede bıraktıklarından tam olarak vazgeçemez. Onlardan dersler alır ve gelecek planlar. Yeni yeni başlangıçlar içindir toplumun çok zeki ve çok hedefsiz ve bencil olmaya doğru gitmesi beni korkutuyor. Herkesin birbirine benzemesi, herkesin aynı şeyi düşünmeye başlamış olması kaygılarımı artırıyor. Bu yüzden yeni yıl ve gelecek diğer yıllarda insanların yaşam amaçlarını bulmalarını diliyorum. Ben ne yapacağım dersen kesinleşmemiş projelerim var tabi ama kesinleşenler üzerine konuşursak, Sevgililer Gününü, Aşkın Beden Dili isimli yeni bir kitabım çıkacak. Bahar aylarında ise uzun zamandır yazdığım bir romanım çıkıyor. İlk denemem, heyecanlıyım. Aynı zamanda bahar aylarında çekimlerine başlayacağımız bir sitcom var. Cemil İpekçi ile birlikte oynayacağımız ve benim de senaryo ekibinde olduğum bir komedi yapacağız yeni sezon için. Bu ayrı bir heyecan benim için. 2013'te üniversite söyleşi ve gösterileri hızla devam edecek. Hayırlısı diyelim. Gülay Alpay, ressam dostum. Canım kadim dostum Gülaycığımı anlatmak öyle kolay değil. Sanatçı duyarlılığını tüm hayatına yaymış, enfes bir insan. Her zaman birbirimizin yanında olduk. Ölüm, düğün, doğum günü, etkinlik, röportajlar. Hayat paylaşınca güzel. Aile dostum Gülaycığım hayvanları çok sever. Evinde birçok kedi, köpek besler barınaklardan alır bakar, çiçeklere, bahçeye, her şeye çok duyarlıdır. Resimleri şaheserleri, hele renkleri insana mutluluk verir, yunusların enerjisiyle de çalışmıştır. Onunla olmak insana huzur ve mutluluk verir, size yeni pencereler açar hayat yolculuğunda. Beraber sanatsal faaliyetlere katılmışlığımız çoktur. Apatya dergimizin ve son yıllarda gerçekleştirdiğim neredeyse tüm organizasyonlarda partnerim olmuşlardır ajansları ile. Hepsini çok seviyorum. Gülaycığım ile kızlarımız da çok yakın arkadaşlar, rahmetli anneciği beni çok severdi, ben de kendisini, tam bir İstanbul hanımefendisiydi. Aile olarak çok elit insanlar, tüm ailesiyle tüm ailem dosttur, iyi ki varlar. Bu hayatın zorluklarını, sevinçlerini beraber göğüslüyor, birlikte yol alıyoruz. Kalpler bir olunca her şey bambaşka güzellikte yaşanıyor. İyi ki varsın Gülaycığım. Ben de iyi ki sizin tüm organizasyonlarınızda destek oldum. Görev aldım mutlulukla. Beraber gezilere gittik. Dostluğun için çok teşekkürler. Seni çok seviyorum. Ömürlük arkadaşım. Her şey oyuca gönlünce güzel gelişir hayatında inşallah bir tanem. Gülay Alpa ile yıllar önce Papatya dergimiz sayesinde tanışmıştım. Sevgi dolu yüreği, her daim gülümseyen yüzü, insanları samimiyetle kucaklaması, çabucak kaynaşmamıza neden olmuştu. Çok zarif, naif bir kadın, araştırmacı, çalışkan bir insan, şefkatli, vefalı bir evlat, düşünceli, hassas bir anne ve tabii ki yaratıcı, duyarlı bir sanatçı ve eşsiz bir dost. Gülaycığımı çok seviyorum. Her zaman Papatya dergimize çalışmalarıyla destek oldu. Birçok organizasyonuma katıldı, ben de onların toplantılarına katıldım, sunumlar yaptık. Sevgiyle yapılan her iş gerçekten çoğalıyor, sahipleniliyor. Gülaycığım müthiş bir ressam, eserlerine bakınca onun yaptığını hemen anlarsınız. Çünkü onun resimlerinde, onun neşesini, sevgisini, özlemlerini, renkli kişiliğini, yumuşaklığını, çalışkanlığını, hayatların birbirine geçişini, sıcacık kalbini ve özel, güzel sözcüklerini yakalayabilirsiniz, kendine has üslubunda. Gülaycığımın kıymetini özellikle yurt dışında çok iyi anladılar. Birçok kez Amerika'da, İtalya'da, Avusturya'da, Kanada'da sergiler açtı. Hakkında yurt içi ve yurt dışında önemli yayın organlarında, övgü dolu makaleler yayınlandı. Sanatçı dostlarına her zaman destek verdi onu daha yakından tanımak için sıcacık bir sohbete buyurun. Gönlü güzel arkadaşım, ressamlık ruhuna kazınmış, sanatçı da olur diyenlerden misin ya da nasıl keşfettin bu yeteneğini anlatır mısın? Canım fundacığım, çok teşekkürler. Benim için de sen çok özel ve çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Ve benim frekansındasın. Bu yüzden beni çok iyi anladığını hissediyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum her zaman beni desteklediğin, yanımda olduğun için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ayrıca ben de senin başarılarınla hep gurur duyuyorum. Sanırım sanat yetisi ve duygusu insanın genlerinde oluyor. Yani o genlerle sanki kodlanmış olarak doğuyorsun. Sonra yaşamdaki deneyimlerin sana bu özelliklerini hatırlatıyor. Ben de kendimde bu özelliğimi hatırladığımda 3 yaşında filandım. Ablam da babam da çok güzel resimler çizerdi. Ben de onları izlerdim ve çizmeye çalışırdım. Sanırım ben ilk ablamın defterlerine karalamalarla deneyimledim kendimi. Sonra bana da kalemler, resim defterleri alınmaya başlandı. Aslında benim ikiz erkek kardeşim de çizim konusunda çok yetenekliydi ama onda bu özellik hobi olarak kaldı. O daha çok okumak, Yazmak eğilimindeydi ve o da geçenlerde bir kitap yazdı. İlkokul dönemimde ise resim yaparken kendimi çok mutlu ve olduğumdan daha özel, farklı hissettiğimi anladığımda, ben hep resim yapmalıyım ve bunu en önce sevdiklerimle paylaşmalıyım dedim. Yani resim benim için hem kendimi ifade etme hem de bir paylaşım aracı oldu. Beğeni almak da beni çok mutlu ediyordu. Şimdilerde de resimlerimi tüm dünya ile paylaşmaya çalışıyorum. Sanatçı olmana ailen ne dedi, destekledi mi? Kariyer yolculuğun nasıl başladı ve bugünlere geldin? Ailem her zaman bendeki bu resim sanatına olan eğilimimi, sevgimi olumlu karşıladı ve çok destekledi. Özellikle babam, kendisi de resim öğretmenliği yaptığı için benim hep yanımda oldu. Heyecanımı o da duydu, yaşadı ve benim hayalimi gerçekleştirmemde etkisi olmuştur. Başardığımda o da çok mutlu oldu. Ben resim sanatı eğitimi alacağım ve ben bu konuda çalışacağım dediğimde de başarmamı istediler. Babam, annem, babaannem, yakınlarım her zaman destekledi ve hep gurur duydular. Özellikle babam çok vizyon sahibi bir insandı. Her zaman ben seninle gurur duyuyorum. Senin sanatını tüm dünya anlayacak sevecek ve kıtalar ötesine yayılacak diye söylerdi. Kendi tarzını nasıl yakaladın resimlerde, duygularını aktarma üslubunu nasıl hissettin? Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Resim Bölümünden mezun oldum. Okul yıllarımda farklı bir çizgi yakaladım sanıyorum. Özgün tarzımı oluşturmamda, bulunduğum okul ortamının da etkisi oldu. Bana hep sen İstanbul'da mı doğdun, sanki farklı bir ülkeden misin nereden geldin derlerdi. Farklı tarzımdan sanırım. Özdemir Altan atölyesindeydim ve benim kreatifliğimi, çocuksu ruhumu, özgünlüğümü, heyecanımı yok edecek bir yönlendirme ile karşılaşmadım. Eğitim yaşamım boyunca ve tam tersi bendeki orijin, özgün yetiyi ortaya çıkaracak yönde destek gördüm. Unutmadığım bir olayı size aktarmak istiyorum. Öğrenciyken sanırım son sınıftaydım. Hocam Profesör Özdemir Altan, okulumuzun Almanya'daki sergi organizasyonu ile ilgili görüşmelerde bulunmak için Almanya'ya gitmişti. Almanya'da Modern Sanatlar Müzesi'nde gördüğü Penk ile ilgi kurduğunu ve tarzlarımızı çok yakın bulduğunu ifade etti. Beni de okulum sergi için Almanya'ya götürdü. Sanki Penk ile aynı kültürlerde, aynı coğrafyada yaşamış gibi kendime çok yakın hissettim hala da çok severim onun tarzını. Yunuslarla ilgin, yakınlığın nasıl oluşmuştu Gülaycığım? Eserlerine de yansımıştı bu güzellikler. Yunuslara, balinalara ilgim hep vardı. Onlarla ilgili çok yayınlar okuyor ve videolar izliyordum. Çeşitli balina ve yunusları koruma ve izleme kuruluşlarına üye olmuştum. Bana hep dökümanlar yolluyorlardı benimle araştırmalarını bile paylaşıyorlardı. Balina ve Yunusların iletişim ve sevgi dilini kendi resim dilim ile ifade etme isteği, 1996 yılında oluştu ve o ilk 1997 yılında Artemis Sanat Galerisi'nde, onların seslerini dinleyerek de şifre ettiğim resimlerinden oluşan bir seçkiyi sergiledim ve fonda da balina sesleri vardı. Aynı yıl performanslar da yaptım. Balina seslerini dinleyerek, aynı anda dillerini görsel simgelere, resim diline dönüştürüyordum. Bu şekilde gelişti. Daha sonra 2006 yılında yine balinalarla ilgili sergi açtım New York Broadway Galeride ve sergi gelirini NE Balina ve Yunusları Koruma Derneği'ne bağışladım. Daha sonra da derneğin başkanı Taffy Williams ile Cape Cod'da balina gözlem turlarına katıldım. Bu benim yaşamımda hiç unutamayacağım tatlarda, tarifi mümkün olmayan bir mutlulukta bir deneyim olmuştur. Balinalara o kadar yakındım ki dokunabileceğim uzaklıkta olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Teknede bile hep onların resimlerini çizmiştim. Tafi ile bu yaz tekrar katılmayı planlıyoruz. Sayısız açmış olduğun sergilerin yurt içi ve yurt dışında, özellikle de canlı performans sergilediğin ve katılımın olduğu sergiler çok beğeniliyor. Sen en çok hangi serginden memnun kaldın? Ben de interaktif ve halkın da katıldığı projelerimden çok mutlu oluyorum. Eylül ayında NEC Times Suare'de halka açık bir performans yaptım. İnsanlar çok ilgili ve katılımcıydı. Aynı gün Certal Park'ta da performansım oldu. John Lennon anısına Central Park'ta onun şarkısının isminin konuldu Strawberry Fields Meydanı'nda bir performans yaptım. Tüm Lennon severleri de katıldı. Çok duygulandım. Zaten Lennon'un çok ünlü bir ressam olan Eşi Yoko Ono ile de sürekli yazışıyoruz ve London Design Museum'da gerçekleştireceğim sergim için yine kendisinden katılım rica ettim. Her zaman bana projelerimi destekler mesajlar yollamıştır, yine yollayacağını belirten mesaj aldım çok mutlu oldum. Geçen yıl Roma sergimde de bana Hayal Oda kurulumum için tüm dünyaya hayal odam ve sevgi mesajların yayılsın şeklinde güzel sözler iletmişti. Bu arada geçen yıl Roma'daki sergime de ilgi çok yoğundu. Vatikan Büyükelçimiz Kenan Gürsoy da sergime katılmış, çok ilgilenmişti. Geçen ay, Venedik sergimde 150 yıllık tarihi bir galeride oldu ve galeri penceresinden 20 metrelik ipek resmimi sarkıtmam çok ilgi buldu. Sanatçı olmak isteyen gençlere neler önerirsin? Çok özgün ve kendileri gibi içten olmalarını, sürekli araştırmalarını, yeni eğilimleri takip etmelerini, dünyaya açık geniş vizyon sahibi olmalarını, yeni eğilimlerden, denemelerden kaçınmamalarını ve hep atılımcı, cesur olmalarını öneririm. Kararlı, cesur ve yenilikçi olmaları onları her zaman ileriye yöneltir. Eğer dünyaya açılmak istiyorlarsa, yabancı dil sorunlarını da mutlaka halletmeleri gerekiyor. Ekip olarak Promedia'da da harika işler çıkarıyorsunuz. Ekipteki tüm arkadaşları çok seviyorum. İş disiplinlerine, enerjilerine hayranım. Neler yapıyorsunuz bu bünyede ve başarının sırrı ne? Promedia ile büyüdüm ben ve Promedia da bizimle büyüdü. Ekibimizde kardeşim ve ortaklarımız ile 20 yıldır birlikte çalışmaktayız. 20'li yaşlardaydık bu işe başladığımızda sen de biliyorsun. Şu anda da gerçi kendimizi çok genç hissediyoruz ama artık çok genç. Yine bizlerle çok uyumlu bir ekibimiz var. İlk başladığımızda 5-6 kişiydik. Şimdi büyüdük ama hala o sıcak aile şirketi özelliğimizi kaybetmedik. Sadece daha büyük bir aile olduk. Yani kurumsallaşsak da o aile yapımızı korumayı başardık sanırım. Herkes işinde profesyonel ve herkesin kendi derinleştiği alan ve kendi inisiyatifleri var. Özellikle son dönemlerde IT sektöründen çok ilgi ve talep var. Bu konu benim bilgi deneyim alanlarımın dışında ama ekipte bu alanda eğitim almış harika arkadaşlarımız var. Bu işler onların kontrolünde devam ediyor. Yeni yıl dileklerin, projelerin neler? Yeni yıldan ben çok umutluyum. Sanki 2013 yılında tüm yarım kalan işler tamamlanacak ve yarım kalan hayaller gerçek olacak gibi hissediyorum ve öyle olmasını diliyorum. Yani her anlamda tamamlanma yılı olacak. Benim 2013 yılının Şubat ayında, 14 Şubat sevgililer gününe denk getirmeye çalıştığımız bir sergimiz olacak. London Design Museum'da Ben, dünyaca ünlü tasarımcı Messam Emre Ertürk ve yine dünyanın önemli müzelerinde eserleri bulunan Yılmaz Zenger ile şu anda bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu arada özellikle İtalya ve NEC olmak üzere çok iyi öneriler ve davetler alıyorum. Hepsini değerlendirmek istiyorum. Fundacığım, 2013 yılında yurt dışında gerçekleştireceğim bir sergime birlikte gideriz diye ümit ediyorum. Şu anda da zaten İtalyan Ara Expo organizasyonu ile açılan Kimlikler İstanbul sergisinde çok boyutlu heykellerimiz yer almakta. Avantgarde Otel'de 23 Aralık'ta kadar görülebilir. Serap Duygulu, şahane psikolog sosyolog. Serap Hanım ile yıllar önce önce Vatan Gazetemiz ve Papatya Dergimiz aracılığıyla tanıştım ve çok sevdim. Kendisi hepinizin bildiği gibi psikolog, çok tatlı, sizi hemen sakinleştiren, mantıklı, örneklerle donatılmış akılcı konuşmaları, pozitif enerjisi ve gülen yüzüyle sizi rahatlatıyor. Apatya dergimizde de yazıları ilgiyle takip edilmiş, oldukça talep görmüştü. Dergimizin bürosunda anneler, çocukları ve Serap Hanım ile buluşup sohbet etmiştik. Çocukları ayrı bir odada güle oynaya resimler yaptılar, biz annelerle çayımızı içtik sonra Serap Hanım, resimleri yorumladı ve psikoanalizini yaptı, herkes bayıldı, çok şey öğrendi. Dostlar, Serap Hanım çok çalışkan, arı gibi, Ataköy'de Özgür Bilge Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin sahibi, kurucusu, merkezinde bire bir danışmanlık veriyor ve birçok eğitim merkezlerinde çeşitli okullarda, belediyelerde seminerler verdi. Pek çok kanaldaki programlara katıldı, kendi programını hazırlayıp sundu, Hürriyet Gazetesi web sitesi, Anneyiz Biz, Bebeğim ve Biz, Anne Bebek ve daha pek çok yayın organında internette, yazılarına devam etmektedir. Kendisini çok seviyorum. Akıllı kadınları, çalışkan, üreten, sürekli yenilikler peşinde ve projeler yaratan kadınları takdir ediyor, destekliyor ve seviyorum. Serap Hanım hep ilklerin öncüsü olmuştur. Yeni projesi de engellilerle ilgili. Bu konuda kendisiyle konuşmak istedik. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiğim programlarıma katıldı. Hep sağ olsun ve beni çok başarılı bulduğunu her zaman dile getirip onur etmiştir. Anneliğimi de çok beğenir. Hayat yolunda şahane bir rehber dostur benim için. En son düzenlediğim Anneler Günü'nde Down sendromlu çocuklar yararına olan toplantıda müthiş bir konuşma yapmıştı. Ben de onun her etkinliğinde yanında olmak için koşmuşumdur. Hatırnaz, vefalı bir insandır. Kendisini çok seviyorum. Aynı frekansta olduğum, yapıcı, üretken, akıllı, çalışkan, başarılı kadınlarımdan. Serap Hanımcığım, herkes sizi tanıyor, özellikle de medyadan ama sizin ağzınızdan sizi tanıyabilir miyiz? Kariyer planlamanız, kurumunuz ve sizin yolculuğunuza dair anlatımlarınızı öğrenmek istiyoruz. Yazılarımı, yaptıklarımı, nerede olduğumu hem web sitelerimden hem de yazılarımı paylaştığım platformlardan okuyabilir, görebilirsiniz. Ancak ailem ve çocuklarımla olan hayatımı mümkün olduğunca özel yaşamaya çalışıyorum. Dolayısıyla özel hayat özeldir, özel yaşanmalıdır diye düşünüyorum. İnsanlarla beraber olmak zaten işimin parçası ama insanlara dönük olmak yapımda da var. Seviyorum paylaşmayı, birikimlerimi aktarmayı, dinlemeyi, yol göstermeyi. Aldığım farklı akademik eğitimlerin de bunda büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Önce Türk dili eğitimi aldım. Sonra kamu yönetimi ve psikoloji geldi. Son olarak da sosyoloji eğitimim var. Şimdi de psikoloji doktorası başlıyor. Eğitim hayat boyu sürecek bir yolculuk. Hiç kimse tamam, bu son olsun dememeli. Eğitimde son yoktur, olmamalıdır. Ben sizi tanıdığımdan itibaren her görüşmemiz, konuşmamız heyecan dolu. Çünkü hep yeni projeler var. Daima da olur inşallah. Ben de sizin gibiyim, sohbetlerimiz hep uzuyor. Aslında bundan çok memnunum. Bilgilerinizden faydalanıyorum. Serap Hanımcığım, en son projeniz nedir? Tek bir proje yok aslında, birçok proje var. Daha dün hiç tanımadığım bir hanımla bir proje üzerine konuştuk. Kayıp çocuklar üzerine duyarlı insanları bir araya getirmek ve kayıpların olabilecek en kısa sürede duyurulmasını ve bulunmasını sağlamak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istiyoruz. Bir diğer projeki burada da aktif olarak yer almak istiyorum. Genetik bir hastalık var. Aslında çok yaygın ama çok bilinmiyor. Ben bu konu hakkında Hürriyet Aile web sitesindeki köşemde yazdım da. Hastalığın adı nörofibromatozis, Kısaca NF olarak biliniyor ve en çok rastlanan iki türü var. NF1 ve NF2. Bu hastalığa sahip bireyler ya da çocukları olan aileler dernekleştiler ve ben de derneğin üyesiyim. Eylül ayı başında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde uluslararası bir kongre düzenlendi. Ben de Türkiye'den katılan tek psikolog konuşmacı olarak yer aldım. Şu anda da Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bu hastalığın tanı ve tedavisinde uzman hekimlerin yer alacağı bir klinik kurulması çalışmaları var. Mümkün olduğunca hastalığı tanıtmak ve ihtiyacı olan ailelere yardım eli uzatmak gerekiyor. İnsanlarımızın bilinçlenmesi yazılı ve görsel basında bu amaçla haberler yapılmasını, bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın da konuyu önemli bir sağlık sorunu olarak görmesini ve yapılan harcamanın da devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Son olarak da stres üzerine bir kitap yazdım, basım aşamasında. Sanırım bir iki aya kadar raflarda olacak. Strese farklı bir bakış getirdiğim ilginç bir kitap oldu. Serap Hanımcığım, siz yüksek lisans bitirme tezi olarak afazi hastası yakınlarında depresyon ve olumsuz otomatik düşünceler konulu bir çalışma hazırlamıştınız. Bu konudaki ilk ve tek psikolojik araştırma çalışması sanırım ve sizin ne kadar duyarlı bir insan olduğunuzu anlatıyor. Bir hastalık zaten çok kötüdür, acı verir ve onun yanındakileri de çok olumsuz etkiler, etkilememesi mümkün değil. Gerçekten bu çalışmanız çok önemli, tebrik ediyorum. Konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Afazi, beyin kanamalarına bağlı olarak gelişen konuşma bozukluklarının genel adıdır. İster bir kaza, ister bir kanamaya bağlı olsun, sonuçta beynin kan altında kalan bölgelerindeki oksijensizlik durumunda o bölgedeki hücreler ölüyor ve maalesef genellikle fiziksel sorunlarla beraber konuşma bozuklukları da ortaya çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz en önemli iletişim aracımız değil, ve bu sorunu yaşayan insanlar bu en önemli iletişim aracından yoksunlar. Bu tabii müthiş bir psikolojik yıkım da getirebiliyor. Hem hastada hem de o hastaya bakmak durumunda olan yakınlarında ciddi sıkıntılar baş gösterebiliyor. Çok fazla öfke ve kızgınlık geliştiriyorlar. Üstelik afazi ya da beyin kanaması her yaşta, her cinsiyette, her eğitim ve kültür düzeyindeki insanın başına gelebilecek bir durum hayatımızın birkaç damarı tıkayabilecek minicik pıhtılara bağlı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ve ne gariptir ki birçok hastalığın derneği, vakıf yapılanması varken bu kadar insanı etkileyen bir sorun hakkında henüz hiçbir kurumsal yapılaşma yok. Ben de hazırladığım projede afazi hastalarının yakınlarındaki depresyonu konu aldım. Yorucu ama çok önemli ve yararlı bir çalışmaydı. Tez danışmanım sevgili hocam, Profesör Öget Öktem'den o kadar çok şey öğrendim ki dil ile tarifi mümkün değil. Günümüzde kadın erkek, aile, genç mebeveyn ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bire bir işin içindesiniz, sizin gözlemleriniz önemli bizler için, paylaşır mısınız bilgilerinizi? Günümüzde daha önceden adını bilmediğimiz o kadar çok şeyle tanıştık ki anlamakta açıklamakta kolay değil. Çalışan kadın sendromundan tutun, Yaygın gelişimsel bozukluğa kadar pek çok sorun var gündemimizde. Hem anne babaların hem de gençlerin kafaları çok karışık. Asıl biz anne babaların ara kuşak olduğumuzu düşünüyorum ben. Düşünsenize, evimize sabit telefon alabilmek için yıllarca beklediğimiz günlerden, sıradan bir elektronik marketten çok gelişmiş bir elektronik alet aldığımız günlere geldik. Ve telefon işlevi bu aletin yapabildiği en basit işlem. İnternet denen kocaman ama sanal bir dünyamız var artık. Her şeyimizi paylaşıyor, her şeyimizi bu dünyadan satın alıyoruz. Sanal dünyaya o kadar daldık ki gerçek dünyadan koptuk epeyce. Sokaklarımızı, mahallelerimizi, komşularımızı da kaybettik. Kocaman bir kültürü kaybettik aslında içinde dostluklarımızın olduğu. Bütün dünya kocaman bir ev gibi, dünyanın öbür ucunda ne varsa aynı anda burada da görüyor, duyuyor, biliyoruz. Bütün bu karmaşa içinde sağlıklı bir ilişki yürütmek, çocuk yetiştirmek kolay değil. Çünkü çocuklar bu çağın bireyleriyken, biz ebeveynler, bir ayağı gelenekselde kalmış, bir ayağını modern hayata atmış, ikisi arasında denge kurmaya çalışmaktan yorgun düşmüş durumdayız. Kafamız karma karışık. Yeni çağ akımlarına göre çocuk yetiştirmek isterken, sınırları doğru çizmek konusunda bocalıyoruz. Kendi anne babalarımızdan öğrendiklerimizi uygulamak istesek geri kalmışlıkla suçlanıyoruz. Arada kaldık açıkçası. O nedenledir ki psikologlar, psikiyatr ve danışmanlar, son 10 yılın kapısı en çok çalınan uzmanları oldular. Çocuklarım hayatimin ışıkları. Siz aynı zamanda iki çocuğu olan bir annesiniz, çocuklarınızla ilişkiniz nasıl? bizler de sizden feyza alarak özellikle ergenlere nasıl davranmalıyız? Sorunlar nasıl aşılmalı? Çocuklarım hayatımın ışıkları, ben de onlarla öğreniyorum pek çok şeyi. Malumunuz hiçbir çocuk, kullanım kılavuzu ile gelmiyor dünyaya. Siz çocuğunuzu büyütürken, aslında onunla bir kez daha duyuyorsunuz. Hatta her çocukla ayrı ayrı büyüyorsunuz. Eskiden her 10 yıl bir nesil, bir kuşak kabul edilirdi ama artık bu da değişti. Neredeyse her 5 yılda yeni bir nesil yetişiyor. Dolayısıyla bu kadar hızla büyüyüp gelişen çocuklara yetişmek kolay değil. Ben tüm anne babalara bütün gelişmeleri, özellikle bütün teknik gelişmeleri takip etmesini öneriyorum. Özellikle çok iyi bilgisayar kullanabilmeleri gerekiyor. Çocukların konuştuğu dili anlamak gerek. Bunun yolu da onların ilgi alanlarını bilmek, tanımak ve bilgi sahibi olabilmekten geçer. Çocuklar bizim genlerimizi taşırlar ama kendi kişilikleriyle doğarlar, unutmayalım. Biz anne babalarda kişiliklerine ve yeteneklerine uygun eğitimlerle onların gelişimlerini desteklemek ve büyüme süreçlerinde rehberlik etmek durumundayız. Önerileriniz neler okurlarımıza, yeni yılla ilgili dilekleriniz, projeleriniz neler? Teşekkürler. Genellikle her iki eşinde çalıştığı aileler olduk. Dolayısıyla bir araya geldiğimiz akşamlar ve hafta sonları çok önemli. Mümkün olduğunca birbirimizle vakit geçirmeye özen göstermek gerek. Özellikle çocukların bize, bizden görecekleri ilgi ve sevgiye çok ihtiyaçları var. İşlerimizin çokluğu ve yoğunluğu yavrularımızın sorunu değil. Sorumluluğu da onlara yüklemeden, Beraber zaman geçirmek için fırsatlar yaratmak gerekir. Yeni yıla yaklaştığımız günlerde belki bu yeni yılı yenilenmek, güçlenmek ve kendimizi tamamlamak için bir şans olarak görmek ve değerlendirmek daha güzel olur. Hepimiz anne babayız, birilerinin kızı, oğlu, kardeşi, çalışanı, eşiyiz. Ama önce kendimiz olabilmeliyiz. Kendimiz olmayı başaramadan olmaya çalışacağımız her kimlik eğreti duracaktır. O nedenle ben herkese önce kendinizi tamamlayın diyorum. Yapmak istedikleriniz için zaman yaratın. Kendinize hobiler yaratın. Spor olabilir, bir sanat çalışması olabilir. Her ne olursa olsun yeter ki yapmaktan mutlu olacağınız, sizi geliştirecek bir etkinlik olsun. Yapın, ne kadar yararlı olduğunu göreceksiniz. Mutlu bir birey olmadan ne kendimize ne başkalarına ne de yavrularımıza mutluluk veremeyiz. Ben, yeni yılın hem insanlarımız için, hem ülkemiz için hem de tüm dünya insanları için huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Umuyorum ki savaşsız, güvenli ve barış dolu bir dünyaya kavuşabiliriz. Haluk Saçaklı ile Sağlıklı Yaşam Haluk Saçaklı ile Papatya dergimizin ilk yıllarından itibaren tanışıyoruz. 15 yılı aşıyordur çok iyi yürekli bir insan, iş disiplinine hayranım, müthiş titiz bu konuda. Önce Vatan gazetemizde de yazılarına daima devam etti, dergimizde olduğu gibi, organizasyonlarımıza, etkinliklerimize hep katıldı destek oldu sağ olsun, televizyon programlarımda da aynı, halkımızı bilinçlendirmek için beraber çalıştık. Doçent Doktor Haluk Saçaklı Kaliteli Yaşam ve Bilim Doktoru, Gelişim Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, kitaplar yazdı, işiyle ilgili hiç durmadan üretmeye devam ediyor. Ünlü sanatçılar, kişiler danışanları ve işinde çok başarılı. Sağlıklı beslenmeyi de sizi dengeli besleyerek, sporu da ihmal etmeden elbette, nasıl sağlıklı yaşarız, I öğretiyor, sosyal medyada da videolarında ayrıntılı izleyebilirsiniz. Hocam iyi ki varsınız. Sevgilerimle. Teşekkürler. Benim sağlığımla yakından ilgilendiğiniz ve tüm destekleriniz için de ayrıca çok teşekkürler. Bunca bilgi kirliliğin olduğu günümüzde, iyi ki varsınız hocam. Sevgili okurlarımız, bu sayfada, her hafta sizleri ünlü bir isimle bir araya getirip, hayat kadar dolu, enerjik ve pozitif röportajlarla buluşturacağım inşallah. Kaliteli yaşam koçu ve bilim doktoru Haluk Saçaklı ilk konumuz. Televizyon, dergi, gazete, kitap çalışmalarından ve etkinliklerden kendisi tanıyorsunuz. Özellikle de hem Papatya dergimizde hem de önce Vatan gazetemizde yazılarıyla, yıllarca bizlerle beraber olan, destekleyen, dost yazar isimlerimizden sevgili Haluk Saçaklı. Ben sizin daha yakından tanımanızı ve önerilerinden de yararlanmanızı istedim. Çok keyifli, doyurucu ve yararlı bir röportaj oldu. Kesip saklamak isteyeceğinize eminim bu röportajı. Şişmanlığı artıran, Kötü beslenme, hareketsiz yaşam, kalitesiz uyku ve kontrolsüz stres etkenlerinden kurtulun. Metabolizmamızı hızlandırdığı iddia edilen ilaçlar yerine haftada 2-3 gün 10-15 dakika süreyle direnç egzersizleri yapılmalı. Merhaba Haluk Bey, siz hepimizin tanıdığı önemli, vazgeçilmez bir bilim adamısınız. Biz sizin ağzınızdan sizi tanıyabilir miyiz? 1957 yılında İstanbul'da doğdum. Benim meslek hayatımda ilkler oldukça fazladır. 1979 yılında Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nin ilk mezunlarındanım. Ayrıca akademiden mezun olup ilk yedi asistandan biriyim. Spor Akademisi'ni bitirdikten sonra sağlık bilimlerinde, obezite konusunda master ve doktora yapan ilk ve ne yazık ki tek kişi benim. Bu ilkleri çoğaltmak mümkün. 34 yıllık meslek hayatımda 18 yılı kadrolu, 12 yılı dışarıdan olmak kaydıyla değişik üniversitelerde öğretim görevlisi statüsünde beslenme dersleri verdim. Ayrıca farklı federasyonların eğitim sağlık kurullarında ve antrenörlük kurslarında eğitimci olarak spor beslenmesi konusunda uzun yıllar görev yaptım. Kurucusu olduğum Haluk Saçaklı Kaliteli Yaşam Danışmanlık Merkezi'nde son 4 yılı Bahçeşehir'de olmak üzere 1999 yılından beri görev yapmaktayım. Kalıcı kilo denetimi, kaliteli yaşamı, iş verimini artırmayı, doğru nefes alıp vermeyi ve öğrencilerimizin ders sınav başarılarını artırabilme ile ilgili çalışmalara devam etmekteyim. İlk 1992 yılında, sonuncusu 2013 yılında olmak kaydıyla 9 adet basılmış kitabım var. Sizin araştırmacı, çalışkan ve işinizde ne kadar titiz olduğunuzu şahsen biliyorum. Bu mesleği nasıl seçtiniz ve memnun musunuz? Artı ve eksilerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu mesleği seçmemde çok değerli hocam Profesör Doktor Kutsarp Yener ve master ve doktora danışmanım rahmetli hocam Profesör Doktor Ahmet Hamdi Turgut olmuştur. Meslek ile ilgili hiç eksilerini görmedim. İnsanların kaliteli yaşamlarını ve kalıcı kilolarını gördükçe mutlu oluyorum. Mesleğimde başarılı olmamın nedeni her geçen gün bir gün önceki bilgi düzeyime bir şeyler katmamdan kaynaklanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok araştırmalara bilim adamı olarak imza atmışımdır. Bahçeşehir'de ve Etiler'de danışanlarınızı kabul ediyorsunuz. Prosedür nasıl işliyor? Anlatır mısınız? Kilo verme yöntemimde, sağlıklı ve kaliteli yaşam programlarıyla, kalıcı kilo ile birlikte uzun süre yaşayabilme yöntemlerini öğretiyorum. Beslenme planlarını kişiye özel, 7 farklı yöreye, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu vs. kalori kısıtlaması yapmadan sevdiği yiyeceklere göre kişiye özel hazırlıyorum. Bir takım ölçüm ve testlerden sonra aynı şekilde egzersiz programlarını da kişiye özel hazırlıyorum. Her hafta bir kere kontroller oluyor ve haftanın 5 günü de 30 ar dakika olmak kaydıyla, Sısma Fitness, aletiyle yağların daha kolay yanması için uygulamalar yapılıyor. Arzu edenlere ayda bir kere uzman psikolog denetiminde grup seminerleri yapılıyor. Bu 6 aylık paket dışında A zayıflama programlarımız var. Uzman aşçımız haftanın 7 günü evinizi ziyaret edip benim hazırladığım yemekleri pişirip, hiçbir besin kaybı yaşanmadan hijyenik şartlarda hazırlıyor. Spor eğitmenimiz de haftanın 5 günü evinizde ikişer saat kişiye özel egzersiz yaptırıyor. Uzman psikolog da ayda bir kere yeme bozuklukları ve yeme bağımlılıkları konusunda terapi için evinizi ziyaret ediyor. Kısacası her kesime hitap eden kilo denetim programlarımız uygulama aşamasındadır. Biliyorsunuz, insanlar çok hızlı sonuç almak istiyorlar. Kilit bir nokta vardır. Kilo vermede tam vazgeçme anıdır. O devam etmeleri için danışanlarınızı nasıl yüreklendiriyorsunuz? Mucize bir formül yok değil mi? İlaçlara umut bağlamamak gerekir. Çok kısa zamanda büyük hedefler konulduğunda yanlış yöntemlere kanalize olma riskiniz de artıyor. Ayrıca bu verilen kilolar aynı hızla fazlasıyla geri dönüyor. Aynı kiloya gelseniz bile kas kaybından dolayı yağ yüzdeniz daha çok artmış görünüyor. Hızlı kilo kayıpları vücudunuzdaki tüm dengenizi de bozar. Vazgeçme anını, oto kontrol ve bunun bir zayıflama programından ziyade yaşam programı düşüncesini ön plana çıkardığımızda atlatabiliyoruz. Doğal ya da bitkisel olduğu söylenen zayıflama ilaçları ne yazık ki her zaman gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bu ürünlerin çoğu gerektiği şekilde bilimsel analizlerden geçmiyor. Bu yüzden güvenilirlikleri ve etkinlikleri kanıtlanmamıştır. Bu ürünleri çoğu yararsız bir kısmı da zararlıdır. Bunlar yağlarınızı azaltmaz ama doğrusunu isterseniz cüzdanınızdaki paralarınızı azaltır. Çözüm. İşte azalttığı söylenen ilaçlar yerine yavaş yemeli ve sindirim işlemini ağızda başlatmalıyız. Metabolizmamızı hızlandırdığı iddia edilen ilaçlar yerine haftada 2-3 gün 10-15 dakika süreyle direnç egzersizleri yapmalıyız. Yağların sindirilemeden bağırsaklardan atıldığı söylenilen ilaçlar yerine her gün 10 bin adım atmalıyız. Ülkemizde ve dünyada obezite yaygınlaşıyor, siz her zaman bunun bir kader olmadığını, dengeli ve sağlıklı beslenmenin, düzenli egzersizlerin bir yaşam şekli olması gerektiğini vurguluyorsunuz yeterince uygulanmıyor sanırım. Neler söyleyeceksiniz? Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada obezite çok hızlı yayılmaktadır. Ama şu gerçeği de asla unutmayınız ki diğer bazı hastalıklar gibi şişmanlık bulaşıcı değildir. Eğer öyle olsaydı bugün dünyada çığ gibi büyüyen obezite tüm insanları obez yapardı. Siz, siz olun şişmanlığı artıran kötü beslenme, hareketsiz yaşam Kalitesiz uyku ve kontrolsüz stres etkenlerini çözüp bir yaşam biçimine dönüştürdüğünüz sürece şişmanlık sorun olmayacaktır. Kilo vermek, daha sağlıklı olmak, kaliteli yaşamak. Bunlar hepimizin istediği ama bazen başaramadığı hedeflerdir. Olaya yapabilirim ve yapmak istiyorum kararlılığı ile başlamalısınız. Büyük hedefler yerine küçük hedeflerle başlamak en doğrusudur. Eğer istediğiniz hedeflere ulaşamıyorsanız Beni istediğim sonuçlardan alıkoyan ne sorusunun cevabını arayın. Önemli olan nerede yanlış yaptığınız değil, daha nelere ihtiyacınız olduğu ve daha neleri yapmanız gerektiğidir. Vücut kitle endeksinizi nasıl hesaplayacağınızı ve sağlıklı beslenme yöntemlerini haftaya cumartesi kaçırmayın. Metabolizmamızı hızlandırdığı iddia edilen ilaçlar yerine haftada 2-3 gün 10-15 dakika süreyle direnç egzersizleri yapılmalı şişmanlığı artıran, kötü beslenme, hareketsiz yaşam, kalitesiz uyku ve kontrolsüz stres etkenlerinden kurtulun. Prof. Doktor, Sırrı Bektaş, Muhteşem Çocuk Doktoru Sırrı Bektaş deyince aklıma ünlü bir tıp doktorunun yanında, daima gülen yüzü, tatlı dili, sıcak yaklaşımları geliyor. Kendisi 20 yıldır bizim doktorumuz, ailemizin büyüğü artık, her konuda mutlaka danışır, fikrini alırım, çünkü hep isabetlidir kararları, onu çok seviyor ve güveniyoruz. Sırrı Bey, iki çocuğumu da büyütürken destek olmanın yanında, Papatya dergimizde, önce Vatan gazetemizde her zaman yazılarıyla yanımızda yer aldı. Vatan TV'de Papatyalı Sabahlar programıma konuk oldu, daha sonra hazırlayıp sunduğum Sağlıklı Papatyalar programına da katıldı, diğer kanalda, AVM'lerde düzenlediğim etkinliklerde söyleşilerimize katıldı, sağ olsun yıllar sonra tekrar Profesör Doktor Sırrı Bektaş ile hem sımsıcıcık hem de yararlı bilgiler aktaracağımız güzel röportaja buyurun. Çocuklarımın ikisi de boyumu geçti çok şükür sağlıkla büyütmemde rehber olduğu, güler yüzü ve tecrübesiyle hep sakin kalmamı sağladığı için, dostluğu için müteşekkirim. İyi ki varsınız hocam. Sayın Sırrı Bektaş, sizi herkes medya aracılığıyla, çalışmalarınızla tanıyor, hastalarınız binlerce ve siz her birini takip ediyorsunuz, bir de sizin ağzınızdan sizi dinleyebilir miyiz? Önce kısaca özgeçmişimi anlatayım. 1972 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını aldım. Fransa, Almanya ve Kanada üniversite hastanelerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerinde doçentlik çalışması ve araştırmalarda bulundum. 1981 yılında doçentlik, 1986 yılında profesörlük unvanlarını aldım. Akdeniz Üniversitesi, Fırat Üniversitesi İnternatonal ve Memorial Hastanelerinde Çocuk Kliniği Direktörlüğü yaptım. 1994 yılından beri ise Ataköy'de özel muayenehanemde çocuk hastalarıma bakmayı sürdürüyorum. Bu sene pediatride 42 yılımı doldurdum çok sevdiğim bu mesleğe henüz yeni başlamış gibi çalışmalarımı sürdürüyorum. Sırrı Bektaş, bu derin bilgi birikimini, tecrübelerinizi hastalara nasıl aktarıyorsunuz, size gelen bir hasta nasıl huzurla ve rahat ayrılıyor yanınızdan. Biz hep öyleydik. Çocuk büyütmek, iyi ve sağlıklı gelişmesini sağlamak, hem anne baba hem de onun doktoru için çok önemlidir. Bebekler daha annelerinin karnında iken çocuk doktorunun bilgilendirilmesi, çocukların doğumdan sonra sağlıklı büyüme ve gelişmelerinde çok önemlidir. Doğumdan sonra ilk 6 ayda her ay muayene edilen çocukların boy, kilo, baş çevresi, beslenmesi, aşıları ve çok iyi muayeneden geçirilmesi, bazı önlenebilir ve tam tedavi edilebilir hastalıkların erken tespiti bakımından çok önemlidir çocuk doktorluğunda güler yüz, samimiyet, alçak gönüllülük ve empati yeteneği temel özelliklerdendir. Anne babalar dikkatle dinlenmeli, onlar sade ve açık bir dille bilgilendirilmelidir. Çocuk doktoru, çocuklara, kendi çocuğu ve torununa nasıl davranıyor ve yaklaşımda bulunuyorsa aynısını tüm çocuklara da göstermelidir. Biz buna empati diyoruz. Tüm bunlara rağmen tüm anne ve babaları memnun etmek mümkün olmayabilir. Bu durum aslında tüm insani ilişkilerde de böyledir. Sırrı Bey, hasta kabul yaş aralığınız yeni doğan, 18 yaş mı? Tam takip ediyorsunuz değil mi aşılarından tutun da psikolojik desteğe kadar? Ben muayenehanemde 0-18 yaş grubunda tüm çocuk ve adolesan grubuna bakıyorum. Onların fiziksel, psikolojik, sosyal her türlü sorunlarıyla ilgileniyorum. Daha çok anne sütü, aşılar, düzenli ve sağlıklı beslenme gibi koruyucu hekimliğe önem veriyorum. Çocuk doktoru aslında aile hekimi gibi oluyor. Aileler aslında tüm sağlık sorunlarını bizlere anlatırlar. Güvenleri tamdır. Sizi telaşla arayan annelere nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Diyelim çocuk hastalıklarından biri bulaştı, anne anlamadan yanlış tedaviyi uygulamaması için nasıl yönlendiriyorsunuz? Çocuk doktorluğu aslında acil doktoru gibidir. Aileler çocuklarının en küçük veya önemsiz bir sorununu bile acil olarak kabul eder ve doktoruna hemen ulaşmak ister. Aslında bu durumu doğal karşılamak gerekir. Onlara anlayışla yaklaşmak, her sorusunu yanıtlamak önemlidir. Ateşli havale, yanma, zehirlenme, ağır ishal, zatürre gibi durumlar gerçekten acil olup bu durumda hasta yakınlarına daha özel ilgi ve yakınlık gösterilmelidir. Yapılacak tedavi yaklaşımlar iyice anlatılmalıdır. Yakın ilgi ve destek tedavi kadar önemlidir. En çok bizleri yoran beta virüsü, yaz ishali, en önemlisi de bağışıklık sisteminin zayıflığı konusunda neler söylersiniz? Önerileriniz neler? Çocuklarda beta enfeksiyonu adını verdiğimiz çok önemli bir bakteri hastalığı vardır ki çok iyi tedavi edilmelidir. Çünkü bu mikrop iyi ve uygun tedavi edilmezse romatizma, kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi ağır sorunlar ortaya çıkabilir. Beta enfeksiyonları uygun antibiyotikle tedavi edilir. Yaz ishalleri çoğunlukla virüsler tarafından ortaya çıkar çok sık, yumuşak veya su gibi dışkılama, ateş, kusma ve sıvı elektrolit kaybı ile kendini gösterir. Bol sıvı ve püre desteği ile kendiliğinden iyileşir. Genellikle ilaca gerek duyulmaz. Bağışıklık sistemi çocukları enfeksiyonlara, alerjik ve tümöral hastalıklara karşı korumada çok önemlidir. Bağışıklık sistemi zayıf çocuklar hemen her ay hastalanırlar. Basit enfeksiyon hastalıkları bu çocuklarda ağır seyredebilir. Şüphe durumunda bağışıklık testleri yapılıp kesin tanık olmalıdır. Siz çok çalışkan bir insansınız, dünyadaki gelişmeleri de sürekli izliyorsunuz, bir gününüz nasıl geçiyor, ailenize zaman ayırabiliyor musunuz? Ben haftanın 6 günü sabah 6'da kalkarım, banyo ve kahvaltıdan sonra yürüyerek muayenehaneme giderim. Asansör kullanmam dönerken de yürürüm. İş dönüşü oturduğum site havuzunda yüzerim. Muayenehanemde her gün 10 saat nonstop çalışırım. Bu 10 saat içinde randevulu hastalarıma bakar, tıbbi okumalarımı yapar, son gelişmeleri izler, çeşitli dergilere yazılarımı yazarım. Hafta sonları sanatsal ve kültürel aktivitelere katılırım. Okumayı ve müzik dinlemeyi severim. Bağlama, tambur ve ney'i amatörce çalarım. Akşam saatlerinde mesleki toplantılarım olursa katılırım. Yayınlanmış kitaplarınız da var, yeni projeleriniz nelerdir? Çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine anne babalar için hazırladığım bir kitabın basım için hazırlanıyor. Duygusal bir insansınız, sanatçı yönünüz de var, bağlama çaldığınızı biliyoruz, bilinmez yönlerinizi de anlatır mısınız? Müzik dışında felsefi kitapları okumayı ve bu konuda yapılan toplantıları severim. Katılmaktan zevk alırım. Önce Vatan gazetesi okurlarına, annelere, babalara, gençlere, çocuklara bizlere neler söylemek istersiniz? Önce Vatan gazetesinin yayın içeriğini ve seçilmiş yazıları çok beğendiğimi söylemeliyim. Ben de zaman zaman yazı göndermekten çok zevk alıyorum. Size, tüm ailenize ve Önce Vatan okurlarına en iyi dileklerimi iletirim. Çok teşekkürler, sevgiler, saygılar. Necati Aydın, Aydın Tarihçi Bahçeşehir Üniversitesi'nde tanıdığımız, güler yüzlü bakışlarıyla, ağırbaşlı, babacan tavırlarıyla, zeki yaklaşımları, engin kültürü, başarılı ve oldukça donanımlı kariyeriyle, alışıla gelmiş yönetici kalıbının çok dışında olan saygıdeğer Necati Aydın'ı, tüm yeni ve eski öğrencileri gibi çok sevdik. Derslerine girmek ayrı bir keyif ve şans. Necati Aydın'ı BAO mezunları gidip sık sık ziyaret ediyor çünkü çok sevilen bir öğretim görevlisi ve yönetici, büyük de büyük, küçük de küçük olmasını biliyor, dostça yaklaşıyor öğrencilerine. Aynı zamanda, önce Vatan Gazetemizin köşe yazarı, seçtiği özenli konularla, toplumun nabzını tutan ve tarih bilgisinden yararlandığımız Necati Aydın tam bir beyefendi. BAU MEO Müdür Yardımcısı Sayın Necati Aydın'ı daha yakından tanıyacağımız röportaja buyurun. Önce Vatan gazetemizin yazarlarından hocamızın öğrencisi olan oğlum Mert Erman'a gösterdiği yakınlık, bizlere Engin tecrübesiyle destek olması hayatımızda önemli yer alır çok teşekkürler. Aile dostumuzdur, iyi ki varsınız hocam, sağlıkla nice yıllara inşallah. Bahçeşehir Üniversitesi MEO Müdür Yardımcısı, Sevilen Yönetici ve Eğitimci, Sayın Necati Aydın, sizi, sizden dinleyebilir miyiz? Necati Aydın Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte dünyanın da sayılı ve saygın bir üniversitesi olan Bahçeşehir Üniversitesi gibi bir kurumda olması şüphesiz ki benim için büyük bir onurdur. Sevilip sayılmama gelince hiç abartmadan ve net olarak söyleyeyim ki sevilen birisi olmam, Planta derindeki öğrencilerimin ve mezunlarımın sevgisidir, saygısıdır. Sevmek ve sevilmek için ne diyordu büyük ozan Aşık Beysel, Bu bendeki aşk olmasa, o sendeki güzellik on para etmez. Yani insana insan yerine koyan ve başarılı olmasına neden olan inanın ki yine insan sevgisidir ve insanlığa hizmettir. İşte ben de diyorum ki hayatının her evresini sadece ve sadece insana hizmet ve insan sevgisi için birisidir. Uzun sözüm kısası yürürken arkasındaki insanın kendisinin ayağına bastığı zaman bile affedersiniz hızlı yürüyemedim, sizden özür diliyorum diyendir. Çünkü yaşamı sadece kendisine verilen bir değer değil de önce Allah'a ve sonra insanlığa hizmet etmek için kabul edendir. Tarihçi Necati Aydın'a gelirsek, Osmanlı'nın kayı boyunun ilk yaşadığı yer olan Caber Kalesi'ne 0 kilometre ve de aynı zamanda bütün uygarlıkların geçiş noktasındaki Urfa'nın Birecik ilçesinin Latince ismiyle Apemia'da Karşıyaka, yani Zeugma tarihi kentinin karşısında dolmuştur. Yani neresinden bakarsanız bakın Necati Aydın, tarihin binlerce yıllık yerleşim birimlerinin var olduğu yerlerde doğmuş, büyümüş birisidir. Çalışmayı seven, disiplinli, hoşgörüsünden asla sapmayan ve de her gün üniversiteye gelirken göreve başladığı ilk günün heyecanını yaşayan ama yılların tecrübesini de insan için kullanan birisidir. Eğitimci kimliğiniz mi idarecilik mi size daha çok hitap ediyor? Tarihçi kimliğiniz mi daha baskın? Eğitimci kimliği olmaz ise tarihçi kimliğinden bahsetmek zaten mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin aldığı eğitimin sonucunda branşlaşma olur. Bu branşlaşma tercihi bende tarihe yönelmiştir. Hatta deyim yerindeyse beynimin sol lobu hep tarihe çalışmıştır. Neden derseniz aslında ben lisede sayısal çıkışlıyımdır. Gerek yaşadığım yöredeki tarihsel alanlarda aldığım has ve gerekse buralardaki kültürlerin ve folklorun güzelliği gerekse küçük yaşlarda dedemin bana okuttuğu Battal Gazi Cengi, Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını anlatan Hayber Kalesi ve benzeri destanları okutması, tarihi sevmeme ve seçmeme en büyük etken olmuştur diyebilirim. Kısacası eğitim ve tarihçilik en öndedir. Bunlar benim yıllarca verdiğim emeğin ürünü olarak benim aldığım ummanlardır fakat idarecilik ise artı olarak bana verilen bir görevdir. Bu görevi de hakkıyla seve seve yapmaya çalışıyorum. Türkler Ermeni soykayrımı yapmıştır, demiştiniz, bu konuyla ilgili panelde de konuştunuz, Türklerin Ermeni soykırımı yapmadığına dair kitapta yazdınız, neler söyleyeceksiniz, nasıl tepkiler aldınız? Türk milleti bin yıllar boyunca kendi kurduğu devletlerin yönetiminde yaşayan azınlıklara adil, sevecen ve de saygın davranmıştır. Mesela Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Memluklular, Selçuklular, en son olarak Osmanlılar döneminde bu devletlerin yönetiminde sadece Türkler mi vardı? Elbette hayır, Farslar, Araplar, Ermeniler, Museviler, Rumlar, Kıptiler yok muydu? Peki bu devletlerin tarihine baktığımızda yukarıda saydığımız toplumların coğrafi bölgelerinde zaman içerisinde Türk devletleri var olmuş muydu? Evet, var olmuştur, demek ki Türk milleti, bu toplumlara asla dokunmamış ve soylarını yok etmemişti ki bu toplumlar ve milletler hala varlar ve de bunların kurdukları birçok devlet siyasal olarak devam etmektedir. Ben de bu tarihi gerçeklerden yola çıkarak gerek yabancı gerekse, yerli arşiv belgelerin ışığında Türklerin Ermeni soykırımı yapmadığını ispatlayıp, Türkler Ermeni soykırımı yapmıştır, kitabını yazdım. Bu kitabı yazarken asla ve asla Ermeni halkı ve Ermeni vatandaşlarımı üzecek, kıracak ve de ikinci sınıf vatandaş ibarelerini kullanmadım. Aslında kitabı yayınladıktan sonra kitabın isminden ve içerinden dolayı çok güzel tepkiler aldım. Kitabı yazmamdaki hikayeye gelince kısaca söyleyeyim. Babam 6 yaşındayken dedemin evine, Suriye'de yaşayan Ermeni Taşnak Süt'ün cemiyetine mensup bir grup eşkıya baskın yapıyor ve dedeme, babaanneme işkence yapıyorlar. İşte bu işkenceleri gören babam dayanmayıp onlara çocukça tepki gösterince sol göğsüne hançeri saplıyorlar. Babam günlerce yaralı yatıyor ve sonunda iyileşiyor. Ama o işkenceleri hiçbir zaman unutmadı. Neden yaptılar sorusunu bana da sorar dururdu. Hatta bir gün şöyle dedi, mademki tarihçisin, şu Ermeni Türk birlikteliğinin güzel yönlerini yazsana, biz birbirimize neden düştük veya düşürdüler? Ben de milletimin soykırım değil de soykayrım yaptığını anlatmak istedim. Osmanlı tarihini ve de Cumhuriyet tarihini dikkatle okuyanlar onları ne kadar kıymetli ve ne kadar güzel makamlara getirdiğimizi göreceklerdir. Tarih bilginizi, tecrübelerinizi, birikimlerinizi okurlarımızla önce Vatan gazetemizde de paylaşıyoruz. Şanslı okurlarımız adına teşekkür ederiz. Siz güzel geri dönüşümler alıyor musunuz? Güzel sözleriniz ve övgüleriniz için çok teşekkür ederim. Önce Vatan Gazetesi benim edebi hayatımın en güzel parçasıdır. Bu gazetede yazı yazmam için köşe ayıran gazetenin saygın yöneticisi Abdullah Akosman Bey'e ve yine yazılar için de beni teşvik etmenizden dolayı da sizlere çok teşekkür ederim. Gazetedeki köşemde güncel konularla birlikte tarihin bilinmeyen gerçeklerini de okuyucularıma sunduğum için çok çok güzel tepkiler alıyorum. Hele bu tepkiler mahalledeki berberim dahil toplumun her kesiminde olunca beni daha da mutlu ediyor. Çalışkan, üretken bir insansınız, bunların meyvesi birçok değerli ödülünüz de var, anlatır mısınız? Orta öğretim çağından bu yaşıma kadar şu sözü kendime ilke edindim. Vermeyi istemeyen Allah, insana isteme kavramını vermezdi. Bana göre bir insan, gücü oranında üretken olmalı ve en azından şu üç şeyden en az birini insanlığa bırakmalıdır. 1. Hayırlı bir evlat, 2. iyi bir bilimsel eser veya buluş, 3. Bunları yapamıyorsa bile gelecek nesiller için bir tane dahi olsa bir veya birkaç meyveli ağaç. Aman çok çalışalım, bu ülkenin üretken insanlara çok ihtiyacı var. Yani siz yeter ki çalışın, eninde sonunda emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Ama yeter ki sabretmesini ve sistemli çalışmasını bileceksiniz. Unutmayalım ki emeksiz ekmek olmaz. Ödüllerin bazıları şunlardır. Dublin İrlanda 16. Avrupa Birliği Genç Bilim Adamları Yarışması'nda üçüncülük 2005. Bu yarışmaya katkımdan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası 16. Bilim Adamları Yarışması aylıkla ödüllendirme belgesi aldım. 2001'de TC İstanbul Valiliğinden İnsan Hakları Sertifikası aldım. 2006'da TC İstanbul Valiliğinden Şeref Belgesi. Hemen unutmadan şunu belirteyim ki romancılık ilhamını veren en büyük destekçim, ilham kaynağım eşim olmuştur. Bütün bunları yaparken, önce eşimi sonra işimi hiç ihmal etmedim. Çocuklarım ise zaten kalbimdir. Sosyal sorumluluk projelerine de duyarlısınız, çok vurucu kitaplarınız da var, yeni projeleriniz neler? 2015 yılında İstanbul'da kamu ve özel sektör işbirliğiyle tarih çevre bilinci, demokrasi anlayışının gelişimi, kimsesiz çocukların manen güçlenmesi madde olarak korunması konuları gibi projelerimiz var. Onun dışında kitap olarak inşallah Valide Muazzama Kösem Sultan adlı roman çalışmamı bitirmek üzereyim, sizin aracılığınız ile okuyucularıma bu müjdeyi de vermiş olayım. Hemen arkasından dünya hakimi Osmanlı tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan adlı çalışmamında son düzenlemelerini yaparak baskıya hazır hale getireceğiz. Galatasaray Üniversitesi'nde de görev aldığınız yıllarca, orada ya da Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitmenlik, idarecilik yaparken unutulmaz anılarınız var mı? Ben, eğitim camiasında 35. hizmet yılındayım. Bu 35 yıllık eğitim camiasındaki 21 yıllık hizmetim Galatasaray Lisesi, dolayısıyla Galatasaray Üniversitesi gibi 533 yıllık bir kurumda geçti. Aynı şekilde Vatan Lisesi, Eyüp Lisesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi elbette onlar da hayatımda büyük yer tutar. Geriye dönüp baktığımda en uzun süreli Galatasaray ve Bahçeşehir'de geçirdiğim yıllardır yani bütün bu okullarda değil onlarca, en azından kayda değer yüzlerce unutulmaz anılarım olmuştur. Şimdi bunlardan birini veya birkaçını anlatmaya kalksam biri diğerini kıskanabilir, hatta bana sitem edebilirler. Biliyorsunuz sosyal medya artık, değil evlerimizin içinde, artık avucumuzun içinde. Bu nedenle birçok yazarın yaptığı gibi ileride hatıralarımı yazdığımda tümünü bir kitapta anlatacağım böylece herkes payına düşeni alır. Neden öğrencileriniz sizi bu kadar çok seviyor? Sevgi karşılıklıdır. Benim için öğrenci, heykel tıraşın heykel yapmak için kullandığı çamur, metal veya mermer değil, onlar elmas değerindedir. Çünkü bu çamur bozulursa veya mermer kırılırsa yenisini kolayca alabilirsiniz. Çünkü bu malzemeler ucuzdur ve her an her yerde bulunur. Ama elmas kıymetlidir, pahalıdır, zariftir ve ona baktıkça enerjinize enerji katar. Elinizde, evinizde veya üstünüzde ve de vitrinde hep güzeldir, ilgi çekicidir. Elmas tıraş onu vitrine koymazdan önce aylarca itina ile tıraş eder. İşte ben de öğrencilerime bir elmas tıraş ustalığı gibi yaklaşıyorum, konuşuyorum, dinliyorum, onların dertleriyle dertlenip sevinçleriyle neşeleniyorum yaları dünya insanlık vitrinine konacak birer elmas değerinde kabul ediyorum. Ayrıca onların sevgi ve saygısının menfaatsiz ve net olduğunu biliyorum. Onlar beni gece gündüz her an ve her yerde çekinmeden arayabiliyorlar. Mezunlarım da bilirler ki dersimi anlatırken rol yapmam, yaşarım. Onları severken, sıkıntılarını dinlerken resmi görev kabul etmem, içten davranırım. Evde onların yaşındaki hatta onlardan küçük kızımın ve oğlumun sözlerine nasıl değer veriyorsam onların da sözlerine öyle değer veririm. Öğrencilerim akrabam olmasalar bile yeğenlerimden bile çok severim. Unutmayalım ki Mevlana ile Şems akraba değildi, Akşemseddin ile Fatih akraba değildi. Onlar talebe hoca ilişkisinden öte birer can dostular. Tabii ki eksik ve hatalı taraflarım da olabilir. Zaten hatalarının farkında olan insan, toplumda en çok sevilen ve sayılan kişidir. Türk gençliği neden tarihini en iyi öğrenmeli? Türk milleti tarihi sevmeli ki gençler de büyüklerine örnek alıp tarihlerinin ve de milletinin değerlerine sahip çıksınlar. Düşünün bir kere, bir Fransız genci, bir Alman genci, bir İngiliz genci veya bir İtalyan genci, milletinin tarihine ne kadar yabancıdır asla yabancı kalmazlar, hatta tarihleri ve kahramanlarıyla övünürler. İşte Türk genci de tarihini sevmeli ve tarihi değerleri ve milletinin yaptığı güzellikleriyle de övünmelidir. Gençler bilsinler ki ataları, onların yüzünü kızartacak ve onları utandıracak hiçbir insanlık suçu işlememiştir. Tam aksine yüzyıllardır, Hint Müslümanlarına, Afrika'daki fakir toplumlara Yüzyıllar öncesinde Fransa'ya, İsveç'e, İngiltere'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne insanlık için yardım eline uzatmış. Her yardım isteğini geri çevirmemiştir. Mesela İngiltere Kraliçesi I Elizabeth İspanyol baskısından kurtulmak için Osmanlı padişahı 3 Murad'dan yardım istemiş ve yardım gönderilmiştir. Yani ilk uçmayı başaran, ilk füzeyi kullanan, ilk denizaltıyı yapan, hastalıklara sebep olan virüsü keşfeden buluşçu icatçı ve yardımsever milletin tarihi acaba neden sevilmez ki? Sonuç olarak diyorum ki, eğitim sistemimizdeki test anlayışı kalkmazsa Türk gençleri tarihi biraz geç öğrenir. Bazı yabancı hayranları, milletimizi ve milletimizin değerleriyle kahramanlarını küçültmek için çaba sarf edebilirler. Bu gibi şarlatanlara verilecek en iyi cevap, atalarımızın geçmişte insanlık için yaptıkları en güzel işlerdir. Babuşah, Gazneli Mahmut, Alp Aslan, Selahaddin Eyyubi, Selçuk Bey, Osman Bey, Mustafa Kemal hepsi bizim için değerlidir ve gençler bunları örnek almalıdırlar. Aile babası olarak siz çocuklarınızı yetiştirirken hangi kıstaslar daha çok öne çıktı? Eğitimci olarak ebeveynlere önerileriniz neler? Çocuklarımı yetiştirirken her baba gibi onları madden destekledim. Ama en önemlisi onları sevgi ve şefkatten mahrum bırakmadım. İş çıkışı eve gelince eşim ve çocuklarımla vakit geçirmek en büyük zevki oldu. İnsan niçin evlenir ve niçin çocuk yapar? Mutlu ve mesut olmak için ve de ailece güçlü olmak içindir. Çocuklarım okul çağına gelince liseye kadar onlarla bir veli olarak birebir ilgilendim. Çünkü reşit değillerdi. Ama üniversite hayatlarında bütün yönetimi onlara bıraktım. Sebebine gelince, çünkü onlar 18 yaşında büyüktüler ve bu ülkenin yöneticisini seçecek yetkiye, yani oy kullanma hakkına sahiptiler. Kısacası sevgi ve şefkat çocuklara verilecek en büyük hediyedir. Bağlı olmaktan gurur duyuyoruz. Adaya öğrencilere neler iletmek istersiniz? Niye Bahçeşehir Üniversitesi'ni seçmeliler? Bahçeşehir Üniversitesi bir dünya üniversitesidir. 15 Eylül 2014 saat 17.00'de yeni akademik yılı açılışını yapacağız. Ama bu açılışın Türkiye için en övünç verici yönü, ikisi dış ülkede, birisi ülkemizde olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Bahçeşehir Washington DC Üniversitesi. Almanya'da Berlin Bahçeşehir Üniversitesi ve Türkiye'de İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi olarak üç üniversitesinin eğitime başlamasıdır. Vizyonu geniş, iş yerinde eğitim imkanına sahip, misyonu insanlık için çalışmayı ilke edinmiş bir üniversitedir. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ülke öğrencileri tarafından tercih edilen bir üniversitedir, Bahçeşehir. Akademisyenlerinin, öğrencisiyle mesai kavramı olmaksızın neredeyse, Günde 12 saat ilgilendiği bir üniversiteyi gençlerin tercih etmesini isterim. Mesleki derslerin büyük bir kısmının sektör temsilcileri tarafından desteklenen bir üniversitedir. Üniversitemizde görev yapan idari kadromuz ve akademisyenlerimiz sadece Türkiye'de değil dünyada da mesleklerin ilerlemesi, geliştirilmesi ve nitelikli iş gücünün uluslararasılaşması konularında insanlığın hizmetine adanmış tek yürek olarak çalışmalarına devam etmektedirler. Teşekkürler. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını, başarılı geçmesini dilerim. Ganire Paşayeva, Türk dünyasının asenası. Sayın Ganire Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 3. dönem milletvekili, hukukçu, hekim, şair, yazar, gazeteci ve siyasetçidir. Kendisiyle ve Vadore Yönetim Kurulu Başkanı sevgili dostum Nezahat Kayışkan ile beraber dost sohbetinin yanında Röportajımızı gerçekleştirdik. Ganire Paşayeva çok kültürlü, hassas, zarif, güzel, akıllı, davasına sonuna kadar sahip çıkan ve sesini dünyaya duyurmak için elinden gelenin fazlasını bile yapan, milletvekili tanımının altını dolduran, örnek kadın, dolu bir insan. Kendisiyle yeri geldi hüzünlü, yeri geldi neşeli konuştuk ama hep hassas ve açıktık. Bu samimi röportaj ortaya çıktı. Kardeşimiz, dostumuz Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva her zaman yanında oldunuz. Çok zarif ve güçlü dostluğunuz ile önce Vatan gazetemizde röportajlar yaptık. Hassas konulara duyarlı olduk. Ortak tanıdıklarımızla birbirimize destek olduk. Televizyon programıma katıldılar. Dostluğumuz her geçen gün perçinlendi. Daha da nice güzel çalışmalara inşallah. Sizin kadar çok yönlü, zeki, girişken, anaç, çok çok çalışkan, cesur. Davasını en iyi şekilde kadın naifliğinde, Türk gücünde sahip çıkan az bulunur. Size anlatmaya kelimeler yetmez iyi ki varsınız. Size büyük saygı, sevgi ve hayranlık duyuyorum. Çok teşekkürler dostluğunuz varlığınız için. Sizinle gurur duyuyorum. Azerbaycan Milletvekili Sayın Ganire Paşayeva, siz hassas bir milletvekilisiniz, konularla ilgilisiniz, bu sebeple birçok etkinliğe de katılıyorsunuz kardeş, dost Azerbaycan'dan tüm Türk devletlerine ve birçok ülkeye de gidip davanızı, davamızı anlatıyorsunuz. Önce Vatan gazetemizde de bu etkinliklerinize yer verdik. Değerli yazarımız Sayın Kemal Sallı ya da Gaspıralı İsmail Çalıştay'ında, Ömür Boyu Gazetecilik Ödülü, Nüsis takdim ettiniz, siz de ödül aldınız, çok gurur duyduk. Sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben ikinci dönemdir parlamentoda milletvekili olarak çalışıyorum. Ondan önceki bütün hayatım basında geçti. Televizyonda çalıştım, çeşitli programlar yaptım. Basın kökenli olmanızın faydasını görüyor musunuz milletvekilliğinizde, konuşmalarınızda, seminerlerinizde? Tabii. Hayatımın basında geçmesinin çok büyük faydasını görüyorum. Benim programlarım, ekonomik, sosyal ağırlıklı programlardı. Uluslararası ilişkiler anlamda da dünyanın çok ünlü isimleriyle de program yaptım. Çeşitli ülkelerde çalıştım. Irak, Afganistan Savaşı, Filistin, dünyanın birçok ülkesinde çalıştım. Basında çalışmak, bana, insanlarla rahat, iyi çalışabilmeyi, sosyal olarak herkesi tanıyabilmeyi, olayları daha iyi hissedebilmeyi, çünkü devamlı politikanın içindesiniz, bilgi sahibisiniz, analiz yapabilmeyi, geleceğe daha iyi bakabilmeyi sağladı. Bu konuda televizyoncular, gazeteciler basın grubu, aslında gayri resmi milletvekilidirler. Gerçekten basının içindeyse böyle. Ama herkes görevlerini tam manasıyla yapıyor, mu bu tartışılacak bir mesele, misyonunun dışında başka işler yapanlar da oluyor. Ama basın demek, halkın sesi demektir. Bizde parlamento, toplumun resmi sesidir, insanlar bizi seçer, sen beni temsil et der, biz de onların sesini hem devlet içinde hem dünyada daha iyi duyurmak için bir çaba sarf ederiz. Zaten siz milletvekili kavramının altını çok iyi dolduran bir kadınsınız. Üniversitelere birçok ile gidip insanlara davanızı anlatıyorsunuz. Hep aktifsiniz. Estağfurullah. Benim kalbim böyle, bu konulara daha çok önem veriyorum. Niye? bizim toplumumuzda kadının oynayabileceği roller bellidir. Azerbaycan'da devlet, kadın politikalarını çok iyi yürütüyor, bu çok önemli. Biz şöyle deriz, bir erkeği okutursun, bir kişi kazanırsın, bir kadın okutursun, bir nesli kazanırsın. Bilinçli toplum, bilinçli anneden geçer. Eğitimli toplum, eğitimli anne. Bir toplumun kalkınmasını istiyorsak, o toplumda kadınların kalkınmasına önem vermeliyiz. Bu ne demek? Eğitim hayatıyla beraber devlette, toplumda kadının rolü artacak. Yaradan nasıl dengelemiş? Savaş zamanlarında da toplumda %50'ye yakın kadın, %50'ye yakın erkek var. Neden? Çünkü toplumun yarısı erkek, yarısı kadın. Bir bedende düşünün. Bir yarısı kadın, bir yarısı erkek, yani birbirini bütünlüyor. Diyelim ki sol tarafınız zayıf çalışıyor. Siz yeterince başarılı olabilir misiniz? Toplum da böyle, erkek tarafı çalışsın ama kadın tarafı zayıf olursa, toplum kalkınamaz. O yüzden kadınlar her alanda görev almalı. Zaman zaman yanlış düşünceler de olmuş. Kadın, evinde iyi ev hanımı olmalı, iyi bir anne olmalı, evet, olmalı, kadına değer biçenler, daha çok kadın doktor, öğretmen olabilir, demişler ama kadın iyi bir iş kadını, iyi bir politikacı, yani her konuda başarılı olabilir. Niye kadın iyi bir içişleri bakanı olmasın? Bunları Müslüman toplumları için söylüyorum, Avrupa bunları açtı. Kültür, eğitim, sağlık konularında kadınları görmek istiyorlar, Kadın Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı olamaz mı? Ben bir yerlere gelmiş kadınların daha çok çalışması gerektiğine inanıyorum. Yanlış düşünceleri yok etmek için. Bu konularda Müslüman toplumlarda Azerbaycan ve Türkiye en öndedir. Bir kadın, iş kadını veya politikacı ise bir erkekten üç kat daha fazla çalışmalı. Kadının en küçük bir başarısızlığında, bakın kadın olduğu için başarısız diyebilirler, o yüzden kadınlar daha titiz olarak, daha da çok çalışarak, gelecek nesiller için, yanlış düşünceleri yok edecekler. Başarılı, başarısız erkek de kadın da olabilir, bu insana bağlı bir şeydir. Bu sözü çok severim, kişilik cinsiyet değil, şahsiyet meselesidir genç kadınlarla da konuşuyorum bu konuları. Ben bu yanlış önyargıları aşma misyonu da taşıyorum. Kadınlar olarak böyle bakmalıyız. Kadınlar doğurgandır, bu sebeple de aslında daha güçlü ve dayanıklıdırlar. Ganire Hanım, Türkmenlerin sesini duyurabildiğine inanıyor musunuz? Biz yardım edeceğiz. Ödül töreninde de söyledim, insanlar acı çekiyor. Bu ödülü Kırım Türkleri adına alıyorum. Doğu Türkistan Türkleri, evlerine dönemeyen Ahıska Türkleri, Irak, Suriye Türkmenleri adına alıyorum, dedim. Onların sesini daha çok duyurmakta bizler daha çok yardımcı olmalıyız. Niye? Sizin, bizim devletimiz var, biz güçlüyüz. O yüzden, nerede böyle kardeşlerimiz olursa, acılar yaşanıyorsa, onların yanında olmak ve dünyanın her yerinde sesleri olmalıyız, bu bizim görevimiz. Yapmıyorsak iyi kardeş değiliz. Daha çok şey yapmamız gerekir, biraz önce Suriye Meclis Başkanı ile görüştüm son durumları, insanlar birbirlerini öldürüyor, baskı altındalar, evlerinden uzaklar, yoksulluk, korku var, böyle yaşamak kolay değil. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Azerbaycan'da hassasız, bizim yaşadıklarımızı, çektiklerimizi çekmesinler istiyoruz. Biz onları çektik. Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal ettiği zaman, sivil insanları, kadın, çocuk, yaşlı demeden acımasızca katlettiler. Bir milyon insanımız göçmen düştü. Sekiz milyon nüfusun bir milyonu, yani her sekiz kişiden bir evini, işini kaybederek kaçmak zorunda kaldı. Töllerde de yaşıyorlardı. Herkes evine açtı, dostunu akrabasını aldı, çadırlar kuruldu. O yüzden bu haksızlığın, zulmün, o zor durumda kalmanın ne demek olduğunu anlıyoruz. O günler kalbimde hala. Müslüman ülkeler gerekeni yapmadı bence, o zor zamanda, ilaç, yemek, çadır yardımı yapmak onlar için zor değildi. Yıllar geçti ama hala kalbimde, nasıl yapabildiler diyorum. Sağ olsun destek veren kardeşlerimiz de oldu. Türkiye'miz, Pakistan destek oldu ama bazı ülkelerin de sanki umuru olmadı. O yüzden de kardeşlerimizin manevi olarak da her konuda yanında olup destek vereceğiz. Yanlarında olmamız gerekir. Bu bizim borcumuz diye düşünüyorum. O yüzden biz Azerbaycan olarak onların yaşadıklarının birçoğunu yaşadık hayatımızda. Zulmü, baskıyı yaşadık onun için onların ne çektiğini çok iyi anlıyoruz. Dünyada zulüm yapanlar, insanları etnik kimliğine, dini inancına, hayat ve politik bakışına göre ayırmamalı, ben bir insanım. Biz Türk olmadan, Müslüman olmadan önce, bir insan değil miyiz? İnsanız. Onlar da her şeyden önce insandır. Eğer ben bir insanım diyorsa, her millete karşı, aynı yaklaşmalı yoksa dünyada kötü bir durum yaşanır. Bunlar hep çifte standartların sonucudur. Ermenistan'ın yaptıklarına karşı, Türkler hariç, bazı devletler bize karşı bir şey yok, dedi, bir milyon insan evinde yaşayamadı, anne, baba, eş, kardeşinin kabrini ziyaret edemedi. Bir insan için bundan büyük trajedi olabilir mi? Hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun, olur mu? Bu zulümdür dünyada artık insanlık çöküyor. Çünkü onlar önce insandır. Küçük çocuk, yaşlı, kadın zulüm yapılmasına nasıl sessiz kalınır? Sesimizi bütün dünyaya daha çok duyuracağız. Ermenistan'ın bugün de devam ettirdiği, bu haksızlığa bu zulme karşı artık bir baskı yapın, insan hakları diyorsunuz, biz yapsak bunu, düşünün başak bir devletin yirmi topraklarına girsek, bir milyon insanı göçmen olsa, bırakın katletmeyi ki bizler böyle şeyler yapamayız, bütün dünya başımıza toplanır. O zaman bazı kişiler yapabilir, onlara kapılar açık, bazı kişiler de yapamaz derseniz, böyle dünya olmaz, kimse zulüm yapmamalı, dünya daha da kötü olur. İnsanlık için bütün dünyada sesimizi duyurmalıyız. Ben Afrika'nın kaç ülkesine gittim? Kendi tatilimi, Bodrum'da, Antalya'da, Avrupa'da da değerlendirebilirdim ama tatilimi Sudan'da, Somali'de, göçmen kampında geçirdim. Televizyondan seyrediyorsunuz, sizin ırkınızdan değil, inancı farklı ama o aç çocuğu gördüğünüz zaman, insan olarak dayanamıyorsunuz. İnsan baktığında, benden değil, ölüyorsa orada ölsün, diyorsa, duygu olarak bir çöküş olursa, böyle bir dünyaya geldiysek, Dünyada ciddi anlamda insan değerlerinde sıkıntı vardır. Teşekkür ederiz böyle bir misyon üstlendiğiniz için. Sizinle gurur duyuyoruz. Herkesin sizin gibi davranması, düşünmesi, hissetmesi gerekir. Bir örneksiniz gerçekten kadınlar adına. Çok güzelsiniz, zarifsiniz. Kendinize nasıl bakıyorsunuz? Özel şeyler yapıyor musunuz? Benim hayatım gençliğimden bu yana hep hayatımı kazanmak ile geçti. Bizim hayatımız zor geçti. Türkiye'de çıkacak kitabımda da bir hikayem var. Kaybettiğim mutluluk diye. Ben gençliğimi acılar içinde, savaş içinde kaybettim. İyi bir çocukluk, gençlik yaşayamadığım için yeni nesiller böyle olmasın istiyorum. Yazık. 13 yaşındaydım. Bizim kaldığımız evde baktım ki 30 kişi var. Herkese yerde yataklar sermişler. Bunlar kim dedim. Herkes ağlıyor. Annem dedi, bunlar kim deme, insanlar üzgün. Ermenistan'dan bir şeylerini de alamadan kaçmışlar, buraya sığınmışlar. Bunlar artık bu evin çok değerli misafirleri, kalpleri kırık dedi. Artık 13 yaşında çocuk gibi değil, büyük gibi düşünmeye başladım. 15 yaşına geldim. Daha o acılar bitmeden Sovyet tankları gelmiş, Azerbaycan'da katliam yapmış. Abi üniversitede okuyor, onu bulamıyoruz. O kadar insan katledilmiş. O da öldürüldü mü diye düşünüyor insan. Ben babamın iki gün içinde nasıl tüm saçlarının beyazladığını, yaşlandığını gördüm. Ben Ermenistan sınırında dolmuşum. Kendi arkadaşlarımı, aynı okulda okuduğum arkadaşlarımı kaybetmişim, bazısı sakat kalmış, kolu yok, bacağı yok. Hiç suçları yoktu, kendi evlerinde yaşıyorlardı, katledildiler. Çoğu okul arkadaşımın kabri bile yok. Anneler çocuğumun bir kabri olsaydı da gidip ağlasaydım diye üzülürler. Ben seçim bölgeme giderim, köylülerimin düğününe katılırım. "Oyna derler, kalkmam. Çünkü o kadar arkadaşım şehit olmuş. Anneleri orada ben düğünde oynadığım zaman beni görürler. Benim çocuğum da bu yaştaydı," derler diye onları incitmemek için özür dilerim, yapamam derim. Onların kalplerini kırarsam kaldıramam. Okul arkadaşlarımın kolu yok bacağı yok, orada duruyor, nasıl bunu yapabilirsiniz? Gençlik döneminizi paylaşmışsınız. O yüzden biz hem okuduk, hem çalıştık, hem mücadele ettik. Dış görünüşümüzü düşünmedik. Yetiştirilme şeklimize göre, insanın iç güzelliği önemli diye öğretildi bize. İçi güzel olsa, sade bir elbise giysen, o şık durur. Çok ilgilenme zamanımız da çok olmadı açıkçası. Tabii ki bir kadın, insan olarak temiz, bakımlı olmalı. Yansımış zaten iç güzelliğiniz, dışınıza. Marka düşkünlüğümüz yok, yakışsın bana yeter. Moda olsun ama bana yakışmıyorsa demek ki bunu giyemeyeceğim. Vadore başka, ablam dostum sevgili Nezahat Kayışkan beni giydiriyor, sağ olsun bazı arkadaşlar bizi teşvik ediyor. Azerbaycan'da da bir arkadaşım beni destekliyor ve Nezahat ablam bir kadının kendine bakması da önemlidir. Ama kadının her şeyi bırakması, işlerini bırakması, bence bir tavırla, kendine odaklanmasını kabul etmiyorum. Bazen de yaşlı bir kadın birçok ameliyat yaptırır, abartmamalı estetik. Kitaplarınız hakkında da bilgi alalım sizden. Ben çok farklı konular hakkında kitap yazıyorum. Politik, bilimsel, roman, şiir de yazıyorum, her alanda kitaplar var. Gazetecilik kökeninden geldiğim için yazmayı seviyorum. Her gün yazı yazıyordum, ona açlığınız oluyor. Türk dünyasında, Atatürk ile ilgili dünyanın kaybettiği büyük lider hakkında, adım adım Türk dünyası diye Türkiye'nin çeşitli illerini içine alan kitaplar da yazdım. Bursa, İznik, Bayburt'a kadar uzanan. Modern evliye çelebi tarzında. Kıbrıs Türkleri, Rauf Denktaş hakkında kitabım var. Tasavvuf yönünde kendime yolculuk yapıyorum. Çünkü dünyadaki en zor yolculuk insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Kendime yolculuk serisinden sonra hesap vakti ve o yaradana böyle yazıyorum. Gücüm yettikçe. Dolu dolu bir insansınız. Paylaşımlarınız da bizim şansımız. İnşallah Türkiye'de kitabımız çıkacak. Bir şiir ve öykülerden oluşan iki kitabım çıkacak. İnşallah Türk okuyucuları da beğenir, sever, ben de mutlu olurum. Kitaplar yayın evinde, inşallah size de hediye ederim. Önce Vatan gazetemiz hakkındaki düşüncelerinizi de sorayım. Çok güzel, böyle gazetelere ihtiyaç var. İsmail Gazpralı'nın ölümünün 100. yıl toplantısındaydım. Bütün Müslüman ülkelerinde ilk gazete Azerbaycan'da çıkmış. Hasan bir büyük üstad, Tüm Müslümanların aydınlatılmasında büyük misyonu olmuş. Gaspıralı tercüman çıkaracak. Hasan Bey nasıl bir gazete olur diye düşüncesini soruyor. O da büyük Gaspıralıya bir söz diyor. İsmail, sadece bir şeyi unutma. Halk gazete için değil. Gazete halk içindir. Halkı doğru yolda bilinçlendiren, halkın kalkınmasına, aydınlatılmasına hizmet eden gazeteciliğe her zaman ihtiyacımız var. O yüzden bu konuda ben size hep başarılar dilerim. Azerbaycan'a davet ediyorum. Çok istiyorum gazetenizde de ziyaret sonrası Azerbaycan yazıları daha da artsın. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız ve sevgiyle kucaklıyoruz. İki devlet tek millet diyoruz. Ayrıca basında kadınların olmasını çok iyi değerlendiririm. Basın kadınların üzerindedir. Yöneticiler erkek ama basını tutan hep kadındır. O yüzden kadınların basında olması çok önemli. Size de bu güzel misyonda, kaç yıldır yürüttüğünüz başarınızı kutluyorum, daha büyük başarılar diliyorum. Erol Büyükburç, Türk popunun doğayeni. Türk pop dünyasının efsanesi, yerli Elvis Presley diye de anılan, enerjik, yenilikçi, aktif, cesur, beyefendi kişiliğiyle nesiller boyu sevilen doğayen sanatçıdır. Vatan televizyonumuzda Papatyalı Sabahlar programında, çeşitli kutlamalarımızda, Papatya dergisinin organizasyonlarında, önce Vatan gazetemizde röportajlarımızda, çeşitli AVM, eğitim kurumu vs tüm etkinliklerimizde bizimleydi. İyi bir dost, gerçek bir sanatçıydı. İyi ki yakından tanıdık, hep seveceğiz, kalbimizde yaşayacak. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyoruz. 26 Nisan 2014'te yayınladığımız en son röportajımızı tekrar sizinle paylaşıyoruz. Erol Bey bana hep canım 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 diye hitap ederdi, işine saygısına, titizliğine çalışkanlığına hep hayran oldum. Davet edildiği çoğu etkinliğe katılmaya kimseyi kırmamaya çalışırdı, Türk müziği için devrim niteliğinde daha da yapmak istedikleri vardı. Ailecek dostumuzdu, sağ olsun Vatan TV'de papatyalı sabahlar programım için Ban Jingle bestelemişti. Bundan daha özel bir hediye düşünemiyorum. Beraber TV programımda 23 Nisan'ı beraber kutlamıştık çocuklar ile çok coşkuluydu. Beraber AVM'de düzenlenen törende ödül aldık, benim için tarihi anlardı. Beni çok severdi, ne kadar sakin ve naif sunuyorsun programını derdi, huzurla sevgiyle çalışırdık, daha birçok projemiz vardı, bir daha benzeri gelmeyecek bir isim. Çok değerli bir insandı. Mekanı cennet olsun. iyi ki tanımışım. Sevgili dostum Erol Büyükburç'a plaketini takdim ederken sayfiyede. Apatya dergisi 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken unutulmaz bir gündü tüm dostlarımızla. Çok üzgünümle. Seni çok özleyeceğiz. Türk popunun duayeni, harika insan Erol Büyükburç, seni özleyeceğiz lise yıllarında kurduğu ilk müzik grubuyla Florya plajında müzik yaptı. İstanbul Belediyesi konservatuvarına giden Büyük Burç, bir yandan da şan dersleri aldı. Müzik hayatına 1961'de Little Lucy adlı bestesini plak yaparak başladı. Balkan Festivali'nde en iyi şarkıcı ödülünü aldı. Uzun yıllar efsaneler orkestrası ile çalıştı. Erol Büyükburç, ilk albümü olan Sevgi Çiçekleri, Ni 1975 yılında çıkardı. Lise yıllarında müziğe giriş yapan sanatçı, İstanbul Belediyesi Konservatuvarına devam etmiştir. Kurduğu Erol Büyükburç vokal grubu ile sahne almıştır. 20 fotoroman, 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 200'e yakın ödül, 1800 civarında bestesi bulunan sanatçı Büyük Burç, ayrıca 30'a yakın filmde de rol aldı. 22 Temmuz 1999'da kızı Ajlan Büyük Burç'u trafik kazasında kaybetti. 2001 yılında da eşi Emel Büyük Burç'u karaciğer yetmezliği sonucu kaybetti. Sanatçı İstanbul Etiler'deki evinde 12 Mart 2015 tarihinde ölü bulundu kurucusu olduğu Türk popundaki tıkanmaya çare arayan Erol Büyükburç'a göre. Müzik Amazonlaştırılmalı Bugünkü pop müziğimizi aynı tür ağaçlardan oluşan bir ormana benzeten Erol Büyükburç, bu toplum artık monofoniden, yani tek seslilikten kurtulmalı, diyor. Türk popunun kurucusu Erol Büyükburç ile son dönemdeki müzikal gelişmeleri ve yaptığı çalışmaları değerlendirdik. 50'li yıllarda başlattığı pop müziğin bugün tıkandığını belirten Büyük Burç, sorularımızı şöyle yanıtladı. Müzik çalışmalarınızı hangi çerçevede sürdürüyorsunuz? Müzikte ana yolu oluşturacak özel yolların arayışı içindeyim. Bu konuda gelişmiş evrensel değerleri olan ülkelerden nasıl yararlanılacağını hesaplayarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu yaklaşımıma müzikte geri kaldığımız noktaların onarımı da diyebiliriz her konudaki gelişen kültürel ışığın dünyaya eşit dağılımı gibi de anlayıp bu konuyu ele alabiliriz. Toplumun yeni bir şarkının boyutlarının nasıl olmasını istediğini tahmin etmek, onun kodlarını okumak, sözünün, ezgisinin, aranomanının ve yorumunun şifresini duyumsamak en zor konulardandır. Günümüzdeki çağdaş müziği nasıl takip ediyorsunuz? Dünyada yeni müziklere dair yapılanmaları yakından takip edenlerdenim. Böylesi konuların labirentlerinde şaşırmadan, kaybolmadan yol almak gerekir. Çağdaş Türkiye'nin gençleri bu yolların izini sürmeli, yenilikleri görmeli. Telefonda konuşurken, radyo dinlerken, bilgisayarla uğraşırken, televizyon izlerken, yani her alanda süre gelen iletişim kurarken artık metaforik bir uzamda yaşıyoruz. Tematikleşen radyolar da bize bir eğitim servisi veriyor. Böylesi çeşitli imkanların içinde şaşkınlaşmış bir resim vermeden sakince yaşıyor, yakından izliyorum. Türkiye'de nasıl bir dinleyici yapısı var? Türkiye'de izler kümelerin kültürel beğenileri arasında derin farklılıklar yaşanır. Bir yanda rahmetli arkadaşım Müslüm Gürses'in konserlerinde vücuduna jilet atanlar, diğer yanda rock konserlerinde kafa sallayıp kendinden geçenler. Andre Rio'yu, evrensel caz topluluklarını, İdil Bireti, Fazıl Sayı, Kerem Görsevi dinleyenler, öte yanda halk türkülerine ya da klasik Türk musikisine gönül verenler. Ürcüsü olduğunuz Türk popunun bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk popu bugün maalesef birbirine benzeyen yapıtlar dönemini yaşıyor. Yalnız aynı tür ağaçlardan oluşan bir ormana benzedi. Böylece monotonlaşan ve kristalleşen dinletilere dönüştü. Bu durum işin kolaycılığı. Aslında müzik Amazonlaştırılmalı. Açların çeşitliliği gibi müzik dünyasında da ekoller çoğaltılmalı. Bu toplum artık monofoniden, yani tek seslilikten kurtulmalı. Çeşitlenmeli ve bu çeşitlenişle renklenmeli. Oysa Türkiye'de pop müziğin bugün bir rastgelelik ya da düzensizlik içinde olduğunu görüyorum. Doğru dürüst yeni ekollere doğru bir uzanış eksikliği yaşanıyor. Bu yüzden yeni ekoller ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Müzikte gericiliği bırakıp gelişimciliği görenler, değişimin öncüleri ve kahramanları olacaktır. Olması gereken kültürel boyutun dişlileri böylece yerine oturacaktır. Müzikteki gericilik ile neyi kastediyorsunuz? Alt kültürün gelişimci bakış yanı ağır hareket eder. Diğer gelişmiş beğeniler terk edilir. Evrensel bakış açısı zayıflar. Kültürel gelişimin kanı çekilir. Örneğin, dünyada müziğin en gelişmiş yapıtları konçerto ve senfonilerdir. Beyni kültürü geliştirilmemiş toplum katmanları bu gelişmişliklerden uzak durur, arabeskin içinde uyuşur kalır. Ülkemizde maalesef müzikte izler kitle sayısını çoğaltmak için arabesk gibi bir konuyu suni olarak üretilen yapıtlarla besleyerek türdeşleştirmeye gidilmiştir arabesk, gelişimci yolların yolunu kesen bir türe dönüşmüştür. Topluma yararlı olabilecek devrimsel yenilikler ise, anlayıp kavrama kapısında bekletilmektedir. Bu gafletten artık uyanmamız lazım. Müzikte sağlıklı gelişimin önündeki engeller neler? Türkü bazlı bir ülke olduğumuz için müzikte yeni oluşumları, değişimleri anlama boyutunda türkü gözlüklerini çıkarmadan yenilikleri net göremiyoruz rezidanslara yerleşsek de köy evlerinde yaşar gibiyiz. Bundan, köy yaşamını aşağıladığım anlamını çıkarmayın. Ülkemizin ve insanımızın daha çok sesli düşünmeye ihtiyacı var. Bu ancak çok sesli müziği anlamakla sağlanır. Türk popunu kurarken de engellerle karşılaştınız mı? Kültürel gecikme teknolojik gelişmelere yaslanmaktadır. Ya da tersi söz konusudur. Örneğin, yeni müziğimizin dünya ölçeğinde oluşup gelişmemesi hep canımı sıkmıştır. 1950'li yıllarda pop müziğin kurulması için yaptıklarım o dönemde devrim olarak nitelendirilmiştir. Tüm engellemelere rağmen ısrarcı ve kararlı tutumum işe yaramıştır. Bugün ülkemizde Türk popunun yaşayan resminden herkes haberdardır. O dönemlerin eski tutucuları bile hak vermek ve takdir etmek zorunda kalmışlardır. Yeni ekoller arayışa neden girdiniz? Çalışmalarınız hangi aşamada? Ülçüsü olduğum Türk popunda son dönemlerdeki tıkanıklığı görüyor, üzülüyor ve aşmanın yollarını bulmak için çalışıyorum. Hazırladığım 12 yeni ekolle Türk popunu sağlıklı gelişim rayına oturtmayı istiyorum. Yeni ekollerin halk kitlelerine ulaşması için gösterdiğim gayret televizyonlardaki konuşmalarımdan biliniyor. Ancak, böylesi konular sadece benim değil, gençlerin de bu ekollere katılımıyla canlanıp büyüyecektir. Konuyu gerek röportajlarda, gerek müzisyen gençlerle buluşarak, gerekse üniversiteleri gezerek öğrencilere anlatıyorum. Çünkü çok benzeşen şarkıları mukayese boyutunda birbirine tokuştursan fazla bir ses çıkarmaz. Oysa yeni ekollerin oluşması hem müzisyen istihdamını artırır hem de daha renkli bir müzikal dünya oluşturur. Geçmişte ben pop müziği kurmak için çabalarken çoğunluk karşı çıkmıştı. Pop müzik kurulup bugünlere gelince de hepsi geç de olsa bana hak vermişlerdir. Tarih tekerrürden oluştuğuna göre şimdiki yenilik içeren projelerime yine karşı çıkanlar var. Ama bu projelerim yaşama geçtiğinde gene mahcup olacaklardır. Ve şunu söylemek isterim ki vizyonu geniş olmayan insanlar, gelişime hep engel olmaya çalışırlar. Onlara Tanrı'dan anlayış zenginliği diliyorum. Son olarak, Türk popunun kuruluş yıllarındaki müzik dünyasında nelere önem verdiğinizden ve müzisyen arkadaşlarınızdan bahseder misiniz? Kurduğum müzik topluluklarındaki müzisyenlerin kendi müzik dünyasından etkin bir şekilde şarkı seçimi yapmasına ve yeni tarz yorumlamasına dikkat ederdim. Yoksa zamanın gerisinde kalan yorumsal dokunuşların, dinleyici üzerinde etkisi olmazdı. Erol Büyük Burç Vokal Grubu'nun üyeleri olan gitarist vokal Kadri Ünalan, bas vokal Mücehim Fener, gitar vokal Cüret özü, gitar vokal Rüştü Kurtuluş, zamanı yakalamış çok değerli arkadaşlarımdı. Daha sonra kurduğum ork ve aranjör Ümit Eroğlu, bas Uğur Başar, gitar Mayak Toşikyan, bateri Altan Severcan, Klarnet Alto Saksafon Önder Bali, Gitar Neşet Ruhcan, zirvedeki orkestramın üyeleriydi. Konserlerinde sevecen kimliğimi yitirmeden coşkusal ve duygusal gücümü, estetik değerlerimi katarak sahne alırdım. Duayen sanatçımız Erol Büyükburç ile Papatyalı Sabahlar da çocuklarımızla 23 Nisan'ı kutlamıştık. Erol Büyükburç bir efsanedir. Her zaman yanımızda oldu, her etkinliğimizde bizimle olan dostlarımızdandı. Daha çok projemiz vardı. Çok üzgünüm. İnanamıyorum. Bana hep canim 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 derdi, sevgi dolu duayen sanatçı, sen hep kalplerimizde yaşayacaksın. Kerim Ulak, A Haber Yurt Haber Müdürü Başarı Azmi'nin Hikayesi A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak ile Samimi, Dobra bir röportaj gerçekleştirdik. Genç yaşına rağmen kariyerinde büyük başarı yakalayan Ulak, bunun tesadüf olmadığını çalışkanlığı, disiplini, iş azmi ve sevgisiyle belli ediyor. Yakışıklı, centilmen, güzel, iyi kalpli müdürümüz, evli ve iki çocuk babası. Buyurun samimi röportajımıza. Kerim Bey ailecek dostumuzdur, etkinliklerde beraber bulunduk, ülkemizin menfaatini konuştuk, Önce Vatan gazetemizi A Haber'de uzun zaman yayına aldılar, çok çalışkan, zeki, cesur bir insan, aldığı sorumluluklar oldukça yıpratıcı ama hep başarılı, Allah yardımcısı olsun, İyi ki sizi tanıdım. A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak ile beraberiz. Bugün başarısıyla en çok konuşulan haber müdürlerinden birisiniz. Habercilik ve basın maceranızın nasıl başladığını bize anlatır mısınız? İHA'dan başladığınızı biliyorum. Türkiye'nin ilk kanalı TRT'nin siyah beyaz ekranı benim bu maceraya atılmama neden oldu diyebiliriz. Çocukluk yıllarımda TRT haberlerini büyük bir ilgiyle izlerdim. Başka bir şey izlemezdim. Meslek aşkım o yaşlarda başladı. Benim soyadım da Ulak. Aslına bakarsanız doğuştan haberciyim. 1994 yılında üniversite sınavına girdim ve o dönemde ÖSS-ÖS sınavları vardı ve sınavdan çok yüksek puan aldım. Normalde hukuk fakültesini çok rahat kazanıyordum. Babam benim avukat olmamı, annem ise öğretmen olmamı isterdi. Ben ise ilk sıraya iletişim fakültesini yazdım. Çok yüksek puanla ve Türkiye derecesiyle İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. İstediğim bölümü okuyacaktım, çok mutluydum. Fakat evin tek erkek evladı olduğum için, Anadolu'da onlardan ayrılmak da biraz zor oldu. Benim sınavı kazandığım gün, babam şeker hastası oldu. Yani o gün postacının getirdiği zarfı açtığım anda babam nereyi kazandığımı sordu, İstanbul Üniversitesi deyince yere çöktü. Şimdi mutlular ve bana iyi ki böyle bir tercih yapmışsın diyorlar. Habercilik size ne ifade ediyor? gerçekten de bazı insanların habercilik ruhuna işlemiştir. Benim de öyle. Ben haberci olmayı çok seviyorum. Dolayısıyla üniversite sürecim boyunca da çok çalıştım. Günde 8 saat ders çalıştığımı bilirim. O dönem için fazlaydı belki ama ben buna azim diyorum. Bir işte başarıya ulaşmada azmin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu doğrultuda çok çalıştım. Allah'a şükür, haberci olarak üniversite birinci sınıfın sonundan itibaren çalışmaya başladım. Genelde 4 yıllık üniversitelerde son sene iş yaşamına başlanır, ben birinci sınıfın sonunda kadrolu olarak çalışma hayatına başlamıştım. Hakikaten şanslıyım, böylelikle 19 yaşında iş hayatına başlamış oldum. Bu deneyim size çok şeyler kazandırmıştır. Tabii İhlas Haber Ajansı'nda Görüntülü Haberler Servisinde Direktör Asistanı olarak işe başladım. Türkiye'de bu işin okulu İhadır. Çok yoğun günler geçirdik. Hakikaten bilgisayara uzak bir insan olarak, o zamanlar evlerde bilgisayarlarımız yoktu. Ben iş yerinde saatlerce klavyede yazı yazma çalışmaları yapardım. Sonuçta işimizin büyük kısmı bilgisayar üzerineydi ve bunu öğrenmeniz lazım. Çok şükür kısa sürede kavradım ve sonrası da katlanarak geldi. 2006 yılında İHA'nın görüntü haberler müdürü oldum. Tüm Türkiye'deki muhabirler bana bağlıydı, yaklaşık 600 kişi diyebilirim. İHA maceram 2011 yılına kadar uzanıyor, 15 yıllık süreçte hakikaten çok güzel işler yaptık. Ben de tabiri caiz ise saçımı süpürge ettim. Gerçekten çok güzel bir macera ve özverili bir yaşam. Sağ olsun arkadaşlarımız, arkamızdan güzel şeyler söylüyorlar. Bizimle çalışan muhabirlerimiz ve Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımız olsun. Hepsinden duyuyorum bunları. Çünkü gerçekten güzel işler yaptık. İhan'ın bayrağını hep yukarılara taşıdık. Ben bunu kendi adıma başardığıma inanıyorum. İHA'dan ayrıldığım dönemlerde 2011 yılında bana genel müdürümüz plaket verdi. Bu benim çok başıma gelen bir şey değil ve çok onura oldum. 2011 yılında gelen bir teklif sonucu Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı A Haber'e transfer oldum. Bu benim için bir dönüm noktasıdır. Bazen kendi kendime soruyorum, televizyon dünyasına biraz daha mı erken girseydim diye. Ben de size bu soruyu soracaktım. Televizyon camiasından mutlu musunuz? Kendinizi nerede daha iyi ifade ettiğinize inanıyorsunuz? Gazetede mi, televizyonda mı, habercilikte mi, seyahat programında mı? Söz uçar, yazı kalır. Gazetede yazdığınız bir yazının ya da haberin kalıcılığı elbette ki çok güzel. Ancak televizyonculuk daha hareketli, daha hızlı, daha renkli bir dünya. Yaptığınız haberi ekranda görmek çok güzel. Bu bana daha cazip geldi. Zaten ben radyo, televizyon ve sinema bölümünü tercih etmiştim. Gazeteciliği de yapabilirdim ama nedense gazetecilik bana daha sade gelirdi. Televizyonculuğu seçtim. Keşke diyorum bir üç, beş sene daha önce girseymişim. Çok şükür dört yıl oldu. Bu süreçte de A Haber'de çok güzel işler yaptık. Burada sayın Genel Müdürümüz Haluk Çimen sağ olsun bizim yolumuzu açtı. Bir program yapabileceğimi, Anadolu'yu tanıdığımı ve bildiğimi söyledi. Benden Anadolu ile ilgili bir program istedi. Biz de ne yapalım diye oturduk ve konuştuk ve ortaya seyahatname çıktı. Hiç unutmuyorum, Temmuz ayıydı. Ramazan Bayramı ve eve gidiyorum telefonum çaldı, arayan genel müdürümüz Haluk Çimen. Bu hafta Doğu Trakya'dan Tekirdağ Kırklareli'lidir, başlıyorsunuz programa, dedi. Bu bana bayram müjdesi olmuştu. Birdenbire yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Kameramanımla bir haftada üç şehir çektik. Şu an seyahatname programı sebebiyle 43 şehir dolaşmış oldum. Türkiye'nin yarısını gezmişsiniz. Evet, Türkiye'yi yarıladık. Gerçekten bazı yerlerde ikinci turu yapıyoruz. Aslında bir yıl oldu, geçen sene Temmuz'da başlamıştık. Şimdi ben ilk bölümle son bölüm arasına bakıyorum. İnanılmaz bir değişim ve tecrübe kazandık diyebilirim. Ayrıca ben geçen yıl hacca da gittim. Maşallah, Orada iki bölümlük bir program da çektik. Hem ziyaret hem ticaret. Süper. Burada binlerce kişi hacca gitmek istiyor. Çünkü muhteşem bir yer. Oradaki hac havzası, nasıl ibadet edildiğini görmek olağanüstü bir deneyim. Oradaki dağlara çıkmak çok meşakkatli olmasına rağmen, muhteşem bir duygu. Allah yolunda, peygamber yolunda o adımları atmak, insanlara büyük huzur veriyor ve biz bunları yaşadık. Program içinde görüntüledik. İşin aslı çok güzel yayınlar yaptık. Çok güzel programlar çektik, çok güzel dönüşler aldık. İnşallah Rabbim yine nasip eder ve uzun yıllarda da devam ederiz. Seyahatname programımıza devam ediyoruz. Program, A Haber'de haftada iki kez olmak üzere yayınlanmaya devam ediyor. Hafta sonu cumartesi 16.05, pazar sabahları da tekrarı giriyor. Seyahatname, nin içeriğine biraz değinebilir misiniz? Nasıl işliyorsunuz? Seyahatname için, Evliya Çelebi'nin izinde yola çıktık, Türkiye'nin kısa yolu bizim sloganımızdı. Burada amacımız yapılmayanı yapmaktı. Normalde Türkiye'de yapılan gezi programlarına baktığınız zaman içerik biraz yemek ağırlıklı. Bol bol kuzu çevriliyor, kuzular satılıyor. Zaten bu programları yapan arkadaşların ilk hallerine bakın. Şimdikiyle kıyaslayın neticeyi anlarsınız. Biz biraz daha konsepti farklılaştırarak içeriye o şehrin gezilmesi gereken yerleri, gidilmesi gereken mekanları, kültürel, doğal zenginliklerini yansıtmaya çalıştık. Yani bir Şanlıurfa'ya gittiğiniz zaman Göbekli Tepe'yi ziyaret etmezseniz eksik kalır. Bir Harran'a gitmezseniz, dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi'ni ziyaret etmezseniz olmaz. Şanlıurfa'ya baktığımızda sadece çiğ köfte midir? Hayır, bir risottur, ciğerdir diyebilirim. İşte biz, bu program formatını yapmaya çalıştık. Tarih çok önemli. İnsanımız maalesef Türkiye'yi tanımıyor. 43 şehir oldu. Gittiğim birçok şehri televizyondaki programlardan ekrandan gördüğüm kadarıyla canlandırıyordum. Fakat gittiğim zaman inanın bambaşka şeylerle karşılaşıyorsunuz. Peki sizi şaşırtan neler oldu? Beni şaşırtan Doğu ve Güneydoğu oldu. Yani buraların güzellikleri beni hayran bıraktı diyebilirim. Çünkü yıllardır günümüze kadar süregelen çatışmalar söz konusu bölgede. 2-3 yıldır bir çatışmasız dönem yaşamıştık. Bu dönemde insanlar gerçekten o bölgeyi tanıdılar. Her ne kadar şimdilerde gündeme gelen terör olayları ve rezervasyon iptalleri olsa da. Her geçen gün şehit haberleri geliyor. Ben de çok üzgünüm. Mesela Mardin'e hayran kaldım. Mardin mutlaka ziyaret edilmesi gereken kadim bir şehir. Oranın ortamı, otantizmi, evlerin duruşu, ara sokakların güzelliği sizleri bitmeyen tarihe götürüyor. İnanın Mardin'in birçok yerine araç giremiyor. O kültürü görmek, gelenekleri yaşamak anlatılmaz bir duygu. Bu da tarihi her an yaşamak ve yaşatmak değil mi? Aynen öyle. Anadolu'ya gelirsek, yamaç paraşütü ve rafting herkesin kolay yapamayacağı bir eğlence sporudur. Ben biraz adrenalin seviyorum. Bu Anadolu çocuğu olmaktan gelse gerek, düzcede melen çayında rafting yaptım. Yüzme de çok iyi bilmiyorum bu arada. Ve çok iyi oldu. Stres attık, enerji kazandık. Kameramanımız binmeye cesaret edemedi, ben kamerayı kullandım. Çekim yapmayı denedim ve hoş hisler yaşadım. Adıyaman'da yamaç paraşütü yaptım. Her ne kadar ölümle burun buruna geldiğimiz bir hadise yaşasak da onun gibi birçok güzellikleri gördüm diyebilirim. Bakalım şimdi Anadolu'da daha neler çıkacak karşımıza. Anadolu topraklarına mutlaka gezmelisiniz. Ben yapı olarak da gezmeyi, görmeyi, yeni insanlar tanımayı çok seviyorum. Anadolu sıcak iletişime sahip misafirperver insanlarla dolu. Peki habercilik mi programcılık mı? Hangisi ağır basıyor? İnanın ikisini de aynı dengede götürmeye çalışıyorum. Yurt Haberler Müdürü'yüm. Şu an Anadolu'da çok ciddi bir haber ağım var. 10 vilayette kurulmuş canlı yayın sistemim var. Her muhabirim canlı yayın yapabiliyor. Sadece 3G sisteminde 40A yakın şehirde muhabirlerimden sorumluyum. Bu insanlar beni arıyor ve program yapmam. Onlarla görüşmeme engel değil. Onlara zaman ayırıyorum. Çok sağlam ekibim var. Ve bu da güzel işler çıkarmamıza vesile oluyor. Maalesef bu yoğun iş temposunda ailemizle çok ilgilenemiyoruz. Hal ben çalışıyor ve yoruluyorsunuz. Peki sosyal hayatınız, aile hayatınız nasıldır? İki evladınız var. Maşallah Allah bağışlasın. Babalık nasıl gidiyor? Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, iki oğlum var. Zaman ayıramamak biraz problem olabiliyor. Biliyorsunuz ki işimiz yoğun. Bir çıkıyoruz program çekimlerine, 3-5 gün gelemeyebiliyoruz her bir şehri iki günde ancak çekebiliyoruz. Normalde hızlandırılmış bir periyot. Normalde 5-6 kişiyle çekilen bölümleri Allah'a şükürler olsun, Rabbimin yardımıyla iki günde çıkarıyoruz diyebilirim. Bu şehri çıkarmak dediğim, içinde 15-16'dan fazla olan konu başlıkları oluyor. Bir şehrin en az 4-5 ilçesini dolaşmak, yani sadece merkezde bulunmak değil, ilçelerin içine girip İlçelerin farklılıklarına değiniyoruz. Türkiye'nin birçok ilçesinde birçoğumuzun bilmediği onca şeyler var. Bizler de bu farklılıkları izleyicilerimize taşımaya çalışıyoruz. Yöresel yemekler bölümüne ne kadar değiniyorsunuz? Yöresel yemekleri atlamıyoruz. Ben aslında etçil biriyim. Ve etli yapılan yemekleri çok seviyorum. Mesela her yerin yemeğinde et yok. Bir Karadeniz bölgesine gittiğimizde, mesela biz orduya gittik, orada biraz sıkıntı oldu. Balık var J. Biliyorsunuz balık anlamında bu sene biraz kısır geçti. Hamsi bulamadık. Balığı çok seviyorum ama Karadeniz'in sebze yemekleri benim damak tadıma biraz uymadı gibi. İnşallah Karadeniz için üçüncü turu yapacağız. Yeni programda Giresun'da var. Orada inşallah Karadeniz yemeklerini daha çok tadacağım. Bu yoğun çalışma temposunda ailenize yeteri kadar zaman ayırabiliyor musunuz? Çocuklarımla elimden geldiğince görüşüp kaliteli vakit geçirmeye çalışıyorum. Ama ne kadar yapabiliyorum onu pek bilmiyorum. Eşim ilk zamanlar yoğun tempomdan biraz rahatsız oldu. "Bizimle ilgilenemeyeceksin, bizi bırakıp gidiyorsun." diye Şimdi üzerinden bir yıl geçti, onlar da alıştılar. Hatta program çekimleri üzerinde fikirlerini söyleyip yorumlar yapıyorlar. Bir bakıma artık eşim imaj makerimce, eşimden program yönlendirmesi bile alıyorum diyebilirim. Bu konuda en iyi destekçim o sağ olsun. Evlilik ortak bir müessese, hastalıkta, sağlıkta diyorlar ya, bir de yolculukta diyorum ben. O konuda eşimin büyük desteğini alıyorum. Hedefleriniz neler? Mesleğinizi seçmek isteyen gençlere neler önerirsiniz? Şu an için önceliğim program konusunda iyi bir noktaya gelmek. Tamamıyla çok iyi miyim diye sorarsanız, her geçen gün bir şeyler öğrendikçe daha iyi olmam gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zamanla kazanılacak şeyler. İlk halimle şimdiki halim arasında dağlar kadar fark var. Her gün yeni şeyler öğreniyorsunuz. İşte bu bir insan için çok önemli. Bence insan kendine çok iyiyim dememeli ve her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmeli. Yeniliklere açık olursak başarabiliriz. Ben şunu öneriyorum. Bu meslekte benim dönemimde 4 iletişim fakültesi vardı. 1994 yılında ve her yıl 200 mezun veriyordu. Bunlar İstanbul, İzmir, Ankara'daydı. Şimdi ise 44 tane iletişim fakültesi var. Ve her yıl 10 bin mezun veriyor. 10 bin mezunun kaçı bu mesleği yapabiliyor, ona bakmak lazım. Mesleğin açığı ne kadar bunu sormak istiyorum. Dolayısıyla bu meslekte altın bileziği olanlar öne çıkıyor. Birincisi yabancı dil çok önemli. İkincisi de bu mesleği seviyorsanız yapacaksınız. Sırf, en çok bunu genç kızlarımızda görüyorum, spikerlik hevesi yüzünden bu mesleği seçenler var. Spikerlik hevesi için mesleğe girenlerden kaçı olabiliyor, diye sorsanız, çok azı diyebilirim. Sonra da hayal kırıklıkları yaşanıyor. Yazık, ciddi paralar harcanıyor, ciddi emekler harcanıyor. Üniversiteye giden gençler orada ortama uyuyorlar. Bizim zamanımızda hocaların sözleri şu olurdu. Hiç vakit kaybetmeden işinize bakın. Buraya bir hayvanı bağlasanız yine mezun olur derlerdi. Doğru da söylerlerdi. Bir şekilde mutlaka mezun olunuyor. Ama önemli olan bunu iş olarak sürdürebilmek. Gençler iş hayatına bir an önce atılsın ki hem işlerini hem de geleceklerini hazırlamış olsunlar. Çünkü iş okul gibi değil. Okulda işin teori varken, gerçekte bu yok ve pratik çok önemli. Pratiğe girmelerini öneriyorum. Bol bol bir şeyler okumalarını ve yazmalarını öneriyorum. Şayet muhabirlik düşünenler var ise, ellerinde tarakla aynanın önünde vakit geçirmelerini öneriyorum. Çünkü bunlar önemli kazanımlar. İşi sevsinler. Asistan olarak işe başladıklarında kablo taşıyabilirler, Muhabirin yanında gezerler, bunlardan bocunmasınlar ki belli bir süre sonra bu izlenimlerle de bir şeyler kaptıklarını görecekler. Bizim dönemimizde bu iş TRT'de inanılmaz zordu. O dönemler kamera asistanı kameraya elini 6 ay süremezdi. Şimdi teknolojinin de gelişmesiyle birlikte durum değişti. Şimdi kamera asistanı işe başlıyor, 30 gün sonra kamera omzunda çekim yapabiliyor eskisi mi daha doğruydu, bu mu bilemiyorum. Kendime bunu sormadan edemiyorum. Dolu dolu yaşanmışlıklar size neler kazandırdı? Sizi çok etkileyen anınız var mı? Öncelikle hayatı tanıyorsunuz. Hayatın zorluklarını, güzelliklerini, insanların hayata nasıl dört elle sarıldıklarını görüyorsunuz. Hayatın ne kadar güzel olduğunu anlıyorsunuz. Özellikle Doğu ve Karadeniz bölgesi olmak üzere kar yağışının etkili olduğu birçok yerde insanlar dağ başlarında yaşıyorlar. Yani ağaçtan bir ev kurmuşlar. İhtiyaçlarını nasıl karşıladıklarına bakınca hakikaten dehşete kapılıyorsunuz. Ama insanlar orada mutlular, neşeliler, yüzleri sürekli gülüyor. Bizler burada her şeyimiz mevcutken hala huzursuz olabiliyoruz. O şartlardaki yaşamı görünce hayat daha bir anlam kazanıyor. Bu yönden kendimi biraz daha geliştirmem gerektiğine inanıyorum. Hayata daha bir güzel bakıyorsunuz. Beni en çok etkileyen olay ise 2014 yılında Bartı'nın Amasra ilçesine kameraman arkadaşımız ile birlikte yaptığımız ziyaretti. Biliyorsunuz Amasra maden ocaklarıyla meşhur bir bölgemiz. Maden ocağında işçilerin hayatlarını çekmeye gittik yerin yaklaşık 650 metre aşağısına asansör ile indik. Aşağıda gerçekten farklı bir dünya var. Burayla alakalı çekimler yaptık. Amasra'da Çinli maden işçileri oldukça fazla. Mesela yemeklerinde köpek yahnisi vardı. Gazeteci olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Gazeteci olmasaydım, kesinlikle asker olacaktım benim askerliğe karşı ciddi boyutlarda ilgim ve merakım var. Hatta hiç unutmuyorum, üniversite sınavlarından önce akademi harp okullarının belgeleri elime gelmişti. Hava harp okuluna yazılacaktım. Gerekli formları doldurdum. Fakat annem o formu yırtıp attı. O dönem, terörün çok olduğu bir dönemdi. Oğlum bir tane evladımızsın, her yer çok karışık, dedi. Ben şimdi bir yandan yurt haber müdürlüğü yaparken, bir yandan gezi programı yapıyorum. Bir yandan da A Haber'in genel kurmay başkanlığı ile ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ile alakalı Mehmetçiklerin haberlerine önem veriyorum. Genel kurma ile hep iç içeyim. Sığınak ve kışlalar olsun aralıklarla ziyaret halindeyim. Ve askerlerle ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Hakkari'deki komandoların, mavi belelilerin kış şartlarındaki eğitimlerini ele alıyorum. Seyahatname programında onların eğitimlerini de ele aldık. Yani hakikaten çok farklı ve güzel çalışmalar görmekteyiz. Tabiri caizse üç farklı kulvardan çalışıyorum. Bu durumdan şikayetçi değilim, çünkü çalışmayı seviyorum. Yöneticilikte önemli. Elbette. Mesela şu an terör olayları gündeme geldi, çözüm süreçleri askıya alındı. Arkadaşlarımızın birçoğu, o bölgelerde de görev yapıyor. Çatışma bölgesine gidip gitmemeleri konusunda beni arıyorlar. O an ne cevap verirsiniz? Çok hassas bir konu. Başlarına bir şey gelse, ömür boyu vicdan azabı. Bu noktada, o sorumluluğu nasıl alacağımıza dikkat etmeliyiz. Örnek vermek gerekirse, 2009 yılında Sivas Haber Ajansı muhabiri rahmetli İsmail Güneş helikopter kazasında vefat etti. O helikopter kazasının olduğu gün ben Suriye'de Şam'daydım. Akşam 5 uçağı ile İstanbul'a dönüyordum. Rahmetli İsmail Güneş beni telefonla aramış ve helikoptere binmek için izin almak istemiş. Fakat uçakta olduğum için bana ulaşamamış. Bana ulaşamayınca Adana Bölge Müdürümüzü arıyor. Ona da ilk kez bineceğim ve çok binmek istiyorum. Bana izin verir misiniz diyor. Onun çok istemesi üzerine izin çıkıyor ve kendi isteğiyle ölüme gidiyor. Çok üzüldüm. Hakikaten günlerce onun acısını yaşadık. Şimdi şunu düşünüyorum. Benim telefonum açık olsaydı ben İsmail Güneşe bin git deseydim ben onun vicdan azabını yıllarca üzerimden atamazdım. Kendime iyi ki o an telefonum kapalıymış diyorum. Hakikaten gazetecilik çok zor bir meslek. Yanlış bir kararınız çok ağır sonuçlar doğurabilir. Vicdanen kararını zor vereceğiniz, kaldıramayacağınız şeyler başınıza gelebilir. Ben arkadaşları illere gönderiyorum. Terör bölgesi de olabiliyor bu. Oralarda gece boyunca kalıp yayınlar yapabiliyorlar. Ama diken üstündeyiz. Allah göstermesin, bir şey olacak diye sürekli tedirginlik yaşıyorsunuz. Çözüm süreci ile ilgili fikrinizi almak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Çözüm süreci HDP'nin gayretleriyle bitmiştir. Terör PKK'nın çabalarıyla gerçekleşmiştir. Terör örgütü PKK çözüm sürecini bitirdi. Ceylan Pınar'da iki polisimizi yatakta uyurken haince şehit ederek ilk adımını atmıştır. 2008 ve 2012 yılında devlet terör olaylarına el uzattı ve bir süre reel kaldı. Ancak bu süreçte bu durum suistimal edilmiştir. Suistimalin sonucunda maalesef görüyoruz ki terör örgütü şehir, köy ayırmadan KCK şehir yapılanmaları adı altında askere ve polise saldırmakta. Ancak durum eskiye göre çok farklı. TSK'ya karşı oldukça modern silah sistemiyle karşı koyuluyor. Yaklaşık bir aylık süreçte 1. E yakın terör üyesi öldürülmüştür. Bu da tamamen yerli imkanlarla gerçekleşmiştir. Eskiden böyle değildi, yerli insansız hava aracımız, yerli tankımız, Göktürk uydumuz var, her şey adım adım izleniyor. Sonuçta bir ülkenin can güvenliği söz konusu, değil mi? Kimsenin bu ülkenin huzurunu bozmaya hakkı yoktur. Şehirlere kadar gelindi, halk bu konuda mağdur oldu. Bir korku imparatorluğu kurmaya çalışıyorlar. Zaten Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da oluşturmuşlar. Ancak unutulmasın ki Türkiye büyük bir devlet. Bu fırsat onlara asla verilmeyecek. Güler yüzünüzü ve bu muhteşem enerjinizi neye borçlusunuz? Bu güler yüzü herhalde Anadolu'nun bağrından çıkmaya borçluyum. Malatya'nın suyu, toprağı, havası diyebilirim. Malatyalı hemşehrilerime de sizin aracılığınız ile selam göndermiş olalım. İstanbul'da 500.000'e yakın Malatyalı var. Biz böyle yetiştik. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermeyi öğrendik. Annemizden ve babamızdan öğrendiğimiz bu terbiyeyi hayatımıza düstur edindik. Bu yolda da ilerliyoruz. Önce Vatan Gazetemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? A Haber kanalının sabah programında gazete haberlerini okurken, ilk sayfamıza da yer veriyorsunuz. Aynı zamanda bünyemizde olan Yeni Çağrı gazetemizin de ilk sayfasını çokça görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum. Siz gazetemiz hakkında neler söylemek istersiniz? Önce Vatan gazetesi ulusal bazda yayın yapabilecek yetenekte, kalitede bir gazete. İçeriğiyle olsun, haberleriyle olsun, yazarlarıyla olsun, dizaynıyla olsun gerçek anlamda çok kaliteli bir gazete. Manşetleri, resimleri, Özel haberleri ve renkli baskıları ile daha da iyi yerlere gelecek durumda. Güzel başlıkları, güzel manşetleri var. Bizler bu konuda elimizden geldiğince sizlere destek olacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verip benimle bu güzel sohbeti yaptığınız, güzel kapılarınızı bize açtığınız için Prof. Dr. Faruk Erzengin, Nobel ödülünü hak eden doktor. Vatandaş için çalışan cesur yürek. Profesör Doktor Faruk Erzengin hakkında yıllar önce attığım başlık anlamını arttırarak devam ediyor. O günlerde vatandaş için çalışan cesur yürek başlığını kullanmış ve Faruk ağabeyin başarılarını anlatan birçok haber, röportaj ve makaleye gazetemizde yer vermiştik. Faruk Hoca ile olan tanışıklığımız yıllar öncesine dayanır. Çocukluk dönemimde rahatsızlanmış, az kalsın yanlış konan bir teşhise kurban gidecek iken, Faruk Erzengin'in dikkati ve bilgisiyle tedavi olmuştum. Hakkını ödeyemem. Kendisiyle o zamandan sonra ailecek görüştük ve kendisini manevi babam olarak kabul ettim. Faruk ağabey binlerce hastaya baba şefkatiyle elini uzatmış, Tedavi ettiği hastalar tarafından kendisine nice türküler, şiirler yazılmıştır. Tıp dünyasına adını altın harflerle yazdıran Faruk Hoca'nın bulduğu buluş ile ölüme dahi yol açabilen anjiyoya gerek kalmamış. Hastalar kendi adını taşıyan Erzengin adı literatüre giren ilaçlar sayesinde tedavi edilmeye başlanmıştır. Tıbbi bilgi ve tecrübenin yanı sıra İslam ilimi de olan Faruk Hoca, engin bilgiye sahip bir şahsiyettir. Bu bilgi ve tecrübesini hayatına yansıtmış, sayısız esere imza atmıştır. Atatürkçü, vatan sevdalısı, her şeyden önce insan ve ülke menfaatini düşünen, önüne serilen hazineleri elinin tersiyle hiç düşünmeden ülke aşkı uğruna iten bir milliyetçidir. Bu eşsiz karakterine yaşamın boyunca şahit oldum. Faruk Ağabey, Kahraman Maraşlıdır. Kahramanmaraş'ı, ailesini, küçüklüğünü anlatırken gözlerinin parladığını görebilirsiniz. Tarih bilgisi oldukça geniş olan Erzengin, canı gönülden ne gerekiyorsa memleketi için yapan ve yapmaya da devam edecek ender şahsiyetlerden biridir. İki dönem İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde dekanlık yaparak sorunlara çare bulan Faruk Ağabey, tıbbi alanda hep vatandaş için çalıştı. Ben şahsen tanıma fırsatı bulduğum, Kahraman Maraş derken bile içi titreyen, kalbi vatan aşkı ile çarpan, bu olağanüstü insan, vatandaş için çalışan cesur yürek. Altın kalpli, herkese derman olan, çok çalışkan, çok titiz, çok disiplinli muhteşem bir insan ve mükemmel bir doktordur. Ufku çok geniştir. Ülkesinin iyiliğini her şeyden üstün tutar. Sen tüm dünya, özellikle de ülkemiz için büyük şanssın. Hep var olsa ol, sonsuz teşekkürlerim. Saygı ve sevgilerimle. Hayatımı kurtardığın için, varlığın, dostluğun için minnettarım, iyi ki varsın. Türk doktorlardan biri ilk, damar sertliği tarih oldu. Profesör Doktor Faruk Erzengin, ekibiyle birlikte damar tıkanıklığı ile ilgili dünyada ilk olan teşhisin yanında, devamlı ilerleyen hastalığın ilaçla çözüm ve tedavi yöntemleri de geliştirdiklerini ifade etti. Damar sertliği ve tedavisinde bilinenlerin ötesine geçerek ezber bozan Türk doktorlar, yıllardır yürüttükleri bilimsel çalışmalarla tıp literatürüne girecek önemli bir başarıya imza attılar. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi eski dekanı Profesör Dr. Faruk Erzengin ve ekibi dünya tıp literatürüne girdi. Birinci kısım bitti, devamı için ikinci kısma bekliyoruz.